Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Canlı Bilim'in yeni bölümünde uzunca bir süredir e, aramızda görmek istediğimiz, bir türlü denk getiremediğimiz, hem onun işlerinden ötürü ama kabul etmem gerekirse özellikle de benim e, birkaç kez e, yurt dışına gidip işimden ötürü e, sevgili Furkan Öztürk var. E, eminim birçoğunuz adını duymuştur. Hem Evrim Ağacı'nda e, yaptığımız haberler dolayısıyla hem de Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmalarıyla uluslararası camiada adını duyurması nedeniyle. O nedenle çok fazla bekletmeden hemen konuğumu da sahneye almak istiyorum. Evet, merhaba Furkan. Nasılsın? Merhaba Çağrı. İyiyim gayet. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Neler yapıyorsun? Neredesin şu anda? Şu an Boston'dayım. Evimdeyim. Gayet iyiyim. Hı -hı. Çalışıyorum. Harika. Texas'ta mısın? Ben de Teksas'tayım, evet. Ben de kendi çapımda, kendi işlerimle uğraşıyorum. Bugün seninle, çünkü soruyor izleyicilerimiz de konumuzun ne olacağını, birazcık yaşamın başlangıcından, dünya üzerinde yaşamın nasıl başladığından, birçok kişinin aklında çok sayıda sorunun olduğu aslında ve tabii ki bilim insanlarının da öyle bir konudan bahsedeceğiz. Ee, senin de e, bu alanda benim gerçekten çok önemli bulduğum, samimi olarak çok önemli bulduğum. Hani çünkü bilimsel araştırmalar bazen önemlidir ama yani evet. bazen durdurulamaz zaten onun ortaya çıkışı. Hani beklenen e, bir şeydir. Ee, belki de açıkçası hiç de beklemediğimiz bir zamanda diyebileceğim bir şekilde. E, çok önemli böyle e, on yıllardır biyolojide hep bahsettiğimiz, benim çok iyi hatırladığım e, biyoloji derslerinde anne tuhaf dediğim bir şeyin çözümünde belki de nihai çözüm olarak görülen bir cevap sundunuz. Ona geleceğiz ama başlamadan önce seni birazcık tanıyalım, birazcık hikayeni dinleyelim. Hı -hı. Kim çünkü şimdi genç birini alınca bu ne anlar bilirken de <laughs> diye, bile, diye düşünebiliyor bazen insanlar. Birazcık seni dinleyelim. Ondan sonra bilimle ilgili sorularımıza geçeceğim. Tamam. Tamam. Öncelikle çok teşekkür ederim beni konuk aldığın için. Um, Hı. Gayet heyecanlıyım ben de burada olmaktan, seninle konuşuyor olmaktan. Çok teşekkürler. Ben kendimi kısaca tanıtmaya çalışayım. Ben um, lisansımı Bilkent'te fizik üzerine yaptım. Uh, bu sırada işte farklı araştırma konularıyla ilgilendim. Ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde işte dönem dönem araştırmalar yaptım. Indiana Üniversitesi'nde, İsviçre'de, ETH'de ve Harvard'da araştırma yaptım. Ve aynı zamanda bu sırada yine Bilkent'te de işte teorik fizik üzerine biraz çalıştım. Birazcık da sanat tarihiyle ilgilendim işte lisans döneminde. Sonrasında 2018 yılında Bilkent'i bitirdim fizik bölümünü ve 2018 yılında Harvard'da doktoraya başladım. Doktoramın başlarında ilk iki buçuk sene kadar atomik fizik üzerine çalıştım. Deneysel atomik fizik ve işte bu soğuk atomları kullanarak onları işte Bose Einstein yoğunlaşması denilen bir maddenin haline sokarak onlarla işte maddenin kuantum mekaniksel fazlarını araştırdığımız bir deney grubunda yer aldım. Sonrasında bu araştırma beni pek tatmin etmedi. Birkaç sebebi var işte bunun. Bir yandan işte ilginç bir soruya cevap aradığımı düşünmüyordum. Bir yandan kendi işte bireysel katkımı yeterince gösteremediğimi düşünüyordum. Birazcık da işte içinde bulunduğum araştırma grubunda memnun değildim. Birçok faktörü var. İşte 2021 yılının başında da 2020 yılının sonunda hayatın başlangıcı araştırmalarına yöneldim. Bu aslında ilgimi çeken bir konuydu. Hatta ben doktoramın başında da bu araştırmaya girerim diye düşünmüştüm. Ama o dönem çeşitli sebeplerden dolayı bu mümkün olmadı. Ve sonrasında bu araştırma konusuna başladım ve homokiralite problemi üzerine çalışmaya başladım. Ve ondan beri de işte bu problem üzerine çalışıyorum. Geçtiğimiz senelerde de bununla ilgili işte senin de bahsettiğin yayınları yapma fırsatım oldu ve doktoramın da aşağı yukarı bitirmek üzereyim. Birkaç ay kaldı. Hı hı. Şeyimi sunmak üzereyim. Nedir o tezimi? Peki yani sen bir fizikçisin. Niye biyokimya alanında çalışıyorsun? Evet. Sen niye haddini bilmiyorsun? Sen niye kendi <laughs> kulvarında fizik yapmıyorsun? İşte F eşittir, MA falan uğraşsana. Ne işin var senin biyokimya Tam Doğru soruyu sordun Çağrı. Şimdi ben sana o zaman birkaç soru sorayım. Sor şey. <laughs> hadi. Counter soru yani. <laughs> counter soru. <laughs> um, mesela 20. yüzyıldaki büyük biyolojik keşiflere bakalım. Biyolojideki büyük <laughs> keşiflere. Ve onları yapan insanların... Lisansıda ne okuduğuna bakalım. Mesela Francis hmm. Crick. Hmm. DNA'nın yapısını keşfeden adam. Adamlardan hmm. bir tanesi. Hmm. İşte bu adam fizik okuyor biliyorsun. İşte bu DNA'nın hmm. DNA sekanslamasını bulan Wally Gilbert. Adam parçacık fizikçisi. Şeyle hmm. doktora yapmış. <laughs> Abdus Salam'la. Hmm. Ee, i̇şte ribozomun yapısını çözen mesela Venki Ramakrishna. Aynı zamanda şeyin hmm. de başkanıydı. İngiltere Kraliyet Bilimler Akademisi'nin. Adamın doktorası teorik fizikte. Hı hı. Um, Tabi bunlar birazcık şey, bu bu tarz geçişler olabiliyor. Özellikle benim yaptığım alanda bu daha da olası. Sebebi de şu, çok interdisipliner bir problem ve aslında yaşamın başlangıcı problemi birazcık daha şemsiye bir problem. Yani yaşamın başlangıcı dediğimiz şey, işte ah işte bugün böyle bir problem vardı, yarın yok diyebileceğimiz kadar tek bir probleme indirgenebilecek bir şey değil. Bunun altında çeşitli problemler var ve bunlar birbirine bağlı. Ve bu problemlerin doğasına baktığınız zaman bunların bazıları işte fizik yaklaşımını kullanarak daha rahat çözülebilecek problemlerken bazıları işte jeoloji veya işte biyo, biyokimya veya kimya yaklaşımlarını kullanarak daha rahat çözülebilecek şeyler. Yani aslında belli bir havuz problemleri var. Havuz problemi değil de yani bir havuz var ve bunun içinde problemler var. Ve bunların bazılarını fizik yaklaşımlarıyla daha doğrusu fizikten getirdiğimiz içgörüyle daha rahat yaklaşabiliyoruz. Ee, ya benim yaptığım araştırmada mesela araştırmanın aslında yaratıcı kısımlarına baktığın zaman, yani daha önceki literatürden işte edindiğimiz bilgileri kastetmiyorum. Yani benim katkılarıma baktığın zaman oradaki iç görünün fizikten geldiğini e, ni görebilirsiniz mesela. Ee, tabii ki canım. Zaten benim bunu bilerek soruyorum. Her tabii, tabii, böyle interdisipliner kişi olduğunda Aynen. illa bir soruyorum çünkü bana bir bana da çok gelen bir eleştiriydi. Ben de makine mühendisliği okudum mesela. Evet. Ama tutkum biyoloji her zaman oldu. Ee, evet. ve çok faydasını gördüm makine mühendisliğinde öğrendiğim şeylerin biyolojide aslında. Evet. Ve evet. tam tersi de. Ama yani makinede çok bir şey yapmadığım için hani tam tersini çok deneyimleyemedim ama yine de bir biyolojide öğrendiklerimin tez yazımında tezimi yaparken mesela zaten konu birazcık öyleydi benim de ama yani onu e, izleyicilerimizin çok iyi anlamasını istiyorum. İki nedenle. Birincisi bazen e, amiyane tabiriyle hıyarca soruluyor bu soru. Hani hı hı. E, ne işin var senin kulvarında sen ne anlarsın gibi. Evet. O çok önemli değil. Yani o tür insanlar her zaman olacak ama ikincisi bazen o izleyicilerimiz bir bölüme girdiklerinde sonradan o bölümü sevmediklerini fark edebiliyorlar ve hapsolmuş hissedebiliyorlar kendilerini. Evet. E, dolayısıyla bunun o böl yani artık bilimde artık diyoruz bu arada ama senin de söylediğin gibi aslında bu hep böyleydi de Aynen. şimdi iyice artık bilim böyle Uçla böyle e, çok e, detaylı hale geldiği için bazı takıldığımız problemleri mecburen diğer bilimler e, evet. ister istemez e, katkı sağlayarak sunuyorlar e, tamam. çözüyorlar. Hani o okuduğunuz bölüme hapsolmak zorunda değilsiniz. E, ufkunuzu geniş tutun. Yani bu bunu aslında anlatmak amacıyla evet. e, birazcık da soruyorum. Kesinlikle. Yok, çok iyi ki sordun. Yani doğa bilimleri bir bütün zaten ve doğa bilimlerindeki problemlerin. Hangi yaklaşımlarla çözülebileceğini önceden kestirmek mümkün değil. Onun için zaten çok ilginç bir şey bilim yapmak ve bazı problemlere baktığınız zaman sizin daha önce bildiğiniz ama o alandaki insanların bazen hiç duymadığı çeşitli konseptler o problemlerin çözümünde çok etkili olabiliyor. Dolayısıyla bu tarz özellikle böyle gri bölgelerde koştururken hangi bilginin neye yarayacağını bilmiyorsunuz. Hmm. Ya, kesinlikle, kesinlikle. Yani e, dolayısıyla şey. Ee, birazcık senin bu arada geçmişin de birazcık böyle Rönesans adamı <laughs> tarzında o da sanatla ilgili de uğraştığını sanat tarihiyle de evet. uğraştın söyledin o da dikkatimi çekti yani e, olabildiğince çok yönlü e, bir şekilde geliştirmesi gerekiyor hem hepimizin hem de e, hani izleyicilerimizin özellikle de genç e, izleyicilerimizden evet. bahsediyorum peki birazcık konuya e, girmek açısından şimdi yine bir e, fizikçiden e, alacağım konuyu e, 1944 yılında e, büyük kuantum e, mekaniğinin e, babaları arasında sayılan Erwin Schrödinger bildiğin üzere Yaşam Nedir diye bir e, kitap yazdı ki bu kitap şu anda heh, evet What is Life e, diye bir kitap yazdı. E, tekrar ediyorum zaten biliyordur gerçi izleyicilerimiz bu, bu bunu ama kuantum fiziğinin babalarından olan bir fizikçi Yaşam Nedir diye bir kitap yazdı ve şu anda bu kitap 20. yüzyıl klasikleri arasında sayılan sadece bilimsel popüler bilimsel belki tarafı bile değil ama felsefi derinliği konuya yaklaşım biçimi vesaire bakımından hakikaten 20. yüzyılın klasiklerinden olmuş bir eser. Evet. Şimdi aradan kaç oluyor 79 yıl falan mı oluyor 79 yıl geçtikten sonra. Ee, yine bir fizikçi olarak e, sana soruyor. Umuyorum ki sen de belki biyokimyanın önemli e, sahalarından bazılarının e, babalarından olarak belki anılacaksın ki ne büyük gurur olur bizim için. Yaşam nedir? Nasıl tarif edersin bir fizikçi olarak yaşamı diyerek konuya giriş yapalım. Tamam. Çok güzel bir <laughs> giriş yaptın gerçekten. Ya Schrödinger inanılmaz bir adam. İnanılmaz bir adam. Yani Schrödinger <laughs> ya da ya, ya da şöyle şöyle de sorabiliriz ekrana bakarsan. <laughs> Görüyor musun yorumları? Gördüm, okay. Gör <laughs> <laughs> gördüm, gördüm. Evet, aslında o do daha doğru bir soru oldu. <laughs> ya yani şöyle, birazcık Schrödinger'in o gerçekten hani hakiki Rönesans adamlarından bir tanesi yazdığı kitaplardan bir tanesi What is life? Diğerini de burada getirdim. Bu Yunan bilimiyle ilgili bir kitap yazıyor, hmm. Nature hmm. and the Greeks diye. Baya baya ilginç ilgileri olan bir adam. Yaşam nedir sorusuna herkesin tatmini herkesi tatmin edecek bir cevap vermek pek kolay değil ama olabildiğince çabalayacağım. Ben hatta bununla ilgili bir yaşamın başlangıcı ile ilgili MIT'de bir ders almıştım. Bununla ilgili de çeşitli makaleler var. Yani yaşamın ne olduğu sorusuyla ilgili insanlar bayağı düşünmüşler. Ama yani şöyle bir bakalım. bir genetik kodu olan ve bu genetik kodunu kopyalarken hatalar yap, Masından kaynaklı olarak Darwinyen bir evrime tabi olan, çevresinden nispeten izole ve dengede olmayan bir sisteme yaşam diyebiliriz. NASA'nın tanımı da kabaca bu şekilde. Ama bu tanımın bazı kısımlarına baktığın zaman mesela çeşitli böyle felsefi soruların bazılarına cevap veremediğini görüyorsun. Mesela işte diyoruz ki kendi kopyalarını yapabilmesi yaşamın önemli özelliklerinden bir tanesi değil mi? Ya buradaki temel temel problem şundan kaynaklanıyor Çağrı. Herkes yaşamın farklı mesela noktalarına bakıyor ve diyor ki ya bu çok önemli bunu tanıma eklememiz lazım. Metabolizma, <laughs> <kullanım>. genetik kod <laughs> çok önemli, evrim çok önemli. Bunları eklememiz lazım diyorsun. Sonra mesela bazıları da onların çok önemli olmadığını düşünüyor ve onları çıkartmaya çalışıyor. Dolayısıyla o tanımda bir <laughs> Kargaşa var. Mesela işte şey diyoruz değil mi? Kendi kopyalarını yaratmanın döneminden bahsediyoruz. Mesela şöyle bir işte makalede okuduğum bir e, soru vardı. İşte diyoruz ki e, bir tavşan değil mi? Kendi kopyalarını yaratabilir. Çiftleşir ve işte yavru tavşanlar oluşturur. Peki biz bir tavşanı bir kutuya koyarsak ve bunu çevresinden izole edersek değil mi? Herhangi bir kişiyle çiftleşmesini engellersek bu kendi kopyalarını yaratamaz artık. O zaman bu tavşan canlı mıdır değil midir? Tabii evet gibi yani bunlar aslında absürt sorular birazcık hani böyle şey çok da mantıklı sorular değil ama en nihayetinde bununla ilgili Jack Shostak'ın yazdığı da bir makale var bir sayfalık bir makale <laughs> yaşamın başlangıcı sorusunun çok da önemli olmadığı yaşamın pardon Anladım yaşamın ne? ne olduğu sorusunun Hı. o kadar da önemli olmadığını ve biz eğer yaşamı görürsek anlayabileceğimizi anlatıyor bu Aa, evet 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 hatırlıyorum onu yani e ben genellikle şimdi ne kadar <laughs> Jack, so, staka sormuyor olabilirler ge, gençler falan ama bize çok sık soruluyor yaşamın evet. ne olduğu ve evet. nasıl tanımlayabileceğimiz. Ee, aslında nasıl açısından falan bakarsak da gördüğümüzde tanıyacağız ama e, göre evet. e, görmeden önce tespit edebilmemiz de <laughs> önemli Gerçekten. olan tarafları var. Evet. E, tekno imza gibi işte ben niyetler tabii daha Farklı şekilde tespit edilebilir de. Evet. Tekno imzası olmayan özellikle de e, canlı. Yani illa bütün canlılar işte karbondioksit üretir mi mesela nefes al alıp verirken gibi sorular evet, evet. e, e, önem kazanıyor. Ama ondan da öte dediğin gibi ben tanıma dayalı yani e, niteliklere dayalı. Daha doğrusu nitelik derken be belki böyle davranışsal fizyolojik niteliklere dayalı e, tanımların muhtemelen e, yani dünyada gördüğümüze çok benzer... E, hale getirmeye çalışan bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Aslında Jack Sosnak'ın dediği orada şu açıdan önemli. Ne niteliği var ki yaşamın? Gördüğümüzde tanıyabiliyoruz. Ben ona bunu evet. sormak isterdim mesela. O nitelik ne ki? Biz tanımlamaya gerek duymadan bile e, tanımlayabiliyoruz. Bence evet. burada e, iki şey var. Ya yani, bence diyorum tabii ama bunu düşünen birçok insan olmuş tarihte zaten. E, ama ben sen ne düşünürsün merak ettiğim için. E, belki bu... okumuşsun. benim, benim fikrime göre yani ben hmm. özellikle genin ve darwinyen evrime tabi olabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet. Çünkü... Ama mesela bu so e, e, Jack Hoca'nın söylediğiyle mesela uyuşmuyor. Çünkü onu ilk görüşte anlayamazdık mesela. Değil mi? Ha, ya yani. bu zaten şey ayrı bir nokta. Yani bu detekte edilebilip edilememe farklı bir mevzu. Bir evet. de yaşamı diyelim ki uzayda yaşamı aldık, laboratuvara getirdik ve analiz ettik. Evet. Bu yaşam mı Hı -hı. değil mi? Hani detect etme ayrı o tamamen doğru, ayrı bir olay. Yani Biyo imzalar Belli bir süre üzerinde çalışsaydık evrimleştiğini görürdük ve e, bunun Ama Aynen. o zaman tabii hemen e, akla gelecek en Bariz counter örnek, e, karşı örnek e, kimyasal evrim olurdu mesela e, ki Nobel ödülü de almış yönlendirilmiş evrimde kimyasal moleküller e, evrimden geçerek istediğimiz e, niteliklere sahip ilaçlara dönüşebilir. Yani ilaç dediğimiz şeyde sonuçta molekül olduğu için e, moleküllerle evet, ama genetik kodu sahip değil onlar. Yani genetik kodu kopyalayarak evrime tabi evet, genetik ko bir dolayı. Evet, doğru. Genetik hmm. koda sahip değiller. Kendi kopyalarını e, üretebiliyorlar. aslında, kendi kopyalarını üretiyorlar. Dolayısıyla Hı -hı. evet, bir e, şablonu kullanmıyorlar ama şablonu şablon ya. kendileri zaten. Aynen. Aynen. <laughs> yani, Eğer o, evrimi da, evrimi evet. baz alırsak, galaksiler de evrimleşiyor değil mi? Tabi. Yani yıldızların bir... evrimi, galaksilerin tabii. Evet, tabii, tabii, onların doğru. da bir seçilimi Carleşik var. evrimi var. Mesela metabolizmaya evet. baktığımız zaman bir arabada da metabolizma var. Evet, Değil mi? kesinlikle. Benzin kesinlikle. Yapıyor vesaire. O yüzden, o yüzden şuna ne dersin? Bir organizasyona sahip olan, Hı -hı. yani vücudunu dış ortamdan ayırt ayık ayırt edebilen ve bu organizasyon içinde süre gelen faaliyet sayesinde entropi artışına karşı koyabilen sistemler. Bunu söylediğin zaman. Bir ka karşı örnek düşünmeye çalışır mısın mesela? Şu anda belki zor olabilir ama bu ikisi sence yaşamı tanımlamak için yeterli olur mu? Bence mi? yani önce bahsettiğin tanımda bir kere gen yok. A yok evet ama şimdi ben ama şimdi geni birazcık çekiniyorum ben. Evet en nihayetinde dünyaya indiğimiz zaman geni evet. tekrar dahil etmek zorunda kalıyoruz ama ya ya gerekmeyen bir kimya evrimleştiyse e, gene ama yine de biz evet. ta tanıyabilirdik yaşam olarak gibime geliyor bana evet. e, ve hatta ve hatta gen olmaksızın da dediğim kimyasal e, yani bir popülasyonun var olması bir ben, e, popülasyon canlı olmak zorunda değil canlı popülasyon olmak zorunda değil benzer kopyalara sahipsiz bir sistem olması ve bunun çevre şartlarına bağlı olarak kendini şablon olarak kullanır şu anda hayal edemediğimiz bir kimyayı veya kimyasal yolağı kullanarak kopyalarını üretir belki ona Gen demeyeceğiz ama eğer gen tanımını genişleterek söylüyorsan tabii belki olabilir onu, onu da dahil edebiliriz. Ee, ama acaba gene gerçekten evrensel ölçekte ihtiyaç e, olur muydu? Yani gen olmadan ya, bir aktarma. Ben, sanırım kastettiğin şey bir nesiller arası bağlantının olması gereklisi. Ee, bu arada dondun mu? <laughs> ben anlatıyorum burada <laughs> kaptırdım gidiyorum ama. Ee, galiba dondu Furkan. Bu arada ben de seste galiba bir cızırdama mı oluyormuş? O Furkan gelene kadar onu çözmeye çalışayım. Evet Furkan gelene kadar. Ben de seste sıkıntı var. Şimdi bu yeni şu mikrofonu deniyorum. Ee, biraz daha ee, şey diye sağlam diye ama değilmiş. Gördüğümüz kadarıyla ya da bağlantıda bir sıkıntı var. Bunu e, çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Galiba şeyden geçerek geldiği için e, bir sıkıntı yaşıyorum. E, şu an hala cızırtılı mı acaba? <laughs> Cengiz çok enerjik. Evet, ya bunlar çok e, heyecan duyduğum konular. O yüzden e, ister istemez e, gaza geliyor insan. Bayağı konuşurken e, cızırtı oluyor öyle mi? Kab i̇şte kablodandır. Evet muhtemelen kablodan. E, aslında belki şöyle bir şey yapabilirim. Bir saniye. Furkan gelene kadar e, şöyle bir şey deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Şu, ama işte o zaman da. Bu arada ha Furkan geldi. Kusura bakma ya bir anda internet. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Yok önemli değil ya olsun olsun olsun. Ee, evet. benim de zaten sesim cızır diyormuş konuşurken onu çözmeyeceğim ben teknik sorunlara <laughs> geçtim. Evet. Bu arada ben kaptırmış gidiyordum sen gittiğinde bayağı <laughs> gaza gelmiş bir şekilde. Yok ben şeyi <laughs> hatırlıyorum senin <gülüyor> sorduğun <gülüyor> o verdiğin örneği hatırlıyorum. Hı -hı. orada şeyi söylemek isteyecektim sana. biz yaşamın tanımını yaparken aslında kaçınılmaz olarak dünyadaki yaşamın tanımını yapmaya çalışıyoruz. Çünkü evet, başka evet, bir yaşam bilmediğimiz için genel olarak yaşamdan pek bahsedemiyoruz. Dünyadaki yaşamdan bahsediyoruz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ona yönelik baktığın zaman mesela senin verdiğin örnekte iki şeyi hatırlıyorum. Eğer yanılıyorsam tekrar hatırlatırsın. Organizasyondan bahsettin ve entropiyi evet, de... lokal olarak azaltmaktan bahsettin. En azından evet. artışına direnmek ama evet azaltmak evet. tabii ki. Organizasyonu ya mesela bu şeyler de var. var yani diyelim ki bir buzdolabını al. Hı -hı. Buzdolabının bir organizasyonu var değil mi? İçinde Hı -hı. işte bir kompleks sevgileri var. Ama o sayede organizasyonunu sürdürebilmesi uzun vadede. Yani o yani, sadece ama sadece çok Uzun vadeden neyi ediyoruz yani? Evet or orada biraz muğlaklaşıyor tanım işte. Evet. Evet. evet Ya bu yaşamın tanımı <laughs> problemi garip bir problem. Yani yaşamın ne hmm. olduğu şeyiyle ilgili makaleler okuduğun zaman bu böyle <laughs> evet. bir tavşan deliği. Yani hmm. bu, bu soruların sonu gerçekten bitmiyor ve şey oluyor bazen. Evet. Artık tanımın tanımı nedir e falan gitmeye başlıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Niye tanım yapıyoruz? Zaten evet. en son niye tanım yapıyoruz kardeşim diye evet evet. <laughs> evet, evet. Doğru. Yani e, ama bir, bir bir başlangıç noktası ba vermesi önemli. bakımından bize. Evet. İşte evet bir tamam genleri de dahil edebiliriz bir yani genetik altyapıya sahip olan belli bir organizasyona sahip olan belli bir metabolizma dediğimiz evet. aktiviteye sahip olan ve o aktivite sayesinde var olmayı yani parçalarını tamir edebilen mesela yani organizasyonu sürdürmekten kastımız Hı -hı. birazcık da o yani kendi kendini o ener ürettiği enerji sayesinde o enerjiyi kullanarak bozulan parçalarını tamir edebilmesi eskiyenlerin yerine yenisini koyabilmesi belki sonuç o yüzden uzun vadede dedim de yani e Mesela buzdolabı örneğini verecektin çünkü lokal olarak entropiyi e, düşürdüğü için. Ama o faaliyeti sayesinde borularıyla bir e, üzerinde bir faaliyet gösteremiyor. Act etmek üzere anlamında söylüyorum. Yani Onun üzerine herhangi bir faaliyeti yok. E, bozulduğu zaman dışarıdan yani dışarıdan yardım alması sorun değil. Biz de doktordan yardım alıyoruz ama yardım alıyoruz, o yani. yaptığı faaliyetin Kendini sürdürmeye bir faydası yok. Sadece o soğutma işini yapabiliyor. Ee, ama canlılıkta gördüğümüz o faaliyet sayesinde e, kendi o bozulma yönündeki kuvvetlere direnmeye devam edebiliyor. Bence en kritik nokta bu e, bizim gördüğümüzde. Evet. Ama işte adaptasyondan galiba. kaynaklanıyor. Kendini evet, adapte evet. ediyor ortama. Tabii tabii yani evrimsel adaptasyon ne? ama aynı zamanda hani adaptasyonu birkaç başlığa da hı hı. E, ayırıyoruz. Daha doğrusu modifikasyon tiplerini yani bir işte lokal olarak hani e, anlık değişimlerle işte tenimizin bronzlaşması falan gibi davranışsal tepkilerle e, adapte olma. Bir de tabii ki seçilim yoluyla. Baktın yaşayamıyor. Onlar eleniyor. Geri kalanların hı. daha uyumlu olması yoluyla. E, peki sen e, nihai olarak yaşamın tanımıyla ilgili görüşün Tanımın çok üzerine durulmasının faydalı olmadığı yönünde mi yoksa kendini kendine bir e, tanım üzerinde çalışmaya devam ediyor musun? Bu soruyu ya şöyle, yani. ya aslında ikisi, ikisi de gibi. Şöyle, yani yaşamın temel özelliklerini anlamamız gerekiyor ve yaşamın belli kompartmanlarını iyi tespit etmemiz gerekiyor. Ama bunları bir tanıma koyup bir işte cümle halinde sözel olarak yazmanın o kadar da önemli olmadığını düşünüyorum. Yani hı hı. asıl anlamamız gereken şey yaşamın fonksiyonlarının e, muhtevası yani ne oldukları e, ve işte çeşitli kompartmanların nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Bunları illa bir tanım haline getirebilmenin o kadar da önemli olmadığını düşünüyorum. Evet, evet güzel. Ee, yani bu, bunu da aslında bunun altını çizebilmek de önemli. Sonuçta. Onu tanım, tam olarak tanımlayamadan da çalışabilmeye devam ediyoruz, araştırmaya evet. devam ediyoruz. Ya buna şey deniyor ya işte, working definition. Evet, hani... geçici bir tanım yapıyorsun ve o tanım yani, üzerinden olabildiğince ilerliyorsun. Evet. Peki o zaman daha zor bir soru sorayım, bu kolay kaçtı. <laughs> ee, yaşam nasıl başladı? Evet. Evren olarak da düşünebiliriz. Bildiğimiz tek örnek olan dünya olarak da düşünebiliriz. Hmm. Ee, bunu da sana e, sadece hani bir ya kardeşim bir fizikçiyi çağırdın. Niye yaşam nasıl başladı diye e, soruyorsun diye değil. E, az önce de konuştuğumuz gibi belki onlardan da başlayabilirsin. İşte Jack Soz, e, Tuck Sutherland gibi e, isimlerle. E, yani çağımızın en önemli kimyager, fizikçileriyle evet. çalışmış. Onlar buradaydı laboratör... bari. Eşken evet, Zaten sen onun laboratuvarındasın şu anda değil mi? Yok o şeyde İngiltere Cambridge'de ama burayı ziyaret ediyor. Ee, ben yani. şey senin özgeçmişine bakarken e... Ben John'la çalıştım yani John'la Çal çalıştım. Ha, o... Ama tamam, tamam. şu an orada değilim yani. Şu an Şu andaki hangi Hayır an Dimitar Stasov'un laboratuvarındayım. Ee, hmm. Dimitar bir astronom. Ee, hmm. yaşamın başlangıcına ilgili bir astronom. Ee, hmm. John'la da beraber hala çalışmaya devam ediyoruz. İşte Harika. O da geçen birkaç gün önce buradaydı. Hatta hmm, çok iyi. <laughs> Aa, çok iyi çok iyi. Yani bu bu kişilerle temas eden biri hmm. olarak e, yaşamın başlangıcı ile ilgili son tablo neleri gösteriyor bilimde bize bu, evet. bunu bir anlatıyor. Bu soruyu nasıl nasıl yapalım çağrı? Baştan yani şöyle mi yapalım? Yaşamın başlangıcı sorusu nasıl gelişti? İnsanlar bu soruyla ilgili neler düşündü zamanla? Ona mı bakalım yoksa güncel bu state of the art dediğimiz şeyi mi merak ediyorsun? Ee... İkisi de aslında ama önce ilki. Ondan sonra... Önce ilkini mi yapalım? Evet. Yani yaşamın başlangıcı sorusunun şeyi nasıl gelişti? Ee, tarihi. Tabii tarih... Evet evet yani... E, ya insanlar bunu bunun üzerine kısaca... neler düşündü zamanla yani. Evet aynen aynen. aynen Ya şöyle aslında yaşamın başlangıcı sorusundan bizim şu an anladığımız şey işte evrimleşebilecek ilk hücreyi oluşturan kimya yani jeokimyanın biyokimyaya dönüşmesinden bahsediyoruz. Yaşamın başlangıcı dediğimiz şeyi söyleyince. Yani jeokimyasal bir sistemden, organik kimyasal bir sistemden biyokimyasal bir sisteme yani kimyanın canlanmasından bahsediyoruz. En amiyane tabirle. Ama insanlar bu soruyu düşündükleri zaman özellikle Darwin öncesinde bu soruyu düşündükleri zaman aslında tam olarak bunu kastetmiyorlar. Birazcık daha şeye bakıyorlar. Yani bir canlılarda bir değişim var ve bu neden kaynaklanıyor? Yani canlıların önceki formları nasıldı diye soruyorlar ve tabii o zaman şey kavramı yok. Yani işte o bir hücre öbüründen oluştu işte bu tür buna dönüştü ve sonra o ilk türe götürdüğün zaman o nasıl oluştu sorusunu sorabilecek ellerinde veri yok. Ama genel olarak şeyi soruyorlar işte canlılar nasıl oluştu, hayvanlar nasıl oluştu, bitkiler nasıl oluştu gibi soruları soruyorlar. Orada da aslında yaşamın başlangıcından bahsetmeye başlıyorlar. Bundan ilk bahsedenler e, antik Yunanlılar e, ve Sokrat öncesi felsefeciler bundan bahsediyor. İşte maddenin nereden geldiğinden sonra, işte maddenin evrimleşip nasıl yaşamı oluşturduğundan mesela Anaksimenes ve Anaksimendros bahsediyorlar ve işte e, yaşamın sudan gelmiş olabileceği ve hatta ilk canlıların balığa benzediğinden falan bahsediliyor e, onların hmm. fragmanlarında. Onun sonrasında yine antik Yunanlılardan Empedokles var. Bu Empedokles'te doğal seçilime benzer fikirler oluşmaya başladığını görüyorsun. Bayağı ilginç. Yani evet. işte adapte olamayan şeylerin yok olduğundan ama bunun bir kere olduğundan bahsediyor Empedokles. Yani canlıların işte böyle ejderhalar vardı, tuhaf canlılar vardı ve bunlar ortama uyum sağlayamadı ve yok oldu. Şu ankiler oluştu ve onlar devam etti diyor. Hani bir kere bir evrimden bahsediyor Empedokles. Sonra çok ilginç Aristoya geliyoruz. Aristonun uh, hayvanların tarihi diye bir kitabı var. Historia Animalum. Hatta onu uh, sorarsın diye burada getirdim. Burada Başka. da göstereyim. <laughs> um, ya bu baya ilginç. Ben bunu okuduğumda çok şaşırdım. Bunun 5. cildinin birinci bölümünde bahsediyor. Burada da altını çizdim. Şimdi bunun neyi ifade ettiğinden bahsedeceğim. Aristo burada diyor ki, bazı bitkiler ve hayvanlar kendi öncekilerin tohumlarından meydana geliyorlar diyor. Hatta tohum kelimesinin de Yunancası spermatosmuş. Sperm. Onu fark ettim. Sperm kelimesi oradan geliyormuş yani. Evet. Panspermiyadaki sperm de evet, oradan geliyor mesela. Aynen. Gezegenlerin to birbirini tohumlaması. tohumlaması. Aynen öyle. Ama diyor, diğer yani başka gezegenlerin gezegen diyorum. Başka bitkilerin, başka hayvanların tohumlarından gelmeyen şeyler spontane olarak oluşuyorlar diyor. Ve işte bu spontane oluşum, spontaneous generation kavramı da oradan çıkıyor. Hatta spontane kelimesi için de Yunanca otomatik sözcüğünü kullanıyor. Otomatik olarak oluşuyor diye bahsediyor Aristo. Ve bu spontane oluşma fikri ilk başta Aristo'dan çıkıyor yani kelime anlamında. Aslında onun öncesinde de kavramsal olarak var. Ya burada aslında Aristo şunu fark ediyor. Diyor ki bazı canlılar diğer canlılardan oluşuyor. Bazıları da kendi kendilerine oluşuyorlar. Hı hı. Yani Aristo şeyi yapmıyor. İşte bir ağaç gibi geriye geriye götürüp son noktaya geldiğinde bu ilki spontane oluşmuştur demiyor. Bazıları ba oluşmuştur. hı hı. ayırıyor. Diğerleri de spontane oluşmuştur diyor. Ondan Onu sonra... Bunu neye göre ayırdığına dair bir bilgin var mı? bilgimiz var Niye, mı neye ne? göre ayırmıyor yani bundan bahsediyor işte hmm. hayvanların ve bitkilerin bazılarının işte kendi atalarından oluştuğunu diğerlerinin de işte hmm. bu meşhur şey deneyi var hatta biliyorsun İşte bir kirli bir ortamda şeylerin oluştuğunu gözlemliyor sineklerin vesaire sineklerin ya ha, ya evet. işte bir tozdan hmm. oluşuyor topraktan oluşuyor falan diyor hmm. öyle bir hmm. fikir ortaya atıyor tabii o zaman mikroorganizmalardan vesaire haberleri yok hmm. Sonrasında biraz bunlarla ilgili şey düşünüyor Lucretius. Şey kitabı var ya On the Nature of Things. Deraru, evet, Natura'da. <laughs> Deraru Natura'da bununla ilgili ilginç bir tespit var. İşte diyor ki toprak ısındığı zaman ve işte üzerine yıldırım falan düştüğü zaman topraktan çeşitli canlılar çıkabilir diyor. Hı <laughs> hı işte biraz yani... Yaz ilk baharı gözlemiş o galiba. Evet, <laughs> i̇lk baharı... yani, öyle. Yani spring evet. kelimesi de oradandır ya bir şey böyle. Evet, bir şeyin ortaya çıkmaktan. Ee, e, evet, etmesi. Luc Lucretius ya bir, milattan önce birinci yüzyıl orada bu kavram var. Sonra işte şeylere geçiyoruz biraz çağrı. Yani bu stoacılara ve işte Plotinus'a falan geçiyoruz. Bu adamlar bu sefer şeyden bahsetmeye başlıyor. Çok ilginç. Bir hayat verici güçten bahsetmeye başlıyorlar. Hı -hı. işte İngilizcesi şey yani life giving spirit diyorlar. Evet işte. evet. Viver, Platon'un daha din, din baskın görüşleri evet, devreye evet. girmeye başlıyor. Noyma yani. falan yine. var mesela ruh kavramı evet, var. Evet ruh. Hı -hı. E buralarda anlıyorsun ki biraz için içine mistisizm girmeye başlıyor. Evet. Hı -hı. Sonrasında bunu şeyler işliyor. Şimdi Antik Yunan'da bir natürel bir tespit var. Sonra işte Lucretius'tan sonra gelen Stoacılarda ve işte Plotinus'ta falan bir böyle Tabiatın bir yaşam verme gücünden bahsediliyor. Sonrasında erken dönem Hristiyan bilginleri var işte Albertus Magnus, Thomas Aquinas gibi bayağı akıllı adamlar var ve bunlar bu yaşam verici gücü Tanrı'nın iradesine bağlıyorlar. Yani aslında işte bir ruha bağlıyorlar ve onu o kavramı dönüştürüyorlar ve Avrupa ne oluyor? Kapanıyor. Ta ne zamana kadar Darwin'e kadar. Darwin'e kadar. Evet. O arada neredeyse benim görebildiğim, okuduğum bütün yaşamın başlangıcı ile ilgili olan tespitler bu bahsettiğim erken dönem Hristiyan bilginlerin işte Thomas Aquinas'ın falan işte Tanrı'nın divine böyle kutsal isteğinden bahseden çeşitli izahlar getirmeye çalışıyorlar. Sonra Darwin fark ediyor ki canlılar birbirlerinden değişerek oluşuyorlar. Yani işte bir Değişim ve onun neticesinde çeşitli canlıların oluşması var, değil mi? Ve bu işte izahı, canlıların nasıl değiştiğinin izahını işte doğal seçilimle ortaya koyuyor. Ve e, problemi aslında yarısını çözüyor. yani yarısını demeyelim de bir kısmını anlamış oluyor. Yani şu anki canlıların aslında başka canlılardan evrimleştiğini anlıyor ve aslında türlerin nasıl oluştuğunu anlıyor. Ama ilk türün, yani ilk organizmanın nasıl oluştuğunu bilmiyor. Ama bu problemin varlığını fark ediyor. Yani aslında problemi birazcık daha uh, doğru bir uh, çizgiye koyuyor Darwin. Ve uh, bayağı ilginç 1871'de bir mektup yazıyor. O mektubu biliyor musun? Pukur'a yardım ee, Şunu diyor. <laughs> Ama eğer ki, ha? ah bu ne büyük bir eğer ki. Evet. içinde her türlü amonyak ve fosfor tuzu ışık, ısı, elektrik vesaire olan ve dolayısıyla bir protein bileşiğinin kimyasal olarak ortaya çıkabileceği ılık küçük bir su birikintisi hayal Hı -hı. edebilirsek bu protein daha karmaşık değişimlerden geçebilir. Yalnız bunu so sorulayarak benim soru akışımı bozdum. Neyse. <laughs> <laughs> Çünkü ben de o yüzden senin hazırlamıştım senin bir sonraki. Ya bu inanılmaz, geçiriz, inanılmaz bir tespit. Bunu 1800 Nasıl bir öngörü bu? Abi? Gerçi... İnanılmaz <laughs> bir öngörü. İnanılmaz evet, evet. Bu konuda ben, kavga edeceğiz dur birazdan. <laughs> tamam. Ilık suyla hidrotermal bacak olsun. Evet evet. Ha, tekrar. tamam. Hmm. <laughs> Sonrasında 60 yani onun öncesinde 1871 bu dediğin okuduğun e, mektup. İşte onun öncesinde 1860'larda falan bu pastörün spontane oluşumun aslında mümkün olmadığını, bu spontane oluşum zannettiğimiz şeyin aslında mikroorganizmalardan kaynaklandığını e, söylüyor ve sonrasında birazcık da artık modern döneme geçiş yapıyoruz. işte Oparin var mesela, Oparin bu Darwin'in işte küçük Tabii. gölet fikrini birazcık daha e, detaylandırıyor. İşte bir ilksel çorba dediğimiz primordial soup diye bir kavram ortaya atıyor ve çeşitli deneylerin yapılmasını öngörüyor. Ve bu öngördüğü deneyleri Miller Yuri 53'te yapıyor. Stanley Miller bu deney yayınlıyor. Chicago'da yaptığı bir deney ve bu deneyde işte indirgenmiş bir atmosfer koşulunda amonyak ve metan dolu bir e, atmosferde işte yüksek enerjili bir kimya yaptığınız zaman yani işte çeşitli yıldırımlar vesaire uyguladığınız zaman bu ortama çeşitli e, amino asitlerin az da olsa oluşabileceğini gösteriyor abiyotik koşullarda. Bu 53. Sonra aynı yıl yine 53'te DNA'nın yapısı keşfediliyor ve gen yani bilginin nasıl aktarıldığı ortaya çıkıyor. Ve işte sonrasında 80'lerde 90'larda falan birazcık daha bu hayat ağacı ortaya çıkıyor değil mi? Filogenetik araştırmalar neticesinde işte bizim tek bir ortak atadan evrimleştiğimiz ortaya konuluyor. Bu Luka denilen Last Universal Common Ancestor. Şimdi günümüze kadar geldik. Burada bir çok kısa es vereyim sonrasında istersen. E evet. Evet. Şimdi e, çok bu arada çok güzel e, bir özet oldu. Bu Hı -hı. burada tabi e, şimdi Türkiye'de bu tür e, konulardan bahsederken en büyük sıkıntı e, insanların evrimi ayrı bir bilim konusu olarak görüyor olması. E, yani bilim var, bir de evrim var gibi. Bunu tabii evrim ağacı olarak biz 2010'dan beri e, kırmaya çalışıyoruz ve daha geniş evet. kitlelere ulaştıkça yeni direnç noktalarıyla tabii karşılaşıyor insan. Hı hı. E, bunu kırmamızın sebebi bizim e, hani evrimi özellikle seviyor olmamız falan da değil. Ben bunu hep anlatıyorum yani evrimin benim için çok özel bir tarafı yoktu açıkçası evrim ağacını e, kurarken yani e, şeyi fark ettikten sonra evrim ağacını kurduk. Ee, bu konuda bir anlaşılmayan nokta var. Hani da halk arasında ve çok ciddi bir dezenformasyon dezenform, evet. savaşı var. Yani atıyor büyük patlama olsaydı ya da ne bileyim e, gazların kinetik teorisi üzerine olsaydı muhtemelen onunla ilgili bir evet. e, grup kuracaktık. E, bu yayını izleyenlerin anlamasını istediğim belki de en önemli şey bırakın maymundan gelmeyi cartucurtu e, evrim teorisi ve onun konusu olan evrim konusu yani bilim camiasında var mıdır yok mudur maymundan mı geldiklerin konuşulmadığı direkt olarak kullanıldığı ve sonuçlarının görüldüğü bir şey yani kütle çekimi neyse bilim için evrim de o Görelilik teorisi neyse evrim teorisi de o aslında ve biliyorum bunu ilk tepkisi insanların hep hayır ya olamaz biz işte maymundan gelmedik falan gibi <laughs> bir direnç oluyor ama boş verin maymundan gelmeniz konusu, maymundan gelme konusu önemli bile değil. Yani antropologlar için önemli. Yani, önemli tabii de gerçeği Hani Türkiye için hani, bilimin 200 yıllık gerisinde olan bir noktada olduğumuz için maalesef hani o önemli, onu bile geçtim artık tamam o önemli değil. Ve yeter ki e, canlıların seçilim baskısı altında farklılaşıp yeni türlere dallanabileceğini çünkü bunu anlamadan yaşam nasıl ortaya çıktı? Biyoloji ile kimya arasında nasıl bir bağlantı var? var? Farklı türler arasında nasıl bir bağlantı var? O Aristo'nun sorduğu bazı canlılar spontane jenerasyonla ortaya çıkıyor. Bazıları e, öncekilerden köken alıyor. Yaklaşımının neden hatalı olduğu gibi şeyleri geçmeniz mümkün değil. Ama bilim geçti bunları çoktan ve çoktan e, doğru olduğunu biliyoruz. E, bu üzerinde olduğumuz yolun doğru olduğunu biliyoruz. Detayları şimdi konuşacağız. Hı -hı. Detaylar konusunda tabii ki kütle çekiminde de bilinmeyen ne kadar çok şey var mesela Hı -hı. fizikte. Aynı şekilde evrimde de bilinmeyen e, Hı -hı. E, bir dolu detay var. Ama cisimlerin yere düştüğünden nasıl eminsek canlıların da türleşerek farklılaştığından o kadar eminiz. Ama bunu işte maalesef e burada zor, ilginç çünkü. bir ilginç bir şey var. insanların belki de çok bilmediği, canlıların değiştiğini insanlar çok önceden biliyorlardı. Evet. Yani o gözlemsel bir şey kapak kapak. Zaten. <laughs> evet, evet. Gözlemsel bir gerçek. Hani bunu inkar evet. edilebilecek bir şey değil. Bunun izahını yani mekanizmasının nasıl olduğunu Darwin ortaya koyuyor. Mekanizma da test edilebilen bir şey. Yani yanlışlanabilir bir izah ve bu izah gözlemlerimizle inanılmaz derecede uyumlu. Zaten şöyle ben benim gözlemim şu oluyor. İlk başta mutlak bir e, kabul etmeme çünkü hemen akıl maymunlara falan gidiyor. <laughs> gidiyor. Ama yani e, Darwin'in dört temel postülatının hangisine karşı çıkıyorsun diye sorduğunda işte çeşitlilik e, vardır. Bu çeşitlilikle bağlı olarak yani türler içerisinde çeşitlilik vardır. Bu çeşitlilik bazı durumlarda avantaj sağlar, bazı durumlarda dezavantaj sağlar veya aynı durumda bazı bireyleri avantaj sağlar, bazılarına dezavantaj sağlar. Avantajlı olanlar daha çok ürerler ve dolayısıyla kendilerini önce kendilerini avantajlı kılan genleri gelecek nesle daha çok aktarırlar. Dolayısıyla bir sonraki nesil atalarının arasından en avantajlıların genlerini taşır. Bunu birikimli seçilim mantığıyla birleştirdiğin zaman ki bu da inkar edilemez bir şey yani bir özellik değiştiği zaman önceden değişen bir özellik eski haline dönmediğine göre uh -huh. özellikler birikerek değiştiğine göre canlı değişmek zorundadır. Anlattığın zaman bunun hangi noktasına karşı çıkıyorsun ki tabii her biri noktası deneysel olarak da anlatılabilir. İşte yeah. sincaplarla yapılan deneyler var, farelerle yapılan deneyler var, fosillerden gelen veriler var, genlerde falan. Yani deneyler derken direkt değiştiklerini gördüğümüz hani e, volkanik kayaların üzerine bırakılan ve açık tenli e, farelerin e, nasıl değiştiği falan. Tamam değişim e, ve o konuda sıkıntı yok canlıların değişti ama e, fare gibi bir şey ya da daha güzel bir örnek hani gerçek bir örnek olarak köpek büyüklüğündeki ve köpeğe benzeyen bir canlının balinaya e, dönüşebileceği bir seçilim so sonucunda orada kopuyor işte kayış orayı tahayyül edememeye başlıyor. Ama bunu her şeyde görüyoruz. Yani yıldızların evet. evriminde de bu büyük skalada baktığında onun ona nasıl dönüşebileceği kimyasal moleküllerin nasıl karmaşık yapıları inşa edebileceği yani bu insanlık insan olmakla gelen bir zaaf, zaaf aslında. Evet. Uzun periyottaki kademeli değişimlerin sonuçlarını göre... Yani Colorado Nehri'nin ee, şeyi Grand Canyon'u kazabileceğini tahayyül edemiyor kimse. Ama gittiği zaman bir nehrin yatağını kazabileceğini anlayabiliyor. Ama onun Grand evet. Canyon'a nasıl dönüşeceğini e, tahayyül bile edemiyor. E, öyle evet. bir... ya Zaten e, Darwin'in de ya bu büyük fikrini ortaya koyabilmesindeki önemli gelişmelerden bir tanesi o dönemki jeolojinin gelişimi ve bizim bildiğimiz dünyanın yaşının zannedilenden çok çok daha uzun olduğu ve bu tarz küçük ama istikrarlı değişimlere müsaade edebilecek kadar dünyanın yaşının uzun olduğu anlaşılıyor. Sonrasında daha da uzun olduğu anlaşılıyor. Aa. Ama yani evet, bu yaş konusu Evet. Evet ya Darwin bunu biliyor. Yani şeyi okumuş çünkü jeolojinin İlkeleri kitabını Lyle'ı falan okumuş yani Darwin. Evet, evet. Yani ee, işte yani ta bilim tarihini oku okuduğun zaman aslında aynı zorlukları bilim insanlarının nasıl yaşadığını da e, görüyorsun. Ama tabii bizde ya çok ciddi bir önyargı olduğu için e, insanlarımızda evet. onu kırması işte görmek zorunda gö görmeleri gerekiyor şeyi. Hani bunun kullanılıp gerçekten bu olmadan o bilimsel atılımların yapılamayacağını görmeleri gerekiyor. Bu da zaman evet. alan bir şey. Önemli değil. Peki şimdi evet. e, öteki evet. noktaya ge geçebiliriz yavaştan. E, evet. bu tarihsel perspektif evet. ışığında o zaman bu mekanizmanın nasıl yaşandığına dair neler biliyoruz? Tamam, çok güzel. Şimdi özellikle zaten durduğum yerde durmamın sebeplerinden bir tanesi de şeyi anlatabilmek. Yani modern anlamda bizim şimdi bildiğimiz jeolojideki, kimyadaki bildiğimiz koşullar altında yaşamın nasıl oluştuğuna dair fikirlerden bahsetmek istiyorum şimdi. Bununla ilgili öncelikle istersen şeylerden bahsedelim. Yani Prebiyotik kimya ne demek? Erken dünya koşulları da dünya nasıl bir yerdi? Ve bu koşullarda biz jeokimyanın biyokimyayı evriminden neyi kastediyoruz? Eğer bu soruların evet. cevabını verirsek o zaman modern araştırmanın da nereye oturduğunu daha iyi anlamış oluruz. Şimdi zamansal olarak ve mekansal olarak bir bakalım olur mu? Hı hı, tabii. Zamansal olarak dünya kabaca 4,5 milyar yılı yaşında. Bunu çok çok iyi biliyoruz. Bir, çok iyi bilmemizin sebebi de işte izotopik olarak yaş tayini yapabiliyoruz ve bu e, yaşta dünyada işte oluşmuş e, çeşitli mineralleri tespit ediyoruz. Hı -hı. Ve 4,5 milyar yıl yaşındaki dünyanın işte soğuması ve işte sıvı suyu bulundurabilmesi birkaç yüz milyon yıl alıyor. İşte 4,3'e falan denk geliyoruz ve Hı -hı. birazcık ileriye baktığımız zaman yani ileriden geriye gittiğimiz zaman da 3,5 milyar yıl kadar önce fosilleri bulmaya başlıyoruz. Hmm. Bu fosilleri hatta ben bu yaz Avustralya gezimde e, inceledim. Bir tane örneğini de burada getirdim. Arzu edersen sana da göstereyim. Oo göster tabii bakayım. E, bu bir stromatolit fosili. Stromatolit. Ha. E, burada bunun bir kesitini aldım hı, ben. Manlar. Evet. Ha. Bu tarz sedimanları yatay olarak ilerlemesi jeolojik bir ilerleme ve bu işte ee, jeolojik olarak katkı şey alabiliyor musun? Ilerliyor. Fokusu alabiliyor musun? İkisi şey. Ha <laughs> evet. Ya kafanı gizle ya Anladım. sana odaklanmaya çalışıyor kamera çünkü. <laughs> Bak ha. gördün mü? Kafanı kapatacak şekilde yap ama o zaman da sen göremiyorsun tabii değil mi? Dur dur şu, göreceğim <laughs> şimdi bir saniye. Ha ha evet. Şimdi oldu. Bu sonrasında evet. şeyler var bunun içinde. Yatay sedimanların aksi yöne ilerleyen karnabahar gibi güneşe doğru ilerleyen bakteriyel K organizmalar var. Hı -hı, Görebiliyorsunuz değil mi onlar? İki yönlü. Şu iki e, gibi işaret edebileceğim mi? Sedimanın aksi yönünde ilerleyen. işaret edebileceğim mi onlara şey kaleminle? Ha, evet ya parmakla. Bir parmak tanesi, yolu. Şu, bir bakın, tanesi evet, bu. Şu bakın evet. Evet. evet hı -hı. Bir tanesi bu şekilde ilerliyor. Sedimanın aksi yönünde dikey şekilde, hı -hı. diğeri de bu şekilde ilerliyor. Bu arada stromatolitler arkadaşlar, eee siyanobakterilerin ilk e, fotosentetik bakterilerin zaman içerisinde ölmesi ile birlikte oluşturdukları e, aslında canlıyken de stromatolitler e, yani üst katmanlar yaşıyor canlısını Yanlış da biliyorsun. göstereyim ha, evet can... <gülüyor> <gülüyor> hazırlıklı gelmiş bunu da Shark evet. Bay'den getirdim Shark Bay'de yine evet. Batı Avustralya'da canlı bir e, stromatolitin üstündeki ölmüş kabuk bu aslında stromatolitler şunu yapıyor Çağrı bunların metabolizması neticesinde ürettikleri bir polisakkarit matrisi var EPS deniyor buna işte extra cellular polysaccharide matrix bu böyle slime gibi böyle e, yumuşak ve ortamı dolduran bir materyal. Bu materyal işte etraftaki kumulları, karbonatları vesaireleri dalgalar geldikçe tutmaya başlıyor. Bu aynı zamanda şey malzeme bunları birbirine yapıştırıyor ve orada çimentolaşma tepkimeleri oluşmaya başlıyor ve dolayısıyla bu bir bakterilerin, işte arkelerin yaşadığı ortamlarda bu işte malzemeler ortaya çıktıkça aslında onların gittiği yollardan taşları takip ediyorsunuz, oluşan taşları. Evet. Biyojenik evet. olarak oluşmuş taşları takip ediyorsunuz. Bu böyle büyük bir kubbe gibi güneşe doğru büyümüş bir kubbenin üzerinden aldığım bir parça. Bunun hmm. işte alt kısmındaki beyaz kısımlar karbonat, hmm. Hmm. karbonatın o işte matriks tarafından tutulması. Gösterebileceğimi bilmiyorum ama ya çok yaklaştığım zaman umarım şey yapar. İnsanların kafasında bir oluşsun yani bu. O dakika od odaklanmaya çalışıyor. Biraz daha evet. geri çek abi. Ee... Belki de bu olmayabilir çünkü bu ince olduğu için. Çok iyi. Ha, ha altına Şöyle çok yandan odaklandır. baktığımız zaman da tamam, şu kısımda evet. yeşilimsi bir tabaka görüyorsun. Evet evet aha. Evet o yeşilimsi tabaka ha, işte odaklandı. en üst katmandaki canlı siyana bakteriler. Hımm. Görebildin mi? En üst katmanlar yani e, evet. yaşayan örnekler de var alttakiler ama o gerçi bu kabuk alttakiler şeklinde soyulduğu için. Alttakiler taşlaşmış artık. Oradaki Taşlak. karbonatlar evet. üzerinde hmm. de çok ilginç çağrı burada şeyler var bak. Turuncumsu lekeler Turuncu, var. evet. Evet az, bu az önce lekelerde geç... çeşitli arkelerin ürettiği e, lekeler. Onlar hmm. da şeyi sağlıyorlar. UV ışığına karşı koruyorlar aslında. Belli hmm. dalga boylarını absorbe ederek alttaki şeyleri UV ışığını zararlı etkilerine karşı e, koruyorlar. Hmm. Şimdi bundan neden bahsettik? Bu canlıların biz 3,5 milyar yıl önce var olduklarını çok iyi biliyoruz. Elimizde fosilleri var. Hmm. Bunun birazcık daha öncesine gittiğimiz zaman işte 3,8'lerde şeyler var. Biyojenik olarak oluştuğunu bildiğimiz karbon var. Yani hmm. bir organizma fosili değil de işte bir biyolojik aktivite neticesinde oluşmuş karbon. Hmm. Var dolayısıyla 3,8 ile 4,3 arasındaki bir zamanda yaşamın oluştuğunu düşünüyoruz. Şimdi zamansal olarak bu. Ee, ve muhtemelen 3,8'den birazcık daha önce yani epeyce daha önce muhtemelen 4'lere daha yakın. Onun sebebi de şu eğer biz bu fosillere ulaşabildiysek muhtemelen yaşam o dönemde artık biyosfer oluşturacak kadar büyümüş ve çeşitlenmiş ve bu karmaşık işte fotosentetik aktiviteleri yapabilecek kadar da evrimleşmiş demek. Ve biyolojik evrim kimyasal evrime göre daha yavaş olduğu için aslında onun birazcık daha alt sınırına yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Evet şimdi bir saniye e, ilerlemeden Hı -hı. E, izleyicilerimizin de aklında daha iyi yer edebilmesi adına bu stromatolitleri nasıl e, gördüğümüze dair e, birkaç e, görüntü senin elinde bu arada görüntü slide vesaire varsa az önce. Aa, e, aa ne, bu Turbiyana'dan. <laughs> evet, evet. Ee, bu katmanlar, az önce gösterdiği katmanların büyük ölçekteki, bakın şey, evet. e, e, jeolog çekici <laughs> diyeceğim, ee, hmm. çekicinin nazaran ne kadar büyük olduklarını e, görüyoruz burada. E, çok çeşitli, e, bu... bir saniye, şurada az önce gösterebiliyordum. Şimdi, ha şöyle yapalım. Tamam, sen devam et, ha. devam edelim. Şu şeyden ben Aa, şimdi şu... Şey... Evet evet şuradan göstereceğim şimdi. Ha bu Peki, ya bizi, bizi evet. bu şey açısından sınırlıyor. Zamansal açıdan sınırlıyor değil mi? Bu fasilleri bilmemiz. Hmm. Ee, ve şimdi birazcık şeylere de bakıyorlar Çağrı. Ee, bu zirkon minerallerin içinde ki hapsolmuş karbonların da bazılarının biojenik olup olamayacağı üzerine çalışıyorlar insanlar. Zirkonda şu, şu anda bildiğimiz en yaşlı kayaç örnekleri 4.4 4.5 milyar var. Evet ya bu zirkon min iyi. mineral aslında mineral. işte zirkonyum hmm. minerali ve bunlar hmm. şeye çok dayanıklı böyle. İşte termal metamorfizmaya, başkalaşımlara karşı çok dayanıklı. Dolayısıyla bunlar oluşurken içinde hapsolan malzemeleri aslında kalkan gibi koruyor ve hmm. çok da ufak şeyler bunlar tabii birçok badire atlatıyorlar ama içini koruyorlar. Hmm. dolayısıyla bu içine baktığımız zaman da hem içindeki Var olan uranyumun kurşuna başkalaşımından zaman tespiti yapabiliyoruz. Hem de adeta bu kalkan gibi koruduğu için içindeki malzemelerin orijinal olduğunu biliyoruz. Hmm. Dolayısıyla These bu jirunların... Şura... Hı. şunu gösterecektim. Yani biraz geri dönmüş olacağım ama e, birkaç örnek olarak. Yo, yo, bunlar e, mükemmel <laughs> Evet, e, gö görebilsinler diye e, izleyicilerimiz. E, stromatolitler Bakın öl ölçeği sağ altta görebiliyorsunuz bir santimin nereye karşılık ne kadar bir mesafeye evet. karşılık geldiğini. Bunlar gerçekten e, ya ilk yaşam örnekleri olması bakımından e, mesela buradaki kayaç 3.48 milyar. Tamam. Önce... Diret işte, Dresser formasyonundan, evet. Batı Avustralya'daki. Tam olarak az önce işte Furkan'ın sözünü ettiği, e, evet gösterdiği evet. yerden. E, Aa, çeşit bak. <laughs> az önce bu da şey. şey... Hı, Şu, bu evet, beyaz anlamadım. olan kısımlarda bir yüzey hidrotermal, hidrotermal aktivitesi neticesinde oluşmuş hmm. e, kayaçların içindeki Birazdan işte. onları da göstereceğim. E, hmm. onlara da bakarız. E, yani bir şunu göstermek istiyorum. Burada nasıl oluştuğunu e, görüyoruz bu kayaçların. E, öncelikle bir e, tek katman halinde. Sonra katman üstüne katman geldiği zaman zaman içerisinde bu e, şekiller oluşuyor. Ben hmm. e, Houston Doğa Tarihi Müzesinde gittiğim bir e, orada orayı anlattığım bir video çekmiştim. Orada da bunun birçok örneği e, var bu şekilde e, girintili çıkıntılı birçok stromatolit örneği e, görebiliyoruz. Hmm. Şunu gösterecektim var mı burada? Ha gel doğada da böyle ha. gözüküyorlar bu burası arada. Shark Bay işte az önce gösterdiğim hmm. küçük parça vardı ya bu onların üstünden aldığım bir bir, bir önceki resme Şöyle gidersen eğer evet şimdi gelecek bir saniye. Evet. Evet bu. Burası Shark Bay, Batı Avustralya'da. işte Perth'ün birazcık kuzeyinde, e, Hint Okyanusu'na Hı -hı. içindeki bir körfezde bu e, bakteriler. Bu gösterdiğim parça da onların üstünde zaten renk vesaireden de anlayabilirsiniz. Yani bu kayalar, kayaçlar, bu birikintiler aslında e, yaşamın tarihiyle ilgili e, çok önemli detaylar gösteriyor bize Aynen ama öyle. işte bilmeyen bir gözle baksanız ama ne ne güzel bir doğa şey dersiniz ama dersiniz işte bilerek baktığın zaman ne kadar. <laughs> evet evet ne evet. keşke olmasaydı da rahat rahat yüzebilseydik dersin dersiniz, ama evet. şeyde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Evet. Hı hı. E, bu bizi zaman olarak biraz e, kısıtlıyor. Yani, yani kısıtlamadan kastım hani constrain ediyor bizi bir, bir yöne doğru yönlendiriyor. Evet. 3,5 milyar yıl önce yaşam kesinlikle var. Dolayısıyla 3,4 milyar yıl önce başlamış olamaz yaşam. 3,5 milyar yıl evet. önce başladı. Evet. Yani Hatta, en, en en geç. Hat, evet. Hı -hı. Aynen öyle. Hatta 3,8'in de artık e, biyojenik evet. olduğu neredeyse kesin. Onun için 3,8'in öncesinde evet. olduğunu e, çok iyi biliyoruz yani. Üst taraftan da e, kısıtlayıcı. Bahsedecek misin? Atladığımı Üst taraftan bilmiyorum. kısıtlayıcı da işte sıvı suyun yaklaşık dünya yüzeyinde bulunabilmesi. O da 4,3'e evet. falan tekabül ediyor. Yani 4.54 dünya... milyar yıl önce dünyanın formasyonu az çok evet. oluşuyor. Ondan sonra 4.2 4.3 civarında evet. da 4.3 civarında da sıvı su bulunmaya başlıyor. Bulunabilecek Dolayısıyla... sıcaklığa geliyor dünya. Evet, evet. Bulunabilecek evet. sıcaklığa geliyor. Çünkü öncesinde çok sıcak, buharlaşıyor evet. su. Ee... Sıvı suyun bulunmasıyla yani 3.8 arasındaki ee, yaklaşık 500 milyon yılda cansız bir yapının canlı dediğimiz yapıya evrimleşebileceğini biliyoruz. Muhtemelen de bu 4.3 evet. belki yani muhtemelen demeyeyim ama herhalde 4.3 milyar yıl önce su oluştu. Bütün 500 milyon yılı alıp da 3.8 milyar yıl önce de bizim... Biz ilk canlıyı da bulmamışızdır. Dolayısıyla Aralık aslında muhtemelen birazcık daha dar. Yani ya, belki hadi. 200 milyon, 300 milyon yıl içerisinde ölü diye tabir edeceğimiz, hani başta gördüğümüz anda tanırız yaşamı. Evet. E, dolayısıyla yaşam olmayanı da e, şeyler gördüğümüz anda belki veya azıcık üzerinde çalıştığımız anda canlı olduğundan emin olabileceğimiz e, maddelere dönüşebiliyor. Konuşuyor. Bu yani bir anlamda e, evrene bakacak Evet kimyanın canlanması birkaç yüz milyon yıl alıyor en fazla gibi evet. gözüküyor en azından dünyada böyle olmuş ama dünyada en nihayetinde evrende bir örnek evet. olduğuna göre bu evrene bakış açımıza evrende yaşama bakış açımıza dair e, çok evet. önemli bir veri parçası aslında. Keşke daha çok olsa da daha çok şey bilsek ama en azından evet. bir veri noktası olarak. Evet. Evet. Devam evet. Yani. Ya ben buna birçok birçok insan da kabul eder bunu zaten. Ya probiyotik kimyanın yani ilk canlıyı oluşturan kimyanın ondan çok çok daha hızlı olduğunu bu aradaki işte 200-300 milyon yıllık zamanında aslında o biyosferi oluşturabilecek kadar canlının çeşitlenmesi için geçen oldu olan zaman olduğunu Evet. Çok olası. Yani, yani, yani yaşam çok daha hızlı oluşuyor. Belki birkaç bir milyon tane. yıl içerisinde kimya biyolojiye dönüşebiliyor. Ama o biyolojinin çeşitlenmesi, belki ilk badireleri atlatması, belki atlatması. yok oldu tekrar başladı, yok oldu evet. tekrar başladı. 3-5 yerde birden başladı ama bir tanesi nihayetinde üstün geldi. Çünkü şu anda birden fazla köken olduğuna dair Belki virüs örneği hariç e, ki onda canlı sayarsan çok bir e, işaret yok. yok gibi. Nihayetinde bir, şu bir var. köken baskın geldi. Şu var çağır. Son ortak atanın olduğunu biliyoruz ama son ortak atanın ilk ortak ata olup olmadığını bilmiyoruz. Evet kesinlikle ha. işte Şimdi Keşke ilk, i̇lk ortak atayla son ortak ata arasında muhtemelen e, kaybolan atalar var. Yani Hı -hı. şöyle düşünelim işte bir tane nokta var o nokta branşlaşıyor. bazı branşlar devam edemiyor ama bir tane branş Lukayı ve sonrasında bakterileri ve arkeleri oluşturuyor. Bildiğimiz bütün yani, yaşamın kökenini oluşturuyor. Evet. Yani Lukadan önce hani o belki Fuka diyebiliriz. First universal <laughs> common ancestor. Yani, evet. Lukayla Fuka arasında bayağı bir kimya e, biyolojik evrim var. Kimyasal evrimde muhtemelen biyolojik evrim var. Hmm. Biyolojik evrimde şey e, de, daha yavaş bir süreç. Yani kimyaya göre hmm. çünkü kimya deterministik. ya yani Bir şeyleri hmm. koyduğun zaman eğer doğru kimyaysa reaksiyona giriyorlar ve oluşuyor. Hmm. Ama biyolojinin denemesi lazım. Yani sekans uzayının taranması lazım. O daha yavaş bir süreç. Hmm. Onun için ben özellikle hani insan insanlarla da konuştuğum zaman bunun üst sınıra daha yakın olduğunu yaşamın başlangıç hmm. noktasının ve arada geçen zamanın da büyük ölçüde ilk canlı evriminin ve Luka'nın oluşumuyla geçtiğini düşünüyoruz yani. Çok olası. Peki bu nerede oldu, nasıl ha. oldu? Şimdi biraz onu şimdi, konuşalım. Tamam, şimdi zamanı konuştuk, mekana geçelim. Mekana geçelim, evet. evet. İlk dünya nasıl bir yerdi? Birazcık ondan bahsedelim. Yani hmm. kabaca 4 milyar yıl önce işte Hadean dediğimiz bir dünyanın iyonu var, yani devresi var. Bu işte dünyanın oluşumundan işte 4'e 4 kadar, ilk kayaçlara, ilk kayaçları bulduğumuz zamana kadar geçenki dönemi Hadean... Dünya diyoruz hmm. hades gibi, cehennem gibi hmm. evet. Aa, deniyor bu devreye. Bu devrede dünyada bir kere oksijen yok. Çünkü oksijen işte daha sonra biyolojik aktivite neticesinde oluşmuş aslında biyocenik bir gaz. Hmm. Aa, ve birçok canlının ölümüne neden olan işte 2,5 civarında atmosferi doldurmaya başlayan ama öncesinde bulunmayan bir gaz. Atmosferde dolayısıyla oksijen yok. Oksijen olmadığı için ozon tabakası yok. Ozon tabakası olmayınca dünyaya gelen radyasyonun dalga boyu birazcık daha düşüyor, yani enerjisi birazcık daha artıyor ve çeşitli kimyasal aktivitelerde işte rol oynayabilme ihtimali daha da güçleniyor. Hı -hı. Şimdi bu var. Dünyadaki işte jeolojik olarak baktığımız zaman büyük ölçüde okyanuslarla kaplı bir dünya var. Yani işte kabaca %95'inin okyanuslarla kaplı olduğu düşünülüyor. İşte acaba kıta evrimi var mı? Yani bu kon. Continent, continental crust deniyor ya kıta kabuğu. Kıta kabuğu oluşmaya başladı mı vesaire. Onunla ilgili jeologların çeşitli e, tartışmaları var. Ama şeyi kesinlikle biliyoruz. Bu işte Hawaii gibi, İzlanda gibi bir mantle plume'un yani bir çıkan materyalin, volkanik aktivite sonucunda çıkan materyalin üzerinde oluşabilecek adacıkların olmaması için hiçbir ihtimal yok. Hı hı. Çünkü bunların oluşması için bir kıta evrimine, levha tektoniğine ihtiyacınız yok. Bunlar aynı Hawaii gibi okyanusun içinde bir anda bitebiliyorlar. Dolayısıyla büyük ölçüde okyanuslarla kaplı okyanusların da büyük ölçüde demir iyonları açısından zengin olduğu bir dünya var. Şu an demir iyonları açısından zengin bir okyanusumuz yok çünkü ok oksijen bu demiri çökeltiyor. Dolayısıyla demir açısından zengin ee... İşte büyük ölçüde okyanuslarla kaplı bir dünyamız var ve çeşitli ufak kara parçaları var. Şimdi bu dünyamızda yaşamın oluşumuna dair iki tane belli başlı lokasyondan insanlar bahsediyorlar. Günümüz işte modern araştırmalarında. Bunların bir tanesi belki de üç tane diyebiliriz. Neden üç tane olduğunu söyleyeceğim. Bunların bir tanesi okyanusun tabanındaki hidrotermal bacalar. Yani okyanusun dibinde bulunan ve bayağı hani güneş artık ulaşamadığı ve işte işte levhaların kırılması neticesinde okyanus tabanından açığa çıkan materyalin oluşturduğu bacalar var. Birincisi... Şu anda ekranda gördüğümüz yerler. Ekranda gördüğümüz bir <laughs> black smoke herhalde bu siyah tüttürücü mü hmm. denir? <gülüyor> um, <gülüyor> hidrotermal baca. Evet, evet. Hidrotermal baca. Değil. Ya işte <laughs> hidrotermal bacalarında çeşitli türleri var. Işte. Evet. Li sülfür açısından zengin malzemelerin çıktığı bir de birazcık daha işte beyaz, kalsiyum, baryum gibi malzemelerin çıktığı bacalar var. İkinci lokasyon bu yüzeydeki göletler ve işte e, çeşitli su birikintileri. Ya yani birbirine bağlı işte çeşitli göletler ve havuzlar yüzeydeki. İkinci şey bu. Üçüncüsü de aslında çağrı. Bunların ikisinin bir kombinasyonu. <laughs> Ortayol gibi... safsata. Aslında değil. Niye biliyor musun? Evet. Çünkü yüzeydeki hidrotermal sistemler. <laughs> yüzeydeki hidrotermal sistemler mesela İzlanda'daki kaplıca havuzları. Aslında şu anda videoda buna benzer bir örnek görüyoruz. Görüyorsunuz. Yani Evet. <laughs> Ve şey, mesela Yellowstone. Evet. Mesela Yellowstone'a gittiğiniz zaman hem bir hidrotermal aktivitenin olduğu bir gayzeri var. Hem onun hmm. yanında bir gölet var ve bunlar birbirine bağlı ve materyal değiştiriyorlar. Ve bir tanesinde hmm. bir çeşit kimyanın oluşabileceği koşullar, pH vesaire varken öbüründe farklı koşulların aynı ortamda olduğunu görüyorsunuz. Hatta biz oraya bir arazi gezisine gittik. Eline hmm. şeyi alıyorsun. Asidite ölçeri yani pH hmm. probunu göletin bir kısmına sokuyorsun asidik, öbür kısmına sokuyorsun bazik. Hmm. Ya bu tarz Tabii böyle evet. Evet. bulundurabilen. Mesela bununla ilgili bayağı başka örnek de var. İzçe şeyden bahsettim. İzlanda, Yeni Zelanda'da mesela. Hell's hmm. Gate diye bir yer var. Hmm. <laughs> Cehennemin kapısı. Orada yine böyle hmm. kaplıca havuzlar. Ya yani yüzeydeki kaplıca havuzları. Şey de hmm. mesela Dresser formasyonundaki stromatolitleri gösterdim ya az önce. Evet, aha. Ben de şey hmm. gösterdim. Dresser'da aslında bir yüzey hidrotermal aktivitesinin hmm. olduğu yer. Çünkü gayzerlerin oluşturduğu kayaçları görüyorsunuz. Biraz. Ve onların oluşturduğu çeşitli mineralleri görüyorsunuz. Şimdi bu ortamlara bakarken şuna dikkat etmemiz lazım. Abiyotik olarak yani biyogenik olmayan bir şekilde kimyanın yaşamı öncüsü olan moleküllere dönüştürebilmek için hangi koşulları bunlar bize sağlıyorlar bu ortamda? Şimdi bir kere şu çok yanlış bir şey Çağrı. Ya bu herhangi bir ortama iman diye bir şey olmaz. Tabii tabii yani? ki ben hidrotermal bacalarda yaşamın oluştuğuna iman ediyorum veya yüzeyde oluştuğuna hmm. iman ediyorum ve asla başka bir ihtimali değerlendirmeyeceğim demek olmaz şuna bakmak lazım yaşamı oluşturan ortamlarda neyin olmasını arzu ederiz ve bu ortamlarda neler var bunları bir alt alta sıralayalım ve karşılaştıralım bir de bunları laboratuvardaki deneylerin efektivitesiyle mukayese edelim değil mi? Yani laboratuvarda yaptığımız deneylerle jeolojik koşulları birbirine ne kadar örtüştürebilirsek, jeolojinin biyoloji evriminde o kadar makul olduğunu tespit edebiliriz bu ortamlarda. Doğru. Dolayısıyla <laughs> bizim metodumuzun bu olması lazım. Şimdi bunu söylemiş olup şeylerden bahsedelim. Yani hangi özelliklerin olmasını isteriz? Abiyojenik olarak bir ortamda yaşamın başlayabilmesi için. Öncelikle çeşitli... Iı, bu işte feedstock denilen belki rezervuar diyebileceğimiz çeşitli rezervuar moleküllerin ve çeşitli e, enerjinin bu ortamlarda olması lazım. İşte bunlar neler? Hmm. Bu sponge deniyor ya. Kükürt, fosfat, oksijen, nitrojen, karbon ve hidrojen. Bunların hmm. olması lazım. Birçok aslında ortam bu bahsettiğimiz bütün ortamlar bunları sağlayabiliyor. İşte Tamam, güzel. Yüzeydeki hidrotermal aktivite veya okyanus tabanındaki bacalardan kükürtlü şeylerin oluştuğunu görüyorsunuz. İşte fosfat problemine geleceğiz. Fosfat birazcık problemli. Oksijeni Hı. ve hidrojeni sudan sağlayabilirsiniz. İşte nitrojeni yine çeşitli gazlardan sağlayabilirsiniz. Karbonu da yine karbondioksitten sağlayabilirsiniz. Başka neye ihtiyaç var? Suya. Su var. Hı. Demire ihtiyaç var. Yine ondan bahsedeceğiz. Hı. Dünyanın erken döneminde demirden daha bol çok bir şey yok. Onun için ondan <laughs> bahsedeceğim yok. Hı. Enerji açısından da yine çeşitli enerji ve Dengesizliğin bu iki ortamda da aslında olduğunu biliyoruz. Bu açıdan aslında çok bir farklılık yok bu ortamlar arasında. Zaten bu ortamların insanlara makul gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de aslında bu. İkincisi de şey çeşitli farklı kimyaların aynı ortamda gerçekleşebileceği çeşitliliği sağlıyor mu sağlamıyor mu? Çünkü yani biz yaşamı oluşturan kimyanın tek bir koşulda gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü çeşitli farklı kompartmanların oluşması lazım. Bu kom kompartmanların bazıları çeşitli koşullarda daha iyi oluşurken öbürleri diğer koşullarda daha iyi oluşuyor. Bunlar birbirlerinden çok farklı olmak zorunda değil ama çeşitli farklılıklar barındırıyorlar. Birinin olduğu yerde öbürü olmayabiliyor. Ama bunların az önce bahsettiğim gibi işte göletin bir kısmında farklı bir asitte, öbür kısmında farklı bir asitten olduğu ve bunların karışabildiği ortamlar aslında bu çeşitliliği e, sağlıyorlar bize. Bu ikincisi. Üçüncüsü de şey, bu konsantrasyon problemi dediğimiz ve işte Leslie Orgel'in özel benim tespit edebildiğim kadarıyla dikkat çektiği bir problem. Konsantrasyonda şu, siz bir materyali sentezlediğiniz zaman kimyasal olarak bunu e, bir rezervuar halinde bir araya toplayabiliyor olmanız, konsantre edebiliyor olmanız lazım. Eğer bu materyal dağılıyorsa ve yok oluyorsa ve çok fazla yoğunluğu azalıyorsa bunları kullanarak ortak bir kimya yapma şansınız düşer. Özellikle polimerizasyon reaksiyonlarını yapma ihtimaliniz daha da düşer. Çünkü polimerlerin oluşabilmesi için monomerlerin konsantrasyonunun yükselmesi lazım değil mi? Evet. Hı hı. Şimdi Konsantrasyonu artırmanın yolu da ne? Kurutmak yani ortamın birazcık daha kuruyabilmesi veyahut Materyalin bir ortamda toplanabilmesi lazım. Mesela bir göleti e, buharlaştırdığınız zaman o materyal yavaş yavaş işte geri kalan küçük su birikintisinde konsantre olmaya başlıyor. Yine başka bir hani benim tespit edebildiğim önemli bir işte environmental yani çevresel bir faktör de rezervuarlar arası yani çeşitli belki malzemelerin oluşabileceği rezervuarlar arasındaki maddenin transferinin mümkün olması lazım. Hı hı. Um, ve tabii ki işte yaşamın çeşitli temel ünitelerinin oluşabileceği işte bilgisel ünite dediğimiz işte genetik belki malzemenin işte yaşamı bir arada tutabilecek değil mi ilk hücreleri bir arada tutabilecek belki kompartmanların yani işte uh, hücre zarının öncülerinin ve metabolik aktivitenin gerçekleşebileceği kimyanın gerçekleşebiliyor olması lazım bir de uh, bu ortamın nispeten uh, nispeten hani güvenilir bir ortam olması lazım. Şunu kastediyorum buradan. Mesela çok dengesiz bir ortamsa ve işte oluşan materyal çok hızlı bir şekilde yok oluyorsa bu da çok iyi bir şey değil. Çünkü sadece abiyotik sentez için değil, ilk canlılar da muhtemelen prebiyotik kimyada oluşmuş şeyleri yiyordu. Çünkü ilk canlıların belli bir evrimsel gelişmişliğe ulaşabilmiş olması lazım ki kendi besinlerini üretebilecek karmaşıklığa ulaşsınlar. Bu Tabii. ara aşamada ilk canlılar yani son orta katıdan bahsetmiyorum. Bildiğimiz ilk belki öncü hücrelerin prebiyotik kimyasal olarak oluşan materyale birazcık şeyi var bağlılığı var. Dolayısıyla hmm. ortamın hem prebiyotik kimyayı üretebiliyor hem de onu bir müddet orada tutabiliyor olması lazım. Hmm. Şimdi bunlar ilk başta saydığım şeyler. Hani bizim ortamda olmasını istediğimiz özellikler. Şimdi bunların birazcık daha şeylerini şimdi yapalım. Bu çeşitli problemleri, çeşitli ortamlarla mukayese edelim ve en sonunda da en önemli şeyden bahsedeceğim, güncel deneylerden bahsedeceğim. Çünkü en tamam. önemli şey deneyler. Çünkü biz mesela şey diyebiliriz, işte bu ortamda şu, şu şu özellikleri bu şekilde sağlayabilirim. Ama onu laboratuvar ortamında veya arazide test ettiğim zaman o düşündüğüm şeyi göremiyorsam, o zaman o fikri terk etmem gerekiyor bilim doğru ya. şimdi konsantrasyon problemine bakalım yani bir materyali nasıl konsantre edebiliriz yoğunluğunu nasıl artırabiliriz benim görebildiğim kadarıyla en büyük problemlerden bir tanesi yani okyanus altındaki bacalarda bacaları yüzeydeki sistemlerden ayıran en önemli şeylerden bir tanesi bu konsantrasyon problemi Hı. şimdi okyanus altında üretilen bir şey okyanusun devasa kütlesi altında su kütlesi altında Yoğunluğu azalmaya başlıyor. Ve siz bir materyalin yoğunluğunu bir arada tutmanız çok zorlaşıyor. Yüzeye Doğru. gittiğiniz zaman yüzeydeki göletlerde özellikle kuru ıslak döngüleri ile materyalin yoğunluğunu zaman zaman artırıp zaman zaman azaltabiliyorsunuz. Mesela bir yağmur suyu geldiğinde su ile birlikte Düşün, materyalin evet. yoğunluğu düşerken kuru zamanlarda da bu e, artmaya başlıyor. Bunu çok yakın zamanda bir makale çıktı. Bu Mars'ta Gale kraterinde de bu kuru ıslak döngüleri neticesinde oluşmuş böyle kumulların üzerindeki bu e, altıgen e, hmm. izlerin Evet. Evet Nature yayınlandı. Hmm. Zaten işte Gale kraterinin zaten NASA tarafından seçilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu işte yüzey hmm. e, aktivitelerine olanak vermesi. Şimdi konsantrasyon problemiyle ilintili bir de şey problemi var. Polimerizasyonun gerçekleşebilmesi problemi var. Şimdi bizim bir ortamda monomerleri sentezleyebilmemiz çok önemli bir şey. Ama bu monomerlerin öncelikle fonksiyonel olmaları lazım. Fonksiyonel olması için işte polimerler oluşturmaları lazım. Mesela ribonukleotitlerin RNA oluşturması lazım. Amino asitlerin peptitler ve proteinler oluşturmaları lazım. Şimdi bunları birbirine bağlamak için suyu çıkarmanız lazım. Hı -hı. Dehidrasyon yapmanız lazım değil mi? Dehidrasyon tepkimeleriyle neyi yapıyoruz? Bir monomeri bir monomeri ekliyoruz. Bir dimer oluşuyor ve su çıkıyor. Mesela Hı -hı. şeyi düşün. İki glikozu bir araya ekliyorsun. Bir maltoz oluşuyor bir de su çıkıyor. Evet. Yani aslında polimerizasyonun gerçekleşebilmesi için suyu çıkarmamız lazım. Şimdi dehidrasyonun mümkün olabilmesi için bizim kuru fazla ıslak faz arasında gidip gelebiliyor olmamız lazım. Hı -hı. Bunu... Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var, David Catling diye, i̇şte Seattle'da çalışıyor. Onun verdiği bir örnek var. Bir ıslak havluyu sıktığınızı hayal edin diyor. Hı -hı. Yani suyu aslında o ıslak havludan çıkar çıkarmaya çalıştığınızı düşünün. O dehidrasyona benziyor. Dehidrasyonu okyanusun altında yaptığınızı düşünün. Şimdi o evet, havluyu suyun altında sıkmaya çalış. Evet. Hı -hı. Oradan su çıkmıyor ama kuru bir ortamda bunu hayal edebiliyorsunuz. Aynı zamanda ıslak ortamları da hayal edebiliyorsunuz yüzeyde. Dolayısıyla bu ikisi arasında git geli sağlıyor aslında. Bu açıdan baktığımızda yüzeye ben birazcık daha e, meyilliyim. Bu problemlere e, cevap verebilmesi açısından. Şimdi ikinci büyük bir problem fosfat problemi. Buna epeyce dikkat çeken insan var. işte Stanley Miller vesaire gibi insanlar fosfat problemine dikkat çekiyor. Fosfatın problemli olmasının sebebi şu çağrı. Fosfat gaz olarak bulunmayan az önce bahsettiğim 6 elemandan teki. Kükürtü evet de işte, bağlı bulunuyor sahi. Evet yani kükürtlü gazlar var işte karbondioksit var hidrojen var işte oksijen var işte azot var bunların hepsinin gaz halinde atmosferden elde edebiliyorsun. Atmosfere Hı. eğer şeyin varsa atmosferle iletişimin varsa ya yani okyanus tabanında mesela bu da yok eğer yüzeyde atmosferle ilişkini varsa Atmosferden bunları alabiliyorsun ama fosfat ile ilişkisi birazcık daha zor çeşitli hı hı. ortamların. Çünkü fosfat çökeliyor. Çok hızlı bir şekilde çökeliyor. Özellikle ortamda kalsiyum vesaire varsa apatit denilen bir mineral oluşturuyor. Gösterebilir miyim onu? Tabii. Kamera benim yüzümü çok seviyor. Evet çok <laughs> geliyor şimdi bir dakika Hah. geldi evet tamam. Biraz zaman alıyor ama geldi tamam. Sarım trak görünüyor. <laughs> bu apatit minerali ve gördüğün gibi işte şey bir işte mineral halinde flora apatit. Ve şöyle bir problem var. Yaşam epeyce fosfata ihtiyaç duyuyor değil mi? Mesela reynaya baktığımız zaman işte Tabii. bu şeker fosfat, fosfat şeyi sırtı ve işte ribonik evet. yöntüler, ATP vesaire çok fazla fosfat var yaşamda ve dolayısıyla fosfatın rezervuarının geniş olması lazım. Şimdi fosfatı apatitten çıkarmanın yollarından bir tanesi fosfatın olduğu ortamda karbonatın olması. Hı hı. Niye? Çünkü karbonat kalsiyum ve fosfat ortamda olduğu zaman kalsiyum fosfatla bağlanmak yerine karbonatla bağlanıyor. Karbonatla bağlanmayı seçiyor. Dolayısıyla Aynen. Fosfor, açığa çıkmış oluyor. Fosfat dolayısıyla çözünmüş halde suda kalmaya başlıyor. Suda kalmıyor. Hı hı. Dolayısıyla karbonat açısından zengin göletler yani soda göletleri, hmm. soda gölleri. Bu bunlar Kanada'da var. İşte Kaliforniya'da Mono Lake diye bir yer var belki gitmişsindir. Bizim yani Türkiye'de Salda gölü var. Salda gölümüz var. Evet he. Evet. E, hatta galiba Van gölü de e, yine bayağı şey hmm. soda gölü. E, yani karbonat açısından zengin yüzey göletlerinde envarmen yani şey olarak ortamsal çeşitlilik açısından fosfatın en zengin olduğu ortamlar dünyada karbonat gölleri. Hatta bununla ilgili çok iyi bir makale yayınlandı David Catling tarafından. Şeye bakıyorlar, yüzeydeki ortamlardaki göletlerdeki karbonat miktarını fosfata bağlı olarak çiziyorlar. Hmm. Çeşitli göletlere gidiyorlar, çeşitli ortamlara, okyanuslara gidiyorlar. Ve lineer Tam bir, bir şekilde korelasyon mu? <laughs> direkt bir korelasyon var. Karbonat ne kadar fazlaysa fosfat o kadar fazla ve hatta bu ortamlarda 100 milimolar kadar fosfat olabildiğini buluyorlar bu şeyde a, Kanada'da iki tane göl var en yüksek fosfatın olduğu bir tanesi good enough like a, diğeri de <laughs> diğeri de last chance hı. A, iki tane gölet bunlar dünyada en çok fosfatın olduğu göletler şimdi bord dolayısıyla yüzeydeki karbonat gölleri de fosfatı sağlıyor. Şimdi az önce bahsettiğimiz yine okyanus tabanındaki hidrotermal bacalarda fosfatı konsantre etmenin bir metodu yok. Şimdi bu açıdan da bu ayrışıyor. Şimdi birkaç tane problem daha var yine çevre faktörleriyle ilintili. Bunların bir tanesi redoks ve aktivasyon problemi. Redoks şu bizim işte yaşam için önemli olan molekülleri şekerleri ve amino asitleri oluşturabilmemiz için işte atmosferden sağlanan ortamdaki karbondioksit gibi siyanür gibi bileşikleri indirgememiz lazım. Çünkü o karbonun yükseltgenme seviyesi ortamda bulunan haliyle yeterli değil. İndirgenerek işte şekerlerdeki indirgenme seviyesine geçmesi lazım. İndirgenebilmeleri için bunların da bir redoks aktivitesinin gerçekleşebiliyor olması lazım. Şimdi redoks problemine baktığımız zaman yani abiyotik olan ortamdaki moleküllerin biyotik olarak önemli olabilecek işte amino asitler, şekerler gibi molekülleri dönüşebilecek tepkimelerin gerçekleşebilmesi için bir elektron dengesizliğine ihtiyacımız var. Değil mi? Hı hı. şimdi yüzey tabanındaki, özür dilerim, okyanus tabanındaki hidrotermal bacaların buna getirdiği şöyle bir çözüm var. Özellikle diyorlar ki bu alkalin sıvıların çıktığı işte bu beyaz sıvıların çıktığı white smoker denilen 2000'lerde keşfedilen bacalarda protonlar arası ya yani proton ve okyanus ile ok, bazik okyanus arasında bir dengesizlik var. Yani şeyden bacadan çıkan materyal bazıkken oksijen asidik ise bu proton gradyanı yani proton dengesizliği bu redoks tepkimelerini sağlayabilecek ortamı e, sağlıyor diyorlar. Hatta işte bu ortamlarda şey ortaya çıkıyor, hatta senin gösterdiğin şu an ekranda çıkan gazlar yüksek ihtimal hidrojen gazı. Ve bu hidrojen gazı da yine aynı şekilde bu tepkimeleri gerçekleştirebilecek indirgenme potansiyelini sağlıyor. Bununla ilgili çeşitli problemler var, ona hemen biraz sonra geleceğim. Ama dağıtmamak açısından aynı redoks tepkimelerini UV ışığıyla molekülleri... Onların işte yükseltgenme seviyelerine çıkartarak da yapabiliyorsunuz. Yani UV ışığı da aslında bu bahsettiğimiz redoks tepkimelerini e, indükleyebilecek enerjiyi yüzeyde sağlıyor. Okyanus tabanında UV ışığı yok çünkü güneşten gelen radyasyon oraya ulaşmıyor. Ama evet. orada da e, tabandan çıkan materyal ile okyanus arasındaki dengesizlikten kaynaklanan bir potansiyel farkı var. Bu potansiyel farkını kullanarak kimya... Yapabileceklerini söylüyorlar insanlar. Hı -hı. Şimdi tam burada özellikle bunu sona koymamın sebebi de bu bahsettiğimiz şey ne kadar iyi çalışıyor bir, laboratuvar deneyleriyle bakalım. Hı -hı. Olur mu? Burada Tabii buraya ki, kadar değilim. bir sorun var mı Çağrı? Hiçbir sıkıntı yok. Aynen devam. Tamam, Hı -hı. İyi gidiyor değil mi? Evet evet. Aha. Tamam. Şimdi okyanus tabanından başlar isek az önce bahsettiğim işte bu proton gradyanı meselesi var ya yani hı hı. şeyden çıkan materyalle işte baca'dan çıkan materyalle okyanus iç arasındaki dengesizliğin kimyayı e, kimyasal işte redoksu sağlayıp sağlayamayacağı problemi bununla ilgili insanlar herhalde bir 30 küsür senedir çalışıyorlar e, ve temel olarak yapmak istedikleri şey şu karbondioksiti işte formaldehit ve sonrasındaki işte çeşitli şekerlere e, indirgeyebilir miyiz bu proton farkını kullanarak. Ya burada şöyle bir analoji yapıyorlar. Şeylere bakıyorlar, metanojenlere bakıyorlar. Yani metanı e, üreten ototrofik e, bakterilere bakıyorlar ve bunlar aslında şey yapıyorlar. Gerçekten karbondioksiti metana kadar indirgiyorlar. Orada şöyle bir farklılık ortaya çıkıyor. Birincisi bu işte metabolik aktivitenin gerçekleşmesi için bu canlılar epeyce fazla enzim kullanıyorlar. Çünkü bu reaksiyon termodinamik olarak mümkün olduğu halde kinetik olarak çok yavaş. Ya yani bu kinetik bariyerin düşürülmesi için enzimatik şeyler kullanmanız gerekiyor ve prebiyotik kimyanın en önemli farklarından bir tanesi de şu. Biyolojik olarak evrim neticesinde oluşan karmaşık enzimler olmadığı için moleküllerin kendi reaktivitesine bağlısınız. Ve eğer tepkimeniz Moleküler anlamda, kimyasal anlamda gerçekleşmiyorsa, bu büyük bir sıkıntı çünkü enzim kullanma şansınız yok. Evet. Ee, ve en önemli farklardan bir tanesi şu çağrı. Bu işte metanojenler mesela bu şeyi kullanıyorlar, proton yoğunluğu arasındaki farkı kullanarak bu tepkimelerini yapıyorlar. Ee, bu işte bacalarda da çeşitli porlar var. Bu porlar birazcık minerallerin oluşturduğu membranlara benziyorlar ve bu porların içindeki asidite ile dışındaki asidite arasındaki farktan bu tepkimenin oluşabileceği düşünülüyor ama şöyle bir ilginç farklılık var. Bu mineral membranları kabaca bir mikron kalınlığındayken biyolojik olan membranlar yaklaşık bir nanometre kalınlığında. Hmm. Yani arada bin kat bin kat fark var. Şimdi bin kat fark olunca proton gradyanının yoğunluğu pozisyona bağlı olarak epeyce azalıyor. Değil mi? Çünkü arada bayağı bir fark var. Çok fark var evet. Hı -hı. Ee, dolayısıyla bu zannedildiği gibi biyolojik, abiyotik membranlar yani minerallerden oluşan işte bu demir sülfür minerallerinden oluşan membranlar zannedildiği gibi biyolojideki membranların yaptığı kadar etkili bir şekilde bu kimyayı e, gerçekleştiremiyorlar. Ve ya yani, evet. yani çok yüksek basınç ve işte e, sıcaklık ortamında ancak bu tepkimelerin çok zayıf olarak gerçekleştiğini gözlemledi insanlar. Ve işte karbondioksiti formaldehite kadar indirgemeyi başardılar ama sonrası gelmedi. Yani formaldehit oluşumu bir nebze yani düşük verimlilikte de olsa gözlemlediler ama onun sonrasında işte oradan amino asitler, işte membran öncüsü moleküllerin nasıl oluşabileceği ve o tepkimelerin işte devamı niteliğindeki deneyleri bu ortamlarda sağlayamadılar. Bununla ilgili bayağı bir çalışma var. Çünkü bu şeyler epeyce önceden keşfediliyor. Hidrotermal bacaların ilk keşfi 1977'de. Hmm. İşte 77'de ilk bacalar keşfediliyor. 79'da bu işte siyah bacalar keşfediliyor. 2000'lerde de beyaz bacalar keşfediliyor. Ondan beridir epeyce bu insanlar bunun üzerine çalışıyor. Şimdi buna mukayese edersek yüzeydeki tepkimeler acaba nasıl gerçekleşiyor ve neleri oluşturuyorlar? Şimdi yüzeydeki tepkimeler buna kıyasla çok çok daha fazla biyolojik çeşitlilik sağlayabilecek materyali oluşturabiliyorlar ve bunu çok yüksek verimlilikte yapıyorlar. Hı -hı. İşte bu senin de bahsettiğin Sutherland'in kimyası mesela siyanürden başlayıp bunu metodik olarak UV ışığını da kullanarak indirgeyip öncelikle işte formaldehit sonra gliseraldehit yapıp buradan ribonükleotitleri amino asitleri ve e, membran öncesi molekülleri aynı ortamda oluşturmayı mesela başardılar. Ve bunları epeyce yüksek verimlilikte yaptılar. Yani bu reaksiyonları tek tek incelediğin zaman mesela bir reaksiyonun bir %1, %2 falan değil, %90, %80 verimlilikte tek tek bu reaksiyonların nasıl oluşabileceğini bu ortamda gösterdikleri için ben deneysel verinin de ışığında yüzeydeki ortamların daha makul olduğunu düşünüyorum. Peki Epeyce uzun bir cevap verdim farkındaysan. Evet, evet. Ama buna buna mecburum. Ee, çünkü yani şeyi öncelikle kıyaslamak lazım. Hangi özellikleri istiyoruz ve bunlar deneylerde neye tekabül etti? Evet ama şimdi şöyle de bir gerçek var. Ee, bu e, zaten Darwin'in de az önce okuduğumuz üzere. Bu arada e, ben şahsen gördüğüm kadarıyla her ne kadar burada sundukların e, Epey ikna edici detaylar. Şimdi birazcık karşı örnekler vermeye çalışacağım ama ee, umarım ki ben yanılıyorumdur veya hidrotermal başa yanılıyordur. Çünkü eğer öyleyse 1871 yılından Çağzlar benim bunu görebilmesi, <laughs> hani bu e, ılık e, küçük su evet. birikintisi fikrini görebilmesi. Gerçekten onun öngörü gücünü destekleyen evet. bir e, durum oluşturacak. Ama şöyle de bir şey var. Yani hı hı. E, zaten 19. yüzyılda en azından Darwin e, ve Darwin gibi düşünenler bunun üzerinde duruyorlardı. Sonradan uzaklaştık yanlış bilmiyorsam e, bu görüşten. Şimdi geri tekrardan bu. Ya şöyle e, aslında hı hı. alan gidip geliyor. Mesela Stanley Miller'ın deneyine baktığınız zaman 1953'te aslında onun yaptığı şeyler bir yüzeyi Hı -hı. işaret ediyor. Çünkü bir atmosferik koşullardan bahsediyorsunuz. Ve bu yüzeyde bir oluşumdan Evet. Atmosferden o... monomerleri. Evet. Atmosferdeki üretimini... UV ışığını ve şeyi kullanıyor. UV ışığını ve şimşekleri kullanıyor Stanley Miller. Evet. Hı -hı. Dolayısıyla o direkt bir yüzeyi işaret ediyor. Ama tabii bu birazcık um, anakronistik bir bakış açısı. Çünkü 1977'de keşfedildiği için bacalar. Yani Hı -hı. insanların bu ortamları düşünerek bir şey yapma şansları yok zaten. Tabii. Ha? Ama şimdi yüzeyde ki bazı saydığın e, pozitif unsurlar aslında negatif de olabilecek şeyler. Mesela evet. e, UV ışığı çok maruz evet. bir ortamın olmasının yaratacağı sorunları e, nasıl Evet, çok e, izah edebiliyor mesela. Çok güzel. Çok çok iyi Hı -hı. bir nokta yani... parmak bastın. UV ışığı birazcık şey gibi. E, iki ucu <laughs> pislik evet. olan değnek gibi bir şey. Değil mi? <laughs> Kakalı değnek. <laughs> evet. Ee, UV ışığı UV bir şey. Yani bir anlamda kimyasal sentezi olanak verecek enerjiyi sağlarken bir yandan da sekans oluştuktan sonra mesela RNA, DNA gibi işte polimerler oluştuktan sonra bunları yok etmeye başlıyor. Şimdi bununla kaldı ilgili... Ki, bir saniye kaldı ki Hı -hı. o dönemde oksijen yok e, atmosferde evet. henüz. Oksijen yokken ozon da yok. Tabakası yok evet. daha evet. yüksek enerji var. Evet. Dolayısıyla güneş yani şimdi ozon tabakasının olmadığını hayal edelim. Evet. E, dolayısıyla... Böyle bir ortamda oluşan, yüzeyde oluşan canlıların Hı. en azından hızlı bir şekilde su altına göç etmesi gerekiyor gibi ve geliyor benim. Hatta kimyanın bile süreceğini varsayarsak, hani o noktaya gelebileceğini varsayarsak, ona yönelik ne düşünülüyor? Şöyle, bununla ilgili şöyle çalışmalar var. Şimdi öncelikle oluşan problemler büyük ölçüde şeyde oluşuyor. RNA gibi polimerlerde ortaya çıkıyor UV ışın evet. etkileri. İşte ilk başlarda söyledim, sen de e, şimdi e, söyledin. UV ışığı kabaca şu anki dünyada 300 nanometrenin altında yok. Erken dünya koşullarında 250'lerin kadar iniyor, 250 i̇niyor nanometreler yani. civarında dalga boylarında ışık var. Bununla ilgili şöyle çok ilginç bir deney var. Bu işte benim aynı şu an çalış, çalıştığım gruptaki bir poston e, yaptığı ve sonrasında onun etrafında şekillenen bir e, e, konsept. Şeylere bakıyorlar, çeşitli oligomerleri alıyorlar çağrı, yani baz dizilimlerini ve bunları şeye tabi tutuyorlar, UV ışına tabi tutuyorlar. Ve bu UV ışına tabi tutmanız neticesinde bu bazların birçoğu bir kimyasal proses geçiriyorlar ve bu kimyasal proses sonucunda bozuluyorlar. Detayları çok önemli değil, işte bir yük transferi oluyor ve bir işte kimyasal aktivite sonucunda bozuluyorlar. Ama bozulmayanlar ortaya çıkıyor. Hmm. Çeşitli permütasyonları aldığın zaman bu permütasyonların bazılarının UV ışığıyla bozulup UV ışığıyla tekrar tamir edilebilen bir döngüye ortaya e, olanak verebileceğini gözlemlediler. Ve bu epeyce önemli bir makale oldu. Hatta bu işte editor selection falan diyorlar ya ona, ona falan da seçtiler bu e, çalışmayı. Yani aslında bu çalışma şunu ortaya koyuyor. UV ışığı bir seçici baskı ortaya yaratmış erken dünya koşullarında. Bazı baz dizilimlerinin elenmesine ve diğerlerinin de yine aynı abiyojenik e, elektron transferi mekanizmasıyla oluşan bozukluğu tekrar tedavi edebilmesine olanak sağlamış. Yani çeşitli baz dizilimlerini UV ışığı aslında seçmiş olabilir. Bu bayağı bana kalırsa ikna edici bir e, ikna edici bir bakış açısı bir de şu geliyor aklıma. Yani 4.5 milyar, 4.2 milyar yıl önce aslında Güneş de şu anki Güneş değildi. bunu da Daha sönük. gerekiyor. Daha sönük bir yıldız. Hı hı. bu da mesela astronomi açısından yapılabilecek yani benim üzerinde çalışan hı. olmuştur da şu anda aklıma gelen bir çalışma yok. Yani onu, o koşulların hı. günümüzdeki UV ışınlarının yoğunluğu ve miktarıyla düşünülmemesi gerekiyor. Tabii. Çünkü tabi, güneş yaşlandıkça daha parlak hale geliyor. Evet. Her 1 milyar yılda yaklaşık %10, %10 daha parlak, parlak hale geliyor. Evet. Hatta evet. bununla Dolayısıyla... ilgili paradokslar falan da var. Bu işte faint Hı -hı. young sun paradoks deniyor ya. Yani soluk güneş Hı -hı. paradoksu. Mars'ta Hı -hı. özellikle bir problem var. Mars'ta bir sıvı suyun olduğunu biliyoruz. Ama Mars dünyadan daha uzak güneşe. Ama evet. sönük bir güneş varken o su nasıl orada nasıl oluşabiliyor o, o, falan. oluşabilir? Evet. O bir evet. paradoks yani. Ha Evet, ama yani sadece moritesi ışınlar da değil mesela e, yani e, bu yüzey kimyasının yüzeyde oluşabilecek kimya çeşitliliği şu anda e, okyanus tabanındaki hı -hı. çeşitliliğe kıyasladığımızda yeterince çeşitliliğe sahip mi hı -hı. mesela e, ya yani o konuda bir sıkıntı yok mu? Veya, o, o konuda e, en en ikna edici kısmı orası çünkü öbür taraftaki hı -hı. sadece karbondioksitin Formaldehide indirgenmesini gözlemleyebildi insanlar. Hı hı. Yüzeye baktığınız zaman özellikle ıslak kuru döngüleri ve çeşitli işte pehanın aynı ortamda bulunması ve UV ışığının aslında bu proton gradyanlarından daha iyi bir katalizör olmasından kaynaklı Öyle. olarak bir sürü Peki farklı ama çeşitlilikte molekül oluşturulabildi. Bir göl e, hı hı? hatta gölet diyebileceğimiz bir yerde... Hı hı. E, yeterli miktar yani miktar olarak da yeterli olacak e, çünkü okyanusun o tabanındaki sırtlar en vay uçsuz bucaksız e, evet. ama bir yüzey göletinde e, hani tamam derişim olarak o ıslak kuru döngülerinde evet. derişimleri değişiyor ama e, mutlak miktar bakımından yeterli ürünün üretilebileceği ya, e, mut aslında mutlak miktar yani gramaj bakımından şey konsantrasyona gramaj, direkt ilintili olan bir şey. Çünkü Öyle, yani evet. aynı materyali bir araya koyduğunuz zaman gramaj olarak düşük bile olsa oradaki materyal. Yani olsa Hı -hı. da diyorum olmak zorunda değil. Konsantrasyon Hı -hı. açısından yüksek mertebede olması. Oradaki sadece ne bileyim birkaç gram hücre oluşturursunuz. Öbür tarafta belki birkaç kilo hücre oluşturabilirsiniz. Ama en nihayetinde onların bir araya gelmesiyle ilintili bir şey bu. Öyle ama şimdi popülasyon büyüklüğü gibi şeylerin evrimin sürekliliği bakımından önemini biliyoruz. Eğer ki e, belli bir miktarın altındaki bir popülasyon e, büyüklüğünde Tabii. E, rastgele etkilerin Tabii. etkisi çok daha yüksek Hı -hı. oluyor. O nedenle e, biraz. veya Tabii. şunu... Ama bu konsantrasyona belki... direkt ilintili. Yani oluşturulan malzeme direkt o... okyanusta dağılıyorsa yani onu kilolarca oluşturmanın bir manası kalmıyor. Doğru. O aç ama, ama yani mesela bu hidrotermal bacaların içindeki o mikro odacıklar e, ve buralarda e, belki gazların hapsolması ve o evet. e, hapsolan gazın e, odacıkların içerisinde kompartmanlar e, oluşturabiliyor olması evet. gibi fikirler hani Elbette bir sorunla karşılaşıldığında bir hipotez ileri sürüyorsun. Doğrudur tabii, yanlıştır. Ya Bunlar doğru. atraktif fikirler. Çok evet. atraktif Hı -hı. fikirler. Ama dediğim gibi deneyle desteklenmedikten sonra o fikirlerin ya, desteklenmemesi, desteklenemeyeceği anlamına gelmiyor. Ama elbette, bu zamana elbette, kadar mukayese etmediği öbür tarafın birazcık daha geride kaldığını ben düşünüyorum. Bir Aa, de tabii peki... ki yüzey hidrotermal mekanizmalarının da yüzeyde yine olma ihtimali çok yüksek. Yani reverse formasyonu buna bir örnek. O aslında çok e, her ne kadar şakayol hani orta yol evet. demiş olsam da aslında çok önemli bir birleştirme çok, o çok oradaki. Önemli. Ama şu şurada, şu da şu ya yani mesela e, bu e, ıslak kuru döngülerinin evet kimya çeşitliliğine faydası var ama aynı zamanda bu parametrelerin sık sık dalgalanabiliyor olması mesela yaşamın e, başladıktan sonra sürdürülebilmesi konusunda sıkıntılar yaratmaz mı? Yani daha stabil yani hem bir dengesizlik hali gerekiyor hem evet. bir denge hali gerekiyor aslında. Yani dengeden kastım evet. en azından stabil bir ortam Evet ya bu ilk başta olabilir. şeyi kastetmiştim ya hani o malzemenin üretilip bir miktarda aynı ortamın sürdürülebilmesi lazım ki hem prebiyotik hmm. kimya oluşsun hem de ilk canlılar o malzemeleri yiyebilsin yani. Şimdi evet. o ya o stabiliteyle ilgili bana kalırsa hidrotermal bacaların bir tık avantajı var. Çünkü okyanus tabanında oldukları için özellikle şeylerden daha korunaklılar. Meteor çarpmalarından daha korunaklılar. Yüzeydeki sistemler meteor çarpmalarından kaynaklı olan problemlere daha fazla açıklar. Bu açıdan aslında şey o mukayesede birazcık daha şey okyanus tabanındaki bacaları daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama yani yaşamı oluşturan moleküllerin ve prebiyotik kimyanın ben şeyden ne kadar etkileneceğinden de emin değilim. Yani atmo, atmosfere düşen bir meteordan ne kadar etkileneceğini. Evet, o onu neyi emin değilim. Şey çok ilginçti. Yani hmm. bu birazcık panspermia ile ilgili bir konu evet. ama e, yine de ilgimi çekmişti de e, yıl kaç yıl oldu bilmiyorum. 6 yıl 5 yıl olmuştur herhalde. E, meteorların deneyimlediği Aha. koşullar atmosfere girerken evet. DNA'nın dayanabildiğini DNA Dayanabiliyor. DNA dayanabildiğini. Evet, evet, evet evet. Evet Yani o hatta o... şeyle ilgili de çalışmalar var Çağrı. Şimdi at şey düştüğü zaman bir yere meteor düştüğü zaman epeyce bir metal getiriyor buraya. Evet aha. Metal atmosferdeki gazları indirgemeye başlıyor. Ve hidrojen, metan, amonya gibi gazlar ortaya çıkıyor. Ve hatta evet. bu işte Miller'ın yaptığı deney aslında bir post impact atmosferinin deneyi. Yani bir meteor düşüyor. O meteor düşmesi neticesinde oluşmuş. Yine dengesizlik ortamı aslında. Bir indirgeme potansiyelinin neticesinde atmosferdeki gazların da aslında birazcık daha hızlı bir şekilde oluşabilme durumu var. En nihayetinde yine en başta söylediğimi tekrar söyleyeyim. Herhangi bir atmosferik ve işte yani çevresel faktöre iman diye bir mesele olmaz en nihayetinde bu bahsettiğimiz işte işlemlerin yapılabileceği şeylerin test edilmesi ve ne kadar efektif olduğunun gösterilmesi lazım. Kesinlikle. Bu bu açıdan baktığımız zamanda da ben yüzeydeki sistemlerin özellikle hidrotermal yüzey sistemlerinin yani Yellowstone gibi senin biraz önce de gösterdiğin işte yanılmıyorsam İzlanda'daki sistemler gibi iki ortamın da avantajlarını bir araya getiren e, ortamların en makul ortamlar olduğunu ben şahsen Düşünüyorum. Bunu da değiştirmeye hazırım. <laughs> bir şey de şu olabilir. Tabii aslında yüzey sularının e, yeraltı sularıyla bağlantısı ve Bağlanma. oradan e, okyanusa evet. belki açılıyor. Yani sonuçta yaşam evet. başladıktan sonra bir noktada kal kalmadı. Tabii ki. Özellikle de hareketin, yani önce tabii sadece Mobil. süzülüyorlar. Şey, evet, mobilitenin başlangıcıyla birlikte çok kısa bir süre içerisinde evet. muhtemelen. Yeni ortamlarla da karşılaşmaya başladılar. Evet. Ee, bir... Peki bunu şimdilik bir kenara bırakıp tamam. biraz senin bu konuya katkından bahsetmek istiyorum. Tamam. Ee, çünkü çok önemli bir noktada başta da konuştuğumuz Hı -hı. gibi çok beklenmedik. Benim açımdan hiç böyle bir haberle karşılaşacağımı beklemiyordum açıkçası. de daha önceden e, hiç tanışmadığımız için. Evet. Ee, belki tanışsam içeriden bilgim olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, homokiralite dediğimiz bir e, konu e, var. veya evet. yani, kiralite de diyebiliriz. Ve evet. bu e, konunun yaşam ile ilişkisi nedir tamam. ve siz burada neyi çözüyorsunuz bu manyetik alanların <laughs> uh -huh. birazcık şeyi de tatmin ediyor tamam. e, bilim kurgu severleri falan da tatmin ediyor bu konu o manyetizma falan evet. e, onun etkisiyle yaşamın başlamış olabileceği e, birazcık bunlardan bahsedebilir misin bize tamam. bu arada çok tekrar soracağım bir slide sunum vesaire varsa onları gösterebilirsin geçtik mi bilmiyorum göstereceği şeyleri ya yani düşün çok da düştü çünkü Tekrar açayım. aslında yani. benim bir şema var onu anlatsam daha iyi olabilir. Yani tabii çok tabii hiç önemli değil. Gösterdiğim... Sadece unutma diye eğer varsa tamam, evet. bazen yayının şeyle akışıyla unutulabiliyor varsa açabilirsin. Aha. Evet. Um, şöyle homo ne demek? Ya kiralite aslında moleküllerin geometrik bir özelliği en basitinden. Hmm. Yani çeşitli objeler, biyolojik moleküller birbirinin ayna görüntüsü üzerine örtüşmeyen çiftler halinde bulunabiliyorlar. Yani işte siz bir amino aldığınız zaman, bir işte RNA'yı aldığınız zaman bunun iki ayna görüntüsüne sahip çiftler halinde sentezlenebileceğini görüyorsunuz. Bunların bir tanesi sağ ile benzerken diğeri de sola benziyor. Yani aslında Onu gösterici, gösterebiliriz aslında ama kameralar da tersine çeviriyor. <laughs> o yüzden bu... Evet. So, so, so. bu benim sağ elim. Evet, 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 bu da benim <laughs> bu sol elim. <laughs> evet. Yani sağ saat, saat evet. sol elde olur. Evet, saatten <laughs> anlayın çünkü kamera da şey yapıyor bir, evet. ayna görüntüsünü alıyor iyice karışıyor işler ama evet. bu moleküller birbirinin ayna görüntüsü gibi evrimacını izleyenler bilirler bu aynaların nasıl kendilerine dönük olan dik kendilerine dik olan eksende çevirdiklerini anlatmıştım bir eldiveni içten çıkarmak gibi e, düşünün. Hı hı. Ne yaparsanız yapın bu elinizi bu şekilde üst üste iki elinizi birbirine evet. oturtamazsınız. Evet, evet. Evet. Aynen. Yani şu İ şekilde e, oturuyor ama bu şekilde bir e, şeye sahipler. Aynı simetrisine sahipler. E, bu moleküllerde de gördüğümüz bir bu şey. Bu moleküllerde de olan bir özellik bu karbon atomunun dört bağ yapmasından kaynaklanıyor. Yani hı hı. karbon atomu dört bağ yaptığı zaman ve bu bağlanan işte e, atomlar eğer birbirinden hı. farklıysa bu dört tane atomu bir sağdan sola dizebiliyorsunuz, bir de soldan sağa dizebiliyorsunuz ve bu iki dizilim birbirinin ayna üzerine örtüşmüyor. Yani evet. buna asimetrik karbon deniyor işte. Ya yani bu karbon evet. kendi içinde bir asimetri taşıyor. Şimdi bu kimyasal olarak bir vaka ve bir sentez yaptığınız zaman kimyasal olarak eğer bir dış seçici faktör yoksa kimya bu simetriyi riayet ediyor. Riayet ediyor şu demek, eğer bir kiral molekül sentezliyorsa bunu sağ elli ve sol elli moleküllerin eşit olduğu karışımlar halinde sentezliyor demek. Ya Hı -hı. bu simetri kırmıyor demek. Hı -hı. Burası bu, bu, bunu anlamak çok önemli çünkü asıl ilginç nokta e, yaşamla ilgili. Bu normalde sentezi yaptığın zaman eğer sağ ve sol elli moleküller varsa işte 100 gram oluşuyorsa e, yaklaşık 50 gramı sağ elli, yaklaşık 50 gramı sol elli, sol elli. olacak şekilde oluşuyor. Peki evet. yaşamda nasıl bir farklılık var? Şimdi yaşamda şöyle bir fark var. Bu simetri riayet etmiyor yaşam. Yani sağ ve sol elli çiftler halinde bulunabilen amino asitlerden sol elli olanlarını... ...sağ ve sol elli çiftler halinde bulunan şeker ve nükleik asitlerinde sağ kullanıyor. Ve bu bütün yaşamda olan bir özellik. Yani bütün yaşamın alanlarında işte bitkilerde, hayvanlarda, tek hücrelilerde vesaire... ...ufak evrimsel adaptasyonlardan kaynaklı istisnalar haricinde bu yaşamın çok genel bir özelliği. Yani mesela... Herhangi bir canlıyı eğer ki o istisnalara denk gelmezsen seç, evet. DNA'sını izole et ve moleküllerine bak. Ee, oradaki şekerlerlerin hepsi sağ elle olacak şekilde evet. e, üretilmiş evet. ve kullanılıyor. Yani evet. hiç şey var mı böyle yüzde 99'a yüzde bir gibi bir oran yoksa yüzde 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 sıfır mı? Yok. Çok. Yani yüzde. Yani, işte şey de re, yani özellikle nükleik asitlerde sıfıra yakın. Amino asitlerde Hı -hı. bazı canlılar şey yapıyor. Önce solelli elli amino asiti sentezliyor. Sonra onu sahilliğe çeviren enzimleri var. Sahilliğe tamam. çevirdikleri zaman Sonuç çeşitli adaptasyonlar sağlıyorlar. Neredeyse yüze neredeyse sıfır e bir dağılım var. Aynı DNA'nın nükleik asitlerine bakın. Hepsi sol elli. Halbuki o nükleik asiti sentezleyecek kimyasal veya şekeri sentezleyecek kimyasal yola bakın. İkisinden de eşit miktarda üretiliyor. Üretiyor. Ama bir şekilde canlılıkta sadece bir tanesi veya diğeri kullanılıyor. Aynen bu evet. on yıllardır. E, hatta belki tarihini birazcık anlatabilirsin. E, ya bunun tarihi falan. o kadar ilginç ki yani evet. anlatmayı çok isterim de insanları hmm. da sıkmak istemem. <gülüyor> <gülüyor> kısaca yani <laughs> kısaca mesela Pastör'ün bunun üzerine kafa yormuş olması çok ilginç bence. Yıllar ya, önce kaç? Ya orası çok ilginç zaten. Ben birazcık sanata da ilgili olduğum için Pasteur'ün hmm. bu Problemi tespit edebilmesinin sanatçı olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Çiz Bununla çizmeye ilginç... çalışırken mi? Çok, ya da çok, çok ilginç bir şey var orada. Ne <laughs> anladın? Merak. Evet, evet. merak. Tamam. Evet. Merak. Pasteur bu problemi keşfettiği zaman Pasteur 22 doğumlu, 1822 doğumlu. 48'de makalesini yayınlıyor doktorlar hemen sonra. İşte tamam. tam benim yaşımdaymış. 26. Ee, ve şey yani o dönemin meşhur kimyacılarından biri değil. Hı -hı. yani do doktorasını yeni bitirmiş bir adam ve şu soruyu soralım Çağrı bu adam birçok insanın baktığı ve o dönemin meşhur kimyacılarının baktığı bu problemi nasıl tespit etti evet. şimdi ben bir varsayım ortaya sunacağım sen bu varsayımı e, tokatla. <laughs> evet tokatlayayım <diyeyim>, tamam <gülüyor> <gülüyor> tamam ya ben şeyden olduğunu düşünüyorum bu adamın a, sanatçı olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum nasıl şimdi... peki sanatının nasıl bir tamam. etkisi olmuş olabilir Tamam şimdi onu anlatayım. Şimdi bu şeyleri insanlar aslında daha öncesinden de inceliyorlar. Yani çeşitli moleküllerin e, ilginç bir kiral özellik gösterdiğini kristallerde insanlar fark ediyorlar. Örneğin her şeyden önce 1830 yılında mesela bir molekülün sağ elimi sol elimi olduğunu nasıl düşünebilirsin ki? Yani <laughs> ne, 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 nasıl bir etkisi? Nasıl? Tamam bir, çok evet. çok güzel bir soruya sordum. Hı -hı. O dönemde Hı -hı. daha bir molekül kavramı oturmamış. Yani evet, atomun daha, ne olduğu, daha, molekülün evet. ne otur, olduğu vesaire daha 1900'lerin başlarında yavaş yavaş oturmaya hmm. başlıyor. Elektronun keşfi vesaire gibi şeyler. Onun öncesinde şöyle çalışmalar yapıyorlar. İşte mesela bio diye bir fizikçi var. Bu adam şey yapıyor. Çeşitli kristallerden ışık geçiriyor. Ve fark ediyor ki bazı kristaller ışığın polarizasyonu döndürüyor. Yani kristalden ışığı geçirdiğiniz zaman ışığın polarizasyonu sağ yöne dönerken işte bazı kristallerde bunun sola döndüğünü fark ediyor. Yani bazı kristallerin ışığın polarizasyonuyla eşle, etkileştiğini fark ediyor. Bu bio aynı zamanda şeydeki bio. Fizikçiler bilir bio Savart yasası vardır. Hmm. Bir e, yük geçen işte bir akım geçen bir telin magnetik alan üretmesi keşfeden adam bio. E, ve e, şeye de bakıyorlar. O dönemde işte bu şarap içiliyor tabi Fransa'da vesaire ve işte şey şarabı biraz fazla kaynattığınız zaman bu işte varillerde o çökelmeler oluşuyor ve işte şarabın içindeki çeşitli malzemeler tartarik asit gibi malzemeler kristaller oluşturmaya başlıyorlar. Ve bu kristalleri topluyorlar ve bu adamlar Avrupalı olduğu için bunları bilimsel olarak inceliyorlar. Ve içinden ışık geçiriyorlar vesaire. Ve şey fark ediyorlar. Yani şaraptan sentezlenen tartarik asitle eee laboratuvarda sentezlenen tartarik asit arasında temel bir farklılık var. Şarabın üzümünün oluşturduğu tartarik asit ışığı sadece bir yöne döndürürken yani, laboratuvarda evet. sentezlenen tartarik asit evet. ışığı hiçbir yöne döndürmüyor. Hı -hı. Hı -hı. Ee, ve kristalleri e, inceliyorlar. Pastör şeyi fark ediyor. Kristalleri ayırdığınız zaman yani kristallerin çözeltisini bir arada oluştu oluşan çözeltisini kullanmak değil de tek tek kristallerden ışığı geçirdiğiniz zaman kristallerin bazılarının ışığı sağa, bazılarının sola doğru çevirdiğini ve bunların eşit miktarda bulunmasından kaynaklı olarak bunu bir çözeltiye koyduğunuz zaman birinin sağ çevirme etkisini öbürünün iptal ettiğini sola çevirme etkisini... Aslında de... ikisi de ikisine de çeviriyor da çıktı öteki taraftan çıktığında ikisi tekrar karışık çıktığı için net, net hiçbir yol etkisi yol e, net bir etki net, oluşturmuyor. Yok. Ama üzümden gelen de e, tek bir yöne var çünkü... Şimdi çünkü üzüm biyolojik onlar evet çünkü üzüm Aynen. biyolojik evet aha. Üzüm biyolojik bir şey. Şimdi o dönemde benim sanatçı da olmasından kaynaklı hipotezimi şu şekilde mesela bazı insanların bu çalışmalarıyla ve sonrasında Pasteur'ün neyle uğraştığını söyleyerek şey yapmaya çalışayım. Şimdi bu bir vaka değil mi? Tartarik asit kristallerinin böyle bir özelliği var ve Pasteur bunu kullanıyor. Onun öncesinde Bio işte bu ışığın polarizasyonunu ve tartarik asitin böyle bir özellik gösterdiğini keşfediyor ama şeyi fark etmiyor yani çeşitli kristallerin sağ çeşitli kristallerin sola olduğunu ve bu kristallerin birbirinin ayna görüntüsü şeklinde olduğunu fark etmiyor. Başka bir Fransız fizikçi var. Erve de Provoste diye. Bu adam bir fizikçi ve tartarik asit kristallerinin e, oluşturuyor ve yine bu şeyi fark ediyor. E, polarizasyonun bu tartarik asit kristalleriyle etkileştiğini fark ediyor ama şeyin ay ayırdığına varamıyor. ...kristallerin ayna görüntüsü şeklinde olduğunun farkına varamıyorlar. Bu kristalleri de bu arada bu Kuanta magazinde çıkan yazının ilk şeyinde... Hı hı. ...hatta elinde varsa belki gösterebilirsin... ...çok Göstereyim ufak canım. farklılıklar var kristaller arasında. Başka bir fizikçi var Çağrı, Alman bir fizikçi. Henkel diye, Wilhelm Henkel. Ee, bu adam da yine şeye bakıyor. Tartarik asit kristallerini inceliyor. Bazılarının ışığı sola çevirdiğini, bazılarının sağa çevirdiğini tespit ediyor bir öncekine, bir öncekinden farklı olarak ama yine de şeyi fark edemiyor. Bu sağ ve sola çevirme özelliğinin farklılığının kristallerin birbirinin ayna görüntüsü'nün farklı olmasından kaynaklandığını fark edemiyor. Aynen bu tartaryka kristallerini burada görebilirsiniz. Hı hı. Yine başka bir adam var, işte bir Alman fizikçi Aylhart Mitchell diye. Bu adamın bir makalesi var. Bu adam bir kristalograf ve işte kristaller hı hı. arasında yine Ayna görüntüsüne dair farklılıkların olduğunu tespit ediyor, ama bunu kiraliteyle ve yine polarizasyonun e, döndürmesiyle bağdaştıramıyor. Şimdi Pasteur 26 yaşında bir e, kimyacı, bu adam bunu nasıl gördü? Şimdi Pasteur'ın evet. ilk eğitimi sanatçı, yani bildiğiniz portre yapıyor ve portreler yaparken. E işte arkadaşlarının portrelerini yapıyor, ailesinin portrelerini yapıyor vesaire. Şey kullanıyor. Taş baskı kalıplar kullanıyor Çağrı. Hı hı. Ve bu taş baskı kalıplar kullanırken şunu fark ediyor. Eğer baskıyı kişinin yüzünün ayna görüntüsü şeklinde yapmazsa baskı kağıda vurulduğu zaman ya onun bir kere, bir kere daha, daha, daha döndüğü döndü için evet Yüzü birazcık hı. abuk subuk görünüyor. Hatta hı. burada benim masamda da bir tane şey işte baskı şeyi var. İşte burada Beethoven'ın bir tane resmi var. Siz buna eğer mürekkep koyarsanız işte tam tersi şekilde onun, çıkacak. Aynen onun tam tersi şeklinde çıkacak. Dolayısıyla bunun baskısını yaparken onun ufak detaylarını çeviriyorsunuz. Hatta bunu insanlar nereden baskıdan biliyor olmaları lazım aslında ya. <gülüyor> yani <gülüyor> Evet ya şey basım evlerinden bunu, falan. Bunu pastör bizzat bununla uğraşıyor. Yani o taş baskı <laughs> kalıpları kendisi yontuyor ve hatta evet. bir tane yazdığı mektup var. O mektuptan bunu biliyoruz yani dikkat ettiğini. Diyor ki arkadaşını yazarken senin bu portreni yaparken ben bir şey fark ettim diyor. İşte eğer ayna görüntüsü şeklinde senin yüzünü baskıya koymazsam yüzünün birazcık bozulduğunu fark ettim. Dolayısıyla buna bak yani bu senin işte o taş baskını yaparken baskıyı aynadan aynadan yonttum diyor. Yansıtarak yapıyorum diyor. Aynadan hmm. yansıtarak yontuyor. Yani adamın hmm. beyni bir cismin kendisiyle ayna görüntüsü arasındaki ufak farklılıkları sürekli düşünerek görerek onları çizerek ve onların artistik farklılıklarını inceleyerek geçiyor bir müddet ve evet, dolayısıyla evet. adam bu kristalleri gördüğü zaman bunların ayna görüntüsü şeklinde olduğunu tespit edebiliyor az önce gösterdiğin kristallere aslında baktığın zaman onların mesela bir çözeltide farklı farklı yönlerde oluştuğunu hayal et yani kristallerde bu... böyle gözüküyorlar değil mi? Ha, bu benim yani çektiğim şey bu riboz bazlı molekülün şeyi ama bir önceki eğer resme bakarsa arkadaşlar Hemen senin gelelim. ilk gösterdiğin yukarıdaki yani bu mesela kristallerin farklı farklı boyutlarda işte her tarafa saçılmış şekilde olduğunu tespit edin net bir şekilde bunların birinin sağ elli birinin sol elli olduğunu tespit edebilmeniz için ...epeyce bir gözlem yeteneğiniz... ...ve detaya dikkatiniz olması lazım. Tabii üç boyutlu şimdi izleyenler... An ...fark edemiyor olabilir ama şu sağdakini... ...bakayım masum evet. gözüküyor ama gözüküyor... ...sağdakini, soldakini... ...az önce elimiz gibi oturtmaya çalışın... ...hiçbir oryantasyon yok ki... E Aynen. ...bunu oturtabilin. Bak yani kafanızda şu... ...sağdaki şekli... şu ...şuradaki dikey eksen boyunca... ...360 derece döndürseniz... ...bile evet. bu... ...mesela şuradaki... E Kaçgen o? Dörtgen. Buna ters bir nokta şekilde olacak evet, mesela. Evet. Yani Aynen. birazcık düşünmeniz gerekecek ama yaparsanız görebilirsiniz. İşte Pasteur bununla sürekli kafaya yorduğu için şıp diye görebilmiş evet, olsa gerekiyor. Çünkü Pastor'un ondan önceki yani işte 20'li yaşları sürekli işte ayna görüntüsüyle bir cismin kendisi arasındaki ufak nüanslara bakarak geçmiş. Adam bu nüansı hmm. gördüğü zaman şak diye A, bu kristal öbürünün ayna görüntüsü şeklinde ve ışığı da farklı yöne çeviriyor. Dolayısıyla bu asimetri öbürüne tekabül ediyor fikrini söyleyebiliyor. Dolayısıyla Pasteur'ün oradaki dehası aslında birazcık daha o şeyinden kaynaklanıyor. Gözlem yeteneğinden kaynaklanıyor. Ve bunu keşfediyor Pasteur. Sonrasında işte işte, işte sterokimya diye devasa bir alan ortaya çıkıyor değil mi? Yani evet. moleküllerin sterik olarak yani uzaydaki görüntülerinin farklılıklarının dan kaynaklı çeşitli kimyasal aktivitelerin nasıl olduğuna bakıyor insanlar. Şimdi biyolojiyle bu probleme baktığımız zaman şöyle bir sorun var ortada. Şimdi az önce de bahsettik. Kimyasal olarak böyle bir çeşitlilik yok. Ama biyolojik olarak nasıl pastörün üzümlerindeki gibi biyolojik olarak bir e, uniformite var. Kiralite açısından baktığımız zaman. Ve evet. e biz bu uniformitenin nereden kaynaklandığı sorusunu soruyoruz. Yani hangi çevresel faktör bu simetrinin kırılmasına yardımcı olmuş ve kimyayı tek bir ayna görüntüsüne çevirmiş olabilir. Homokiralite problemi sorusu bu. ve evet, bunun... Ne oldu da o iki türlü oluşanlar canlılık evet. içerisinde tek türe dönüştüler? Aynen. Veya Şimdi bununla ilgili iki da. tane şey söyleyebilirsin. Sen diyebilirsin ki ben evrimi çok seviyorum. <laughs> ee, sol elli ve sağ elli canlılar oluşmuştur ve bunlar okay. evrimleşirken sağ kazanmıştır. Diyelim ki sol elliler ölmüştür. Hmm. Ben de diyebilirim ki ben yaşamın başlangıcını çok seviyorum. <laughs> yaşamın başlangıcında bu simetri kırılmış. Can, ilk oluşan canlıların hepsi o Şimdi bu sorunun içinden nasıl çıkacağız? Deneyler yaparak. Ee, şimdi şöyle bir problem ortaya çıkıyor Çağrı. Eğer siz rasemik bir karışımdan yani %50, %50 monomerlerin oluştuğu bir karışımdan polimerler oluşturmaya çalışırsanız polimerleri efektif bir şekilde büyütemiyorsunuz. Yani RNA'yı diyelim ki ribonikle proteinler proteinleri de amino asitlerden oluşturamıyorsunuz. Bunun sebebi de şu. Bir RNA'yı hayal edin, bir alfa heliksi, bir proteini hayal edin. Bunlar kiral bir geometride, bir heliks şeklinde. Siz kendisi individüel olarak kiral olan parçaları kiral bir geometriye koyduğunuz zaman eğer herhangi bir tanesi farklı bir yöndeyse o polimerin büyümesini engelliyor. Ya şey gibi aynen. Orayı Bağlanamıyor yani. yani. Evet. evet. Yani bir tanesini yanlış... koyuyorsunuz öbürünü koyuyorsunuz öbürünü koyuyorsunuz bir tane yanlış girerse şey gibi sanki gömleğinin düğmelerini iliklerken bir tanesi evet. yanlış giderse sonraları boz, evet. bozulur ya. Evet. Onun evet. gibi bir tane yanlış kiralite olduğu zaman olmuyor. Bunun deneylerini yaptılar. Hatta 80 ve 90'larda bunun deneyleri var. Rasamik olan karışımdan RNA polimerize edilemiyor mesela. Evet. Çünkü karşıt görüntü diğerinin büyümesini inhibe ediyor, bozuyor. Dolayısıyla rasemik bir ortamda aslında polimerizasyon ve yaşamı oluşturacak fonksiyonel moleküllerin oluşamayacağını biliyoruz. Onun için diyoruz ki bu ilk dünya koşullarındaki çevresel bir faktör, kiraliteyle etkileşebilen çevresel bir faktör o ortamda bulunmuş ve bu faktörden kaynaklı olarak kimyasal moleküllerin sentezi aşamasında, biyolojik aşamada değil biyotik kimya aşamasında büstmetrik bulunur. Beneticiğimde kimya homokiral olmuş diyoruz. Şimdi benim hmm. doktoramda işte yaptığım çalışmada tam olarak bu aşamada ve şunu gösterdik. Tabiatta doğal olarak bulunan ve manyetizma özelliği gösteren ferromanyetik minerallerin büyük ölçüde demir bazlı, demir sülfitler olabilir, demir oksitler olabilir. Hatta senin bu oksijendeki yazında da göndermiştim. Onu da göstereyim burada. Bir manyet manyetit minerali var burada. Gördüğün gibi manyetik olduğu için üzerindeki bir ataçı tutuyor. Ataçı tutuyor, evet. Hı -hı. Aynen. Evet. İşte bu tarz demir oksit minerallerinin ki bunlardan erken dünya koşullarında çokça var. Hem okyanus tabanlarında var, hem yüzeyde var aslında. İki ortam aslında <laughs> bu açıdan bir farklılık sunmuyor. Hı -hı. Ee, şimdi bu minerallerin manyetizması neden önemli? fizikteki bir etki sebebiyle bunun detaylarına girersen muhtemelen çok fazla sıkarım insanları. Ama manyetik minerallerin yüzeyindeki elektronların manyetizmasının yönüne göre kiral moleküllerle etkileştiğini tespit ettik. Deneyi de şöylece basitçe izah edeyim. Bir manyetik yüzey aldığınız zaman bunun bir feromanyetik yönelimi var. Bu feromanyetik yönelimi dünyanın manyetik alanında nerede oluştuğundan kaynaklanıyor. Ve siz bu feromanyetik yönelimi olan manyetik bir yüzeyde %50-%50 karışımdan yani simetrik bir karışımdan kristaller oluşturduğunuz zaman yüzeyde oluşan kristallerin sağ veya sol elli olduğunu görüyorsunuz. Ve sağ elli olanlar manyetizmanın bir yönüne tekabül ederken sol elli olanlar da manyetizmayı ters çevirdiğinizde öğretebileceğinizi görüyorsunuz. Yani manyetik yüzeyler, manyetik yüzeyler, manyetik alan değil, manyetik yüzeyler moleküler kiraliteyle etkileşip kimyadaki kiral simetriyi kırabiliyorlar. Ve bu bu zamana kadar ki deneylerden çok çok daha güçlü bir şekilde olan bir etki. Yani daha önce bu kiral seçilimi gösterebilecek çeşitli faktörleri insanlar düşünüyorlar ve bunlarla deneyler yaptıkları zaman kiral seçilimin çoğunlukla olmadığını, var olanların da tabiatta doğal olarak bulunmayan polarize ışık gibi veyahut işte evet. çeşitli polarize yüksek enerjili parçacıklar gibi şeyler olduğunu gözlemliyoruz. Ve bu manyetik minerallerin etkisinin Sıfırdan yani yüzde elli yüzde elliden yüzde yüz yüzde sıfıra geçirebilecek kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu ve bunu oda sıcaklığı koşullarında normal koşullarda yani dirty conditions deniyor ya. Evet. Kirli, kristin olmayan koşullarda dahi bunu yapabileceğini gözlemliyoruz. Az önce senin gösterdiğin. Çok ekstrem gibi... bir koşul olmasına gerekmiyor olmasına bunun yaşanabilmesi gerekmiyor. için. Aynen evet. yani prebiyotik Hı. dünya koşullarıyla uyumlu bir gölette yüzde 50 yüzde elli karışımdan oluşan kristalleri. Yüzeyde hayal ettiğiniz zaman bu manyetik mineralin bu simetrinin kırılmasına yardımcı olabileceğini gözlemliyoruz. Ve bu ilginç bir nokta var burada Çağrı. Bu şeyin olabilmesi için yani homokiralite özelliğinin ortaya çıkabilmesi için bu kristalizasyon e, prosesinin belli bir şekilde gerçekleşmesi lazım. Yani mesela tartarik asit az önce Pastör'ün bahsettiği tartarik kristallerinin bir özelliği var. Ve işte bizim oluşturduğumuz kristallerin de aynı özellik gösterdiğini gözlemledik ve bu özellik çok yaygın bir özellik değil. Ve bu özelliği gösteren molekülün yani bizim çalıştığımız molekülün en önemli özelliklerinden bir tanesi de RNA'nın direkt öncüsü olan bir molekül olması. Yani siz bu molekülde kiraliteyi kilitlediğiniz zaman kiraliteyi o moleküle yüklediğiniz zaman diyeyim o kiralite direkt olarak riboniklötitlerin ve RNA'nın kiralitesine tekabül ediyor. Dolayısıyla ondan üretilecek olan bütün da aynı kiraliteye sahip olmuş oluyor. Aynen. Hı -hı. Aynen. Yani şey değil yani bu sokaktan bulduğumuz rastgele ve sadece bu özelliği göstermesi için seçtiğimiz özel bir molekül değil. Zaten prebiyotik kimyada var olan, işte bu Sutherland'in şemasında var olan bir molekül ve bu molekülün gösterdiği kristalizasyon özelliğini manyetizmadan gelen etkiyle birleştirdiğiniz zaman kiralitenin hem kırıldığını ve homokiralitenin oluştuğunu hem de bunun prebiyotik kimya için çok önemli ve esansiyel bir molekülle yapılabildiğini gösterdik. Dolayısıyla bu çalışma önemli. Evet. Çok yani bu konuyu izah edebilmesi bakımından çok kritik bir katkı ama şunu da söylemekte fayda var o zaman. Tamam. Sağ elli değil de sol elli olsalardı herhangi ha. bir fark oluşur muydu? Çok güzel. Çok güzel bir soru. Bunun hmm. deneyleri var Çağrı. Evet. Hemen. Oluşmuyor. Evet. Yani dolayısıyla şunu diyeceğim. Çünkü şu Aynen. sorulabilir. Kardeşim siz tamam sağ elleri sol elleri görmüşsünüz. Onların e, kırılmasına sebep olan bir kaynak aramışsınız. Manyetik yüzeylerin bunun açıkladınız. Bir de manyetik yüzeyler neden bu sonucu e, doğurdu da yaşamı Aynen. başlattı? Neden bu DNA sağ elleri oldu da Aynen. işte şey e, pardon DNA e, sol elli oldu da Hı -hı. E, e, şeyler, şekerler sağ elle oldu. Olmay da bilirdi. O, olmasaydı da yani Hı. tam tersi de olabilirdi değil mi? Bunu söylüyorum. Evet ya şu şu var çağrı. Belli bunun bir sebebi yok oldu. yani bunun bunu, bunun bir sebebi yok bunun birinin sağ elle, birinin. Evet şu zaten sağ ve sol keyfi gibi. kavramlar olduğu için. Evet. Önemli olan buradaki relatif kiralite. Yani amino asitlerin sol ve işte nükleik asitlerin sağ elle olması mümkünken amino asitlerin sağ elli ve nükleik asitlerin sol olması da mümkün. Ama ikisinin de sağ ikisinin de solelli olması kimyasal açıdan mümkün değil. Şimdi dört ha, tane kombinasyon var. Sağ sağ, sol sol, sol sağ sağ sol. Sol sağ ve sağ sol mümkün. Sol sol ve sağ sağ mümkün değil. Neden mümkün değil? Yani Çok mümkün değil yanılı oluşturamıyor anlamında mı? ya şöyle buradaki kimyasal seçilim de şundan kaynaklanıyor. Şimdi biz RNA öncüsü bir molekülde bunu yaptık ve sahilli amino e, sailli nükleik asitleri ve RNA'yı oluşturduk diyelim. Tamam. O zaman tamam. sen şu soruyu sorabilirsin. E sen sailli e, sailli nükleik asitlerin sailli RNA'nın nasıl oluştuğunu izah ettin. Evet. Solilli proteinleri nasıl izah ediyorsun? Evet. Onun yani da şu, şu manyetik yüzeyler ne yapıyor da tamam DNA'yı bu şekilde sailli oluş... olduk. Şimdi de bunları solilli yapalım o zaman bu kritik bir soru haline geliyor çünkü. Çok mükemmel bir soru. Evet. Mükemmel Hı -hı. bir soru. Şimdi RNA'yı kullanarak peptitler oluşturduğunuz zaman, yani amino asitleri birbirine bağladığınız zaman şunu fark ediyorsunuz. Sağelli bir RNA kullanarak bir <laughs> karışımdan oluşturduğunuz amino asitler sadece Hı -hı. sol solelli oluyorlar. Çünkü onlar karşı, karşılığına onlar gelebiliyor. Mesela tRNA'nın evet. e tuttuğu amino asitler tam tersi ee, Kiraliteye sahip aynen. oluyor. Çok güzel. Evet. Hatta bu, yani bu, bir tanesi bu oluştuktan son makale sonra diğeri kaç kaçınılmaz olarak oluşuyor. Sen bunu belki görmemiş olabilirsin. Bu JCP'ye kapak olan makale. Hı -hı. Ee, bu hatta başlığını da özel olarak bu bilgiyi aktarabilmesi için hani seçtim. Central dogma dedik buna. Yani homokiralitenin merkezi dogması. Bunu neden seçtim? Çünkü Normal bir biyolojik sistemde bilgi aktarımı RNA'dan proteinlere gidiyor ya. Yani siz evet. sekansdaki bilgiyi proteinlere aktarıyorsunuz. Burada da homokiral bilgiyi homo, homokiral RNA'yı önce oluşturup homokiral bilgiyi RNA'dan proteinlere aktarıyorsunuz. Dolayısıyla hmm. merkezi dogma gibi unidirectional bir Onun flow var. Onun bilgisi tam gerçi evet. merkezi dogma <laughs> demek bir 50 yıl sonra sıkıntı yaratabilir ama şeydi çünkü hani şimdi proteinden <laughs> RNA üretimi, RNA'dan evet. DNA üretimiyle ha, ilgili bir evet, dolu evet, keşfedildi evet. ve Francis Crick e, şeydi evet, şey şeydi. Ama yani anlamını bilmiyordum. Zaten. Dogman ne yani. demek olduğunu bilmiyordum diyor. Evet. <laughs> e, ama şey e, çok güzel. Çok demek ki o zaman şunu anlıyoruz. Manyetik yüzeyler, RNA Hı -hı. öncülü molekülleri eee e, sağ eli de yapabilirdi. O zaman da evet. e, dur kafam karıştı. Sağ eli de yapabilirdi. O zaman e, amino asitler sol eli olacaklardı. Olurdu ki e, öyle. Olurdu. Ha, ki şu anda öyle. Veya RNA'yı sol evet. elle yapmış olsalardı şans eseri o yüzeyde evet. nasıl biriktikleri. Herhalde onunla mı ilgili? Yani yüzeyi yani manyetik alanlarının yönü mü belirliyor evet. yoksa onların yüzeyde nasıl O İkisi zaman de. o manyetik ikisinin hmm. kombinasyonu. Aa, o zaman tamam. Yani çünkü o manyetik alanın manyetik yüzeyin oluşumu da onun manyeti yönünü belirliyor. Evet. Bir de o moleküllerin herhalde evet. orada nasıl konumlandığı vesaire o sırada. Evet. Ee, o da etkiliyor. Bu ikisinin etkileşimiyle bir yön belirleniyor. Ondan üretilen her şey de ona bağlı olarak belirleniyor. Dolayısıyla şu soruya cevap vermemize gerek kalmıyor. Manyetik yüzeyler bunları sol seçtim, bunları sağ seçtim Manyetim diye bir olmuyor. ayrım yapmasına Aynen. gerek kalmıyor. Bir yerde için. tespit ediyorsunuz kiraliteyi sonra aktarıyorsunuz. Bu bu makale yazdıktan sonra işte Jack'le konuştuk, Jack Shostak'la. Jack şey deneylerini yapıyor, yani işte TRNA'lar kullanarak prebiyotik e, olarak uyumlu TRNA'lar kullanarak işte protein sentezini vesaireyi çalışıyor. Hı hı. Dedik ki bu RNA'ların kiralitesini bir değiştirin bakalım ne olacak. Hı hı. Yani senin sorduğun sorunun deneyini yapması. Tam olarak deneysel mesela. olarak aynı tam beklediğimiz sonuç çıktı, değil mi? Saily RNA'lar kullanarak sol elli peptitleri 10 kat hızlı üretiyorlardı. Hı hı. RNA'nın kiralitesini değiştirdikleri zaman ve sol elli RNA kullandıkları zaman bu sefer sağ elli peptitleri 10 kat hızlı üretti. 10 kat fazla. Hmm, çok. Bu makale yayınlanmak çok üzere iyi. henüz yayınlanmış değil. Hıh, hmm, güzel. Aa, hı hı. Ve baya baya benim hoşuma giden bir şey yani bu. <laughs> evet, çünkü ta yani bu tür şeyler çok güzel. işte. Evet. hipotezi kuruyorsun ve öyle bir Aynen. öngörüye sahip. Yani o kadar çok güzel konuyu hakimiz ki artık bilim olarak. Böyle olması gerektiğini söylüyorsun ve o şekilde e, çıkıyor evet. olması gerçekten e, evet. müthiş. Yani her şey. farklı farklı yapılan deneyler hep aynı noktaya işaret ediyor. Bu çok önemli evet. bir şey. Bağımsız deneylerin aynı noktaya işaret etmesi bir şeyin doğruluğuna dair çok büyük bir aslında işaret çok tatmin yani. edici. Evet evet çok evet. tatmin edici. E, peki e, iki saati açtık. Artık yavaş yavaş toparlayacağım. Tamam. Sen de o yüzden aklına gelen e, atladığın noktalar varsa belirtebilirsin ama şu birazcık bir anlığına e, yorumlarda da tabii böyle yaşamla ilgili konuşulduğu zaman ister istemez geliyor. Şimdi Darwin'in az önce 1871'de okuduğumuz e, Hooker'a yazdığı e, mektup aslında normalde hani Darwin önemli biri olmasaydı ve mektupları okunmayacak olsaydı Darwin'in yaşamın başlangıcı ile ilgili görüşlerini bi bilmiyor olacaktı. Çünkü paylaşmayı pek sevmiyordu yaşamın başlangıcı ile ilgili neler düşündüğünü. Çünkü e, bu Bilmiyoruz. Onun ötesinde evet. de Darwin'in genel bir hassasiyeti olarak hani dini e, otoriteyi evet. sarsıp da toplumun bütünlüğünü bozabileceğine inandığı şeyleri yapmak istemiyordu. Evrim teorisinin evet. doğru olduğunu e, görüyor olmasına rağmen o yüzden çok evet. dikkatli yaklaşıyordu. Public halka açık tartışmalara girmeyi sevmiyordu. Din adamlarıyla tartışmayı sevmiyordu. Evet. Onun yerine hep işte bulldog'u falan denen Huxley gibi isimler. Evet, evet. Onlar e, hep e, o fikirleri ee, o fikre saldıranlara karşı savunlar falan. Burada e, bir bilim insanı olarak e, seni hı hı. ya bu işte bir tanrının bir süper gücün e, kararıdır ve bu böyle oldu o olsun demiştir ve böyle Bunun mantığıdır bilmem nesidir aranmaz. Yani bu böyle bu bunu deyip de işin içinden e, çıkmanı veya evet. e, sebebi buna bağlamana engel olan veya kısıtlayan e, şey nedir motivasyon nedir neden evet, bir noktada bunu söyleyip de e, ya nasıl yaşam kimyasal olarak başlamış olabilir Canım saçmalamayın bunu Tabii ki bir evet. şey böyle söylemiştir bu ve o şekilde başlamıştır r evet. e, engel olan e, şeyin motivasyon ne ya şöyle ben anlamak istiyorum. ya ben bir şeyin nasıl olduğunu bilmek istiyorum. Ve bu sorunun aslında şundan temel olarak bir farkı yok. Ben bu kalemi attığım zaman neden düşüyor sorusunun cevabı Tanrı düşürüyor veya başka şeyler düşürüyor. Yani o bir cevap değil. Çünkü en nihayetinde o kanunları ortaya koyan vesaire bir şey inanabilirsiniz ve bu tamamen sizin kişisel şeyinizdir, tercihinizdir ve bilim insanları arasında da bu farklılık gösterebilir. Ama mekanizmaları ortaya koymak nispetinde baktığınız zaman ya bu düşüyor. Çünkü klasik mekanik diye bir ben se yani sebebin ve işte bunun neticesinde oluşan bir işte kuvvetin bunu düşürdüğünü tespit ediyorum. Bunu hipotezlerle test edebiliyorum. Hatta ne kadar düşeceği ile ilgili de öngörüler yapabiliyorum diye mesela ortaya bir şema koyuyorsunuz ve bir mekanistik izah getiriyorsunuz. Şimdi yaşamın nasıl başladığı sorusuyla da ilgili olarak aslında bundan farklı bir durum yok ortada. Yani bir soru var ve ben bunu anlamak istiyorum. Bu sorunun nasıl olduğunu, mekanistik detaylarını bilmek istiyorum. En nihayetinde diyebilirsiniz ki bu sizin tercihinizdir. Bu yaşamı oluşturan kimya kanunlarını, fizik kanunlarını ortaya koyan ulu bir güç var ve ben bu gücün ortaya koyduğuna inanıyorum bu kavramları veya dersiniz ki bu kavramların bu işte mekanizmaların bu fizik yasalarının kimya yasalarının tabiatta bulunduğunu ve bunların herhangi bir ulu güce bağlı olmadığını düşünüyorum diyebilirsiniz ama ortada bir vaka olan bir bilimsel sorunun mekanistik detaylarını başka bir şekilde izah etmek bilimsel bir yaklaşım değil. Evet yani her iki durumda da yani bunun sebebini evet. koyan bir güç vardır desen de adı zaten bu vardı ve e, bunun bir bilinci veya isteği evet. yoktur desen de ilk durumda o e, koyulan yasanın nasıl çalıştığını anlama motivasyonu evet. olabilir en basitinden yani Çünkü hiçbir fizikçi yasaların nereden geldiğini e, yani felsefi anlamda sorguluyor Değil düşünüyor mi? olabilir ama nereden geldiği evet. önemsiz olarak Evet. veya konumuzla bağımsız olarak o ayrı bir tartışma konusu olarak nasıl çalıştığına bakabilirsin. Zaten bir sebebi olmadığını düşünüyorsan da yine o zaman zaten evet. evreni anlamanın yegane yolu da o olacağı için o yasaları e, çalışmak istersin. Yasa dediğimiz şeyler doğada gördüğümüz örüntüler aslında. Yani yasa evet. dendiği zaman bir yasa koyucuyu da gerek gibi bir e, izlenim oluyor ki olabilir ama yani yasa sadece şeyden alınmış bir... ...hani bizim kendi lugatımızdan evet. alınmış bir sözcük daha ziyade e, evrenin çalışma süreci içerisinde gördüğümüz örüntüler. Şu kimyasallar bir araya geldiğinde şöyle şu şartlar altında şunlar oluşuyor evet. ama bu şartlar altında bunlar oluşuyor. Yani bunu evet. e, tarih boyunca ki ilginç bir şekilde pastör gibi e, bir rahipten başlayıp şimdi daha izole evet. e, olmuş bir bilim içerisindeyiz ama... Evet. Hiçbir zaman soruya yaklaşım aslında değişmedi bilimde. En nihayetinde nasıl, nasıl bir oluyor? gözlem yapabilirim? Evet nasıl, yani. evet, nasıl oluyor? Evet, yani Newton, nasıl oluyor? Newton Newton çok iyi bir Hristiyandı. Evet, hıhı. Newton şey demedi. Ya bu işte gezegenler dönüyor, elma düşüyor. Bunu işte İsa düşürdü veya işte İsa'nın hmm. Tanrısı düşürdü demedi. Ona inandığı halde demedi. Evet. Onun Ki nasıl deseydi, olduğunu, Newton çok büyük ihtimalle Newton olmayacaktı. Yani. ortaya koymak istedi. Evet, Hı -hı. Yani Newton'un adını bile bilmeyecektik eğer öyle deseydi mesela. İlginç değil mi bunu düşünmek? Onu zaten bilen evet, evet. çok adam vardı etrafında. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yani Aynen ondan evet. kaynaklı olarak bu problemlerin aslında birbirinden bu açıdan bir farkı yok. Yani ben Hı -hı. bir bilim insanı olarak bir şeyin nasıl olduğunu anlamak istiyorum. Bu benim merakım, hobim. Bu beni tatmin ediyor. Hı -hı. Bunu ortaya çıkarmak keyifli bir şey ve bunu zaten bilimin temel amacı bu. Siz niçin böyle bir şey var? niçin yaşam ortaya çıkmış veyahut Yahut yaşam ortaya çıkaran kimyasal ve fiziksel mekanizmaları ortaya koyan bir güç var mı yok mu dediğiniz zaman bilimsel soruların zaten dışına çıkıyorsunuz o başka bir tartışma konusu. Bu kadar evet. yani. Ev. Evet. Ee, burada şimdi Bu arada o zaman bahsettin Çağrı Haksızli evet. sözcüğünün de mucidi biliyor musun? Evet evet ha tabii <laughs> şeyi de agnostik sözcüğünün de mucidi adam çok evet, kelime türetmiş. 1870 <laughs> Eden bir sene önce, ee, Hooker'a olan mektubundan bir sene önce abiogenesi hmm. kullanıyor ilk başla. Ee, şimdi çok güzel noktaya para kazdım. Bir sonraki sorumda bize abiogenes sahasında e, ne bekliyor? Belki önümüzdeki hem senin çalışmaların bazında hem de sahaya baktığında. E, can... Bu arada şunu sık yani liselerde yanlış öğretildiği için belki düzeltmemiz gerekiyor. Hani abiyogenes çürütülmüştür gibi bir e, bilgi var ne yazık ki e, lisede. E, hani biyogenes, canlılık canlılıktan gelir. E, bu başa gidene kadar doğru. Hani hep, doğru. hep bildiğimiz canlılar canlılardan geliyorlar. E, ama canlılığın başlangıcına indiğimizde hem kar karmaşıklık azalmaya başlıyor ve kimya seviyesine inmeye başlıyor. Ve o noktadan sonra daha devam ettiğimizde e, cansız olarak tabir edeceğimiz, yaşam değil diye tabir edeceğimiz moleküllerden yaşamın başladığını görüyoruz. Dolayısıyla lisede öğrendiğiniz e, canlılık canlıktan gelir. Günümüzdeki standart başlangıçtaki evet. e, standartı tarif etmiyor. Bir de çürütüldü o Pasteur deneyleri e, Redi deneyleriyle çürütülen şey spontane jenerasyon e, denen e, işte tahtanın timsaha dönüşmesi, işte e, ney, o pirinçlerin sineğe dönüşmesi tozun, tozun işte bakteriye ha, tozun dönüşmesi bakteriye efendim. dönüşmesi gibi e, puf diye bir şeyin birden canlılığın evet. ortaya çıkmasıyla ilgili ki bu biraz da ilginç bir durum yaratıyor çünkü genellikle abiogenizin e, çürütüldüğünü söyleyen insanlar canlılığın puf diye başladığını düşünmeye meyilli olan insanlar tam tersine o tür bir puf diye varoluşun olmadığını bir sürecin e, evet. takip edildiğini şu anda bilimde standart e, görüş ki panspermiyayı düşünüyor olsanız bile yani evet. bir başka gezegenden dünyaya orada yaşamın geldiğinin oluşuyor. orada nasıl oluştuğu yine evet. abiyogenizin sahası Aynen. olacak. Biyokimyanın sahası olacak. Aynen. Yani bizi bu sahada neler bekliyor? Önüm, evet. Ne ya, görüyorsun? Çok, çok güzel bir soru. Yani özellikle şeyi de söyleyeyim sen sormadın ama şu anki yani bilim dünyasında genel olarak kabul edilen görüş hangi kimyanın veya hangi lokasyondan bağımsız olarak bir koşulda bir kimyasal sentezin öncelikle yapıldığı Sonra bir kimyasal evrimin bir karmaşıklık oluşturduğu ve bu karmaşıklığında en nihayetinde yaşam diyebileceğimiz ilk hücreleri ve bu ilk hücrelerin evrimi neticesinde de şu anki canlılığın oluştuğu genel çerçeve bu detayları ayrı mesele. Şimdi abiyogenez yani cansızlıktan kimyanın canlanması araştırmaları diyelim abiyogenez araştırmalarına kimyanın canlanması araştırmalarında bizi ne bekliyor? Şimdi homokiralite probleminin çözümü aslında bir tane önemli bir noktaya nın anahtarını açmış oldu. Şu o da polimerizasyondan bahsettim ya. Evet. E, polimerizasyonun var olabilmesi için öncelikle monomerlerin homokiral olması lazımdı. Hmm. Şimdi monomerlerin sentezlenebileceğini bildiğimiz bir kimya var. Bu işte ribonikletikleri sentezliyor, amino asitleri sentezliyor, işte lipitleri sentezliyor ama bunları fonksiyonel olarak karmaşıklık hale, fonksiyonel karmaşıklığı oluşturabilecek polimerlere oluşabilmesi için bunların öncelikle monomerlerinin homokiral olması lazımdı. Şimdi homokiraliteyi buraya eklediğimiz zaman artık polimer karmaşıklığındaki bir kimyanın laboratuvar ortamında test edilebilecek bir aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Ee, ve bu işte kimyanın canlanması araştırmalarının temel gayesi de bahsettiğimiz ilk koşullardan. Yani en baştan bu de novo diyorlar ya. Evet, yani Hı -hı. ilk baştan işte Bahsettiğimiz temel siyanür gibi kükürtlü basit gazlar gibi karbondioksit gibi temel koşullardan öncelikle monomerlerin oluşturulup ondan sonra monomerlerin polimerize olup bir karmaşıklık neticesinde ilk öncü hücrelerin oluşturulması gayesi bu alanın en temel nasıl diyeyim gayesi şu an ve insanların da herhalde bu alandaki insanların da görmek istediği şey o. Yani böyle bir şema ortaya koyalım. Ve bu şemayı sonrasında düzenleyelim. Yani bu şemanın çeşitli kısımlarını jeolojik parametrelere göre rafine edelim. Evet. Bazı kısımlarını eleyelim, bazı kısımlarını ekleyelim belki. Ve neticesinde bu öncü hücrelerin laboratuvar ortamında nasıl oluştuğunu gözlemlemek istiyoruz. Yani benim de işte doktoramı bitirmek üzereyim. İşte yeni başvurular yapıyorum mesela kendi laboratuvarımı kurma aşamasına geleceğim yakın zamanda. Harika. Benim yapmak istediğim şey de bu. Bu alanda çalışan diğer insanların da bu problemin çeşitli kısımlarına katkı sunarak yapmak istedikleri şey şu, bu ve en nihayetinde önümüzdeki kabaca 10 yıl içinde laboratuvarda sıfırdan de novo sentezin yani öncü hücrelerin de novo sentezini yapmak muhteşem istiyor. Muhteşem ya. O eşiğe evet. geldik artık. Meşhur e, sarılarda da gördüğüm evet. e, madem e, yaşam kendiliğinden başladı laboratuvarda yapın bakalım kardeşim. Evet. E, <gülüyor> <gülüyor> evet. ya o, o aşamaya epeyce yaklaştığımızı düşünüyorum. Hatta bu Chicago Üniversitesi'nde ve Harvard'da şey kuruldu. Yaşamın başlangıcını araştırma girişimleri kuruldu. Hmm. Onlar da bu şeyde işte girişimi halka sunarken onun bir şeyi oldu işte sunumu bir hmm. toplantıda temel misyonları olarak bunu söylediler hmm. toplantıda yani bizim Peki, misyonumuz merkez olarak öncü hücreleri oluşturmak. Ne nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsun bilime ve topluma insanlık ilk can <laughs> ilk defa bir canlı yarattığı zaman e, ya, cansız ma, ma, maddelerden. Şimdi onu kestirmesi zor. Topluma ne etkisi olur? Kestirmesi çok zor. Bilime şöyle bir e, katkısı olur öncelikle bilimsel olarak çok büyük bir problem. Aa, onun anlaşılması tabii konsept açısından, felsefi açıdan çok önemli. Uygulamalar açısından ne kadar katkısı olur ondan emin değilim. Çok uygulamalı bir saha değil. Yani uygulamasından... Birazcık şey, ee, Midbusters'da... E, evet, evet, Midbusters'da niye böyle saçma sapan şeyler yapıyorsunuz? Çünkü yapabiliyoruz diye cevaplaması gibi diyoruz, yani. Evet, evet. <laughs> şey gibi, evet. mesela kara deliklerin fotoğrafını çektik de Kansere ilaç mı oldu sorusu anlamsız bir soru. Hayır, yani? yok, yo, o evet. O, o o o ayrı bir şey. Yani her şeyin evet. ha, topluma direkt faydası olmak e, zorunda mı evet. bilimde? Hayır. Temel araştırma ki bilemezsin de yani belki bunu sentezleyebiliyor olmamız başka tür ilaç sentezlerini mümkün o, kılacak mesela. Olabilir. Dolayısıyla evet yani olmasa evet. bile sıkıntı değil ama Olmaz hani tabii. Yani... ama hani hmm. benim öngörüm en azından mühendislik açısından çok fazla şey olmayacağı yönünde katkılarının. Hmm. Benim öngörüm ama toplumsal ve felsefi açıdan büyük etkileri olacağı yönünde. Evet, mutlaka. Yani e, insanlık büyük bir eşiği aşmış olacak bunu yaptığı zaman. Büyük Çünkü e, e, her zaman beklenen, her zaman bilime bir meydan okuma olarak sunulan e, yaşamın e, sıfırdan tıpkı başladığını tahmin ettiğimiz ürünlerle e, oluştuğunu göstermek Hı -hı. E, bilimsel olgunluğun da bir yeni bir noktası olacak aslında. Çünkü en evet. nihayetinde biz kendi Küçük kavgalarımız içerisinde didişiyoruz birbirimizle falan ama e, evet. 300 yıllık 500 yıllık periyotlarda baktığın zaman ya da bundan bin yıl sonraki insanların dönüp e, baktığı zaman göreceği şey bizim atalarımız ne tür bir bilimsel olgunluğa sahiplermiş neleri evet. yapıp çünkü biz öyle değerlendirmiyor muyuz Aa, işte araba ata biniyorlarmış yok işte hastaneleri bile yokmuş evet. işte bilmem şunu bile tedavi edemiyorlarmış Aa, aşıyı bulmuşlar ha, falan <laughs> gibi ee, şeylerle değerlendirmemiz gibi biz de onunla yargılanacağız aslında. Dolayısıyla bu bizim çağımızın, bizim neslimizin bilimsel olgunluğunun bir devrimi olacak belki de bunu başarabilirsek veya başarılamasa bile bir sonraki basamağa çıkartabilmek ve belki ya bir sonraki evet. neslin ya sürekli sonuçta bu alan var. bir şeyler çözüyor değil mi? Çeşitli problemleri insanlar çözüyorlar ve bu problemlerin hmm. ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Çünkü yani tanımlayacağı zaten araştırma yaparken yani neyin karşınıza çıkacağını önceden kestiremiyorsunuz. Ama sürekli bir taşın üstüne bir taş koyuyoruz. Yani evet, Miller bir taşın yavaş. üzerine bir taş koydu. Hmm. Sarland da bir taşın üzerine taş koydu ve bu alan gittikçe gelişiyor. Hani ne zaman bu gelişme biter ve öngörülerimiz ne zaman gerçekleşir? Onu kestirmek güç. Yani bilimin hmm. doğası gereği güç. Ama bilim sürekli problemleri çözerek ilerliyor ve bildiğimiz her şeyi de bilim sayesinde biliyoruz. Kesinlikle tabii ve bu mesela canlı üretebilmenin pratik bir uygulaması belki bir noktadan sonra işte Mars'ı inceleyeceğiz işte yaşam fosil detaylarını hmm. bileceğiz bulacağız veya bulamayacağız ve diyeceğiz ki tamam hazır artık Mars bizim hmm. e, seedlenmemize oraya e, geçişimize belki de Mars'ın çünkü dünyadan götürdüğümüz koşullara adapte olması çok zor olabilir Mars'ta dünyadaki yaşamın ama evet. oradaki kimyayla yaşam sentezleyebilir noktaya geleceğiz belki. Yani çünkü e bununla ilgili sürece o kadar hızlı olacağız değil mi? Tabii tabii anlat tabii. <laughs> ya şöyle geçenlerde ben birkaç ay önce bir e-mail aldım. Birazcık böyle tedirgin edici bir e-mail. Amerikan Hı. Savunma Bakanlığı'ndan bir adam dedi ki seninle görüşelim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dedim ki hayırdır yani ben niye ben görüşmek kadar herhalde vizemle ilgili problem var <laughs> <laughs> atacaklar evet. beni ülkeden falan diye <laughs> İşte biz gariplerin de en büyük korkusu bu yani. hani <laughs> bir suça mı karıştı falan değil de beni ülkeden atacaklar mı atacaklar mı? Aynen. <laughs> <laughs> Aynen. Sonra işte ben işte hocama falan dedim böyle böyle birisi yazdı bana falan işte aileme dedim falan işte böyle bir şey oldu diye. Sonra dedim tamam zaten ne hayır mı diyeceğim yani adam yazdı. Yani. Tamam dedim. Seçenek beni değil, değil so yani zaten ha? sundukları şey. Seni sana seçenek sunmuyorlar zaten Seçenek sunmuyorlar zaten. <laughs> bir böyle öyle bir şey yazdıkları zaman bir garip oluyorsunuz yani. Sonra işte şey falan oldu. Beni güvenlik soruşturmasına aldılar. Hmm. İşte çeşitli sorular sordular vesaire. Sonra böyle bir şifreli bir Zoom hesabından bir yayına girdik. <laughs> garip oh. yani. Sonra hmm. bir tane adam çıktı. İşte dedi ki ben işte burada çalışıyorum. Daha önce ben şeyde doktora mı yaptım biyokimyada. İşte makalelerinizi okudum ve çok ilgimi çekti. Bununla ilgili konuşmak istedim size dedi. Hmm. Biz işte şeyleri düşünüyoruz artık dedi. Mars'ta yaşamın infekte edilebileceğini. Yani Mars'ı nasıl enfekte ederiz? Ay'ı nasıl enfekte ederiz? Bu sorular i̇şte üzerinde düşünüyoruz. Tam senin dediğin nokta. Ee, bu e dedi ki işte çalışmanız izah eder misiniz? Biz bu aşamada yani bu çalışmaları yaparken acaba bundan nasıl faydalanabiliriz onu tartışmak istedim diye. Çok güzel. Yani hükümet şeyin devletin şeyine bak. Yani öngörüsüne bak. bak. Bir an evet. önce Bunlar, buna. Yani, bilimsel küçük bir çevrede olan işte makaleleri okursanız takip edebileceğiniz gelişmeler. Tabii canım. Yapın. Tabii yani bu bir de şey tarafı da yok. Mesela homoekirelite manyetizma falan işte dediğin az önce verdiğin kara delik fotoğrafı gibi bir toplumsal bir ya. sansasyonel tarafı evet. da yok ama zaten ee, bu tip e, ileri düzey araştırmaları takip eden devletler de gidip de sansasyonel konularla ilgilenmiyorlar. Asıl gerçekten evet. işin e, temeli olacak noktalarla ilgileniyorlar. Muhteşem ya. sana ulaşmış olmaları. Çok büyük başarı. Tebrik ederim. yani Bayağı e... baya ilgimi çekti ve çok da hoşuma hmm. gitti doğrusu. Ben de onlara dedim ki hani ben şeyden anlamam dedim yani başka yerde yaşam nasıl başlatılır vesaire hmm. ama bu çalışmalar şunu izah ediyor. Size de datalarımı yani veriyi gönderdim. Hmm. Uh -huh. makallere izah ettim. O şekilde bir konuşmamız oldu. Hani onu nasıl kullanacaklar? Orada sen bir şimdiden bir şeyi tohumu atmış oldun ki belli ki bir ortam varmış orada. Ondan Var, evet. ihtiyaç duydukları için ulaşmışlar sana. Evet, evet, ee, evet. Harika bir şey. O zaman bu alanda da belki e, terraforme etme gezegenleri işte dünya veya eee yani dünyalaştırmasak bile tabii ki orada bir dolu etik soru da doğuyor. Bir başka gezegene daha tam olarak anlamadan o gezegeni müdahale ettiğimizde ileride ayırt edebilecek miyiz? Kaynağı biz miyiz bu yaşamın yoksa? Evet. Yani kontaminasyon da bir e, sıkıntı özetle. Ama e, en nihayetinde buna hazırlıklar yapılıyor belli ki. E, çünkü e, ha bu daha yayınlamadık bu videoyu. Şimdi yayınlayacağımız bir sonraki videoda yani gümbür gümbür insanlık Mars'a, Ay'a e, üst kurma noktalarına, koloni kurma noktalarına doğru gidiyor ve e, evet. canlılıkla ilgili öğrenebileceğimiz her şey e, bu misyonlarda aslında mühendislik problemlerine cevap olabilecek şeyler. Dedin ya Hı -hı. ben etkisi ne olur diye. Hiç bilinmez Hı -hı. o etki. Yani yedi e, makale nesli önce timsahın gözünde tespit edilmiş bir proteinin yedi makale nesli sonrasında bir kanser ilacı e, olduğunu görebiliyoruz. Evet. Şimdi o e, Timsah gözünü araştırdığın noktada insanlar sen niye böyle saçma sapan bir şey araştırıyorsun ee, evet. diyecek. ya O inanılmaz kısıtlı bir vizyona işaret ediyor. Ee, i̇zleyicilerimize de söylemiş olalım. Bunlardan olmayın. Ee, temel araştırmanın merak odaklı araştırmanın. E, ileride nelere sebep olacağını hayal dahi edemezsiniz Bilemez, edebilecek bileyim. olsaydınız zaten derdiniz ki şunu araştır çünkü buradan bu çıkacak onu bu diyemediğiniz çıkıyor. için işte <laughs> Aynen. araştırıyor Aynen. muhteşem Aynen. ya peki e, atladığım değinmek istediğin şunun bilinmesi önemli dediğin başka bir nokta var Değil mı mi? bu konuştuğumuz e, konular çerçevesinde Aa, yani mı, efendim, e, çok güzel sorular sordum valla çok teşekkür çok ederim teşekkür, Aa, yani bazı işte bazı şeylere yani yazmıştım Nedir onlar? Onları da Kesinlikle. aktarmış olalım izleyicilere. Mesela yazdığım şeylerden bir tanesi. işte şey analojisini vermek istiyordum ben. Benim hep düşündüğüm şöyle bir şey var. Yani yaşamın başlangıcını düşünürken hep şeyi düşünüyoruz ya. Hani en temel özellikler neler ve bu en temel özellikler nasıl oluşur? Hani şöyle bir beyin fırtınasına maruz bırakmak istiyorum hem seni hem Hı. belki dinleyicilerimizi. Hı -hı. Acaba şunu yapabilir miyiz Çağrı? Sen ne düşünüyorsun? Sana iPhone'u versem. Hmm. Bana Graham Bell'in telefonunun neye benzediğini söyleyebilir misin? <laughs> Söyleyemez. Yani şöyle, temel düzeyde aslında söyleyebilirsin bazı şeyleri. Bence söyleyebilirsin. Tabii çünkü, çünkü fonksiyon orada. Yani Evet. Evet ya şöyle ama, bir şey var. Ya diyelim ki hele... de kayıtlar azalmış olsun. Yani Ama şöyle ki, bir sıkıntı var. Telefonun asıl amacının iletişim olduğunu kabul fark etmen gerekiyor öncelikle. Şimdi o kadar çok şey yapabiliyor ki şimdi. Mesela diyebilirsin evet. ki ya ben son 10 yıla baktım. Daha önce kayıtlar yok olmuş 100 yıl önceki hmm. ama son 10 yılda her telefonda kamera var ve her telefonun çıktığı zamanlarda kameralar daha da iyiye gitmiş. Kesinlikle ya bu ekran bir boyutu şey herhalde vesaire. bir kamera. Evet, evet, evet diyebilirsiniz. Ya da bir ekrana ve... sahip olan bir şey olmalı ki o ekranı ekrana... evet bir şey gösteriyor sana sürekli evet. çünkü şimdi hayal bile edemiyoruz ekranı olmayan bir telefonu mesela evet aynen öyle dolayısıyla biraz ben şeyi de ilgili de düşünmek istiyorum hatta bununla ilgili bir şey bir fikrim var acaba bir felsefi bir makale yazılabilir mi bununla ilgili diye yani bizim acaba düşünmemizdeki çeşitli sınırlılıklar bu probleme yaklaşımımızı nasıl etkiliyor diye yani bu telefon analizi güzel bir örnek yani siz telefona baktığınız zaman hiç öncesini bilmeseniz bu bir iletişim aracı mı dersiniz? Yoksa bir kamera mı dersiniz? Eğlence aracı mı? Yoksa bir, bir kayıt eğlence aracı mı dersiniz? Evet, mesela evet. telefonun öncüsü atar mıdır? Fotoğraf hmm. makinesi mıdır? Yoksa buharlı haberleşmek midir? Evet evet mesela. Neye, evet, neye, çok neye güzel baktığınıza aracı. bağlı. Evet işte burada da en önemlisi muhtemelen burada izleyicilerin fark etmesi gereken bu soru bu tür konular çok sık karşılaşılan geçmişe yönelik bilimlerde özellikle geçmişe açığa çıkarmaya yönelik. Yani eee memeliler, denizel memeliler denizde mi evrimleştiler, karada evrimleşip mi denize döndüler? Ee, evet. Yani iki ayrı e, bir şey var? Burada tabii ki parsimony gibi felsefi detaylar da bize çok yol gösterici oluyor. En az sayıda varsayıma dayanarak eldeki veriyi nasıl açıklarız? Ama bence daha önemlisi yine yayında da söylediğimiz farklı veri hatlarının sen onu örtüşeceğini öngörmesen bile, öngörüyor da olabilirsin ama öngörmesen bile aynı hikayeye işaret ediyor olması. Graham Bell'in orijinal fikrinin e, sesini iletmek olduğuna yönelik o dönemki tarihi kayıtlara bakarak Rambelin telefonuna dair hiçbir şey olmasa da, başkaları tek iletişimle ilgili neler yapmışlar, kameranın tarihi, ilk kamera nerede, e, nasıl yani bunları düşünerek aslında onları ayıklayabilmeye başlıyorsun. Ama gerçekten de e, ne kadar uğraşırsan uğraş bazı kayıtların silinmiş olmasından ötürü geçmişimizde evet. seni bambaşka e, çıkmaz sokaklara o, yönlendirebilir. Bir birazcık Vakit alan şey de bu aslında. Yoksa Aynen. canlılığı sıfırdan üret. Eğer can, bak, eğer şunu net bir şekilde görelim. Bir anlığına dünyaya dışarıdan bakacak olsaydık, bütün bu kendi kültürümüzü vesaire Hı. E, inançlarımızı, fikirlerimizi, düşüncelerimizi Hı. bir kenara bıraksaydık. Eğer ki canlılık kimyasal yollarla kendiliğinden başladıysa, bir o doğa yasalarının etkisi altında Hı. E, bir özel müdahale olmaksızın başladıysa, o zaman bu tekrar edilebilir bir şeydir. Nokta. Yani bu o şartları evet. sağlarsın. Tabii. Kesin. O şartlar net. E çünkü değil mi? Yani eğer Kesin. ki cisimler e, düşebilir şeylerse ve bunun Hı. için özel bir insanüstü, üstü bir müdahaleye gerek yoksa, o zaman yani. mutlaka düştüğünü tekrar edebilmen lazım. Bizim bilimdeki yaklaşım, ha, bu varsayımımız yanlıştır. O varsayımı ortadan kaldırdığında daha faydalı bir şey ortaya koyabiliyorsan, buyur kardeşim. Ama şu ana kadar Hı. yapabilen olmadı. Dolayısıyla e, bu tekrar edilebilirlik varsa insanlık bunu başarabilir olmalıdır. Başarabilir. Ama onun detaylarını işte çözme olayı bilimin aktif e, unsuru. Do çok güzel analoji açıdan. Çok beğendim. Evet yani evet. O açıdan güzel. bayağı iyi. Zaten senin di dikkat ettiğin noktaya da bağlı olarak şöyle bir ilginç detay var. Biz hani origins of life diyoruz ya Çağrı. Hı -hı. The origin Hı -hı. of life pek demeyiz yani. Evet. Çünkü o büyük bir iddia olurdu değil evet, yani zaman mümkün olmazdı. Evet, yani <laughs> mümkün orijinlerden bir tanesi bu deriz. Ancak yaşam oluşturursak laboratuvarda. mı Evet, kesinlikle. Evet. Ve hatta şu da söylenebilir, bizim keşfettiğimiz de tek olmayabilir. Belki biz yapacağız, bir Evet yaşam ortaya çıkaracağız. Belki de yaşam yine başka evet. bir yolaktan evet. geçerek aynı şey. Evet. onu zaten keşfetmek muhtemelen en müthiş keşiflerimizden biri olurdu bir şimdi düşününce. Satır. 20 tane farklı yol tespit ettiğimizi düşününce bir tanesiyle evet. dinlenirken ya yani muhteşem bir şey olurdu. Yani o muhteşem bir şey olur. Ya o parametre uzayını mesela şey, kimyanın canlılığa dönüşmesindeki parametre uzayını taramak inanılmaz bir şey. Evet, evet. Ama en önemli şeyi sen söyledin az önce. Dedin ki eğer yaşam dünya koşullarında doğal bir şekilde oluştuysa bir laboratuvar ortamında tekrar edilebiliyor olması lazım. Evet, kesinlikle. Onun şeyi yok yani tartışması. Ee, bu yönde ilerlemek de gerçekten e, bilimi bir sonraki seviyeye çıkaracak şey. O yüzden sana da e, katkıların için çok teşekkür ediyorum. E, bir ben de belki son bir ekleyebileceğin, yine atladığım bir şey varsa... Sen biraz bahsettin kendi kuracağım laboratuvarda da bu alanda çalışmak istiyorum ama onun ona ek olarak hani atladığımız senin yapmak istediğin şeyler varsa son olarak bahsedebilirsin yine Hı. tekrar söyleyeyim. Tamam yani herhalde herhalde çok farklı şeyler yok hani ufak ufak şeyler vardı arada onun dışında Hı. zaten çok da şu an aklıma gelmez herhalde. Bu kadar. <laughs> tamam harika tamam. Peki e, son bir şey soracağım sana Hı -hı. o zaman. Senin bir de çünkü şimdi evrim ağacındasın dolayısıyla popüler bilimden bahsetmeden e, kapatmak istemiyorum. Senin Hı. bilim iletişimi konusunda da e, çalışmalar yaptığını görüyorum. E, YouTube e, olsun o ehime yok onun. O. Bizim gibi değil e, yani. E, olsun ama Hı. Ortalamaya baktığın evet. zaman çok üstünde evet. e, çünkü çok az olan bir şey Türkiye'de. Hı -hı. E, buna neden önem veriyorsun? E, neler yapmaya Hı -hı. çalışıyorsun? İzleyicilerimize de söyleyelim. E, Furkan'ın bir YouTube kanalı da var. Takip edebileceğiniz kendi deneyimlerini geçmişini e, Hı -hı. anlattığı ve özellikle gençlere yol gösterici ol olacağına inandığım. E, mutlaka şimdi moderatörlerimiz paylaşacaktır e, linkini. Evet. E, e, kendi onu... evet, kendi ismimle bir YouTube kanalım var. Ya Büyük ölçüde şey ya ben insanlara olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü bunun için çok efor sarf etmeden bunu yapabileceğimi fark ettim. Yani insanlara temel şeyleri gösterdiğiniz zaman ve onlara siz yapabilirsiniz. Bak ben de şu şu aşamalardan geçtim ve bu aşamaları şu şekilde geçtim diye motive ettiğiniz zaman insanlara bence çok büyük dokunuşlar yapıyorsunuz. Kendiniz buna çok efor sarf etmemenize rağmen bu tarz bir potansiyele sahip olup bunu yapmamak da bence biraz şey bunu harcamak yani bu tarz bir gücü diyeyim. Hani güç neyi kastettiğimi anladın. Ya çünkü şundan dolayı yani ben Türkiye'den sonuçta çıktım ve biliyorum insanların çevrelerinin insanların ailelerinin belki lisedeki hocalarının vesaire onlara neler söylediğini. Çünkü ben de aynı ortamlardan çıktım. Ve insanları demotiv ettiklerini sen yapamazsın o olmaz. Eee vesaire gibi insanları sürekli olmaza ikna etmeye, vasata ikna etmeye çalışan ve onların heyecanını kıran, onların yaratıcılığını öldüren birçok faktör var ve ben de onun karşısında ona karşı giden bir faktör ortaya koymak istiyorum. Sizin aslında yaptığınız da bu. Siz çok büyük bir başarıyla bunu yapıyorsunuz. Belki dünyada zaten hani Türkiye'de artık pek tartışması yok onun da dünyada belki bunu Çok teşekkürler. Önemli bir yere koydunuz. Ben de bunu işte kendi araştırmalarım belki açısından, belki fizik açısından yapabiliyorum. Daha Hı -hı. küçük bir çerçevede. Ama dediğim gibi yani bu kadar farklı şekilde insanı demotive eden ve onları yaratıcılığını öldürmeye çalışan, onları belki de vasata ikna etmeye çalışan faktör varken ben de ya bak sanat diye bir şey var, temel bilim diye bir şey var, kitaplar ilginç şeyler, böyle klasik müzik ilginç bir şey. Bunlarla uğraşabilirsiniz ve uğraşın. Bunlar güzel şeyler. diye onlara söylemek istiyorum ve bunu söylediğiniz zaman bu insanlar da o kadar büyük etki uyandırıyor ki yani ben hiçbir zaman kanalımı büyütmek gibi bir şeyim yok. Hı -hı. Büyük kitlelere ulaşayım diye bir hedefim yok. Zaten insanlar da biliyorlar yani onu. Çünkü Hı -hı. Ya, öne ya zaten siz bir şey yaptığınız zaman onu bulmak isteyen onun kitlesi sizi buluyor bir şekilde. Tabii ki. Onu çok da büyüttüğünüz zaman sağlıksız büyüme vesaire de olabiliyor. Ee, hani benim yapmak istediğim şey YouTube kanalında benzer şekilde düşünen insanlar için bir ortam oluşsun. Benzer şeyleri tartışalım. Çok az efor göstererek insanlarda büyük değişiklikler ve büyük işte farkındalıklar e, oluşturabiliriz belki diye düşünüyorum. Ve o kadar pozitif e-mailler alıyorum ki e, o kadar iyi şeyler yazıyor ki insanlar aklın durur yani. Hani ben bazen evet, tabii canım, tabii. ben bazen hani utanıyorum çünkü ya ben o kadar yapmadım. Siz abartıyorsunuz demek istiyorum yani. Çünkü insanlar, evet. yani bundan gerçekten bunu fark ediyorlar samimi bir eforun olduğunu ve onlara yardımcı olmak istediğinizi fark ediyorlar ve o pozitif ortamda benim onu devam ettirmemi sağlıyor. Elimden geldiğince yani benim en nihayetinde bunu muhtemelen bir noktada sürdüremeyeceğim çünkü benim temel işim bu değil yani. Ve bilim yapmak evet, görücü, Yani evet o maalesef yani. ikisi bir arada çok zor. Çok nadiren evet. insanların başarabildiği bir şey. Evet. Ee, bu arada alttan sana selamlar gönderenler <laughs> e, böyle bir şey mesaj gelmiş mesela. Ee, i̇stersen istersen birkaç tane aslında soru da alabiliriz vaktin tabii, varsa. Tabii e, çünkü e, birkaç ilginç soru e, işaretledim ben tabii biraz bizi geri konulara eski konulara götürecek e, dağıtmamak adına hemen orada e, sormamıştım ama e, bir saniye e, şu önemli bir soru bulabilirsem tabii bir dakika e, şudur abuyogenes doğada Hı -hı. halen oluyor mu sorusu mesela canlılık başladıysa cansızlıktan neden şimdi de yeni e, başlayan yaşamlar görmüyoruz sorusu nasıl yanıtlarsın Hı -hı. bunu Hı -hı. büyük ölçüde dünyanın zehirlenmesinden kaynaklanıyor en temel kontamine en temel olmasından, az önce konuştuğumuz gibi birazcık. kontamine olmasından bizim Evet en e, bunun yaşamımız. en büyük temel faktörü oksijen. Yani yaşamı evet. başlatan kimya büyük ölçüde indirgemeye bağlı bir kimya ve oksijeni koyduğunuz zaman yaşamı oluşturan moleküller oksidize olup yok oluyorlar. En en büyük sebep. Yani bu aslında altını çizmekte fayda var bizim şu anda muhtaç olduğumuz oksijen hayatta kalabilmek için. Aslında çok ciddi bir e, yaşam önleyici, zehir yani. E, <laughs> e, ve evet. e, yaşama yani şey işte, mesela, koşullarda. Evet, ya mesela hidrojen Hı. sülfür gibi, hidrosülfür gibi, hidrojen cyanide gibi şeyleri ve işte çeşitli redoks tepkimelerini gerçekleştirebileceğiniz ortamlara oksijen eklediğiniz zaman oksijen onu yok ediyor. Çünkü oksijen temel olarak değil mi? O, oksidize bir şey. Ve oradaki redoks tepkimelerini indirgenmiş hidrosülfür gibi şeylere yok ediyor. Bir akademisyen olduğunu tahmin ettiğime isminden e, Hı -hı. bir izleyicimizden şöyle bir soru gelmiş: Kiraliteye bağlı olarak hayatın manyetik yüzey nedeniyle kuzey veya güney yarım kürelerden hangisinde başladığını söyleyebilir miyiz? Diye sormuş. Ya söyleyebilir idik. Hı -hı. Eğer taş kaydı olsaydı çünkü taş kaydında şey var. Dünyanın manyetik alanının nasıl değiştiğini takip edebiliyoruz. Hatta bununla ilgili bir jeofiziğin bir alanı var paleomagnetizma diye. Paleomagnetizma taşların manyetik yöneliminin ve buna bağlı olarak dünyanın manyetik alanının nasıl değiştiğini taş kaydından izliyor. Ve diyorsunuz ki 2 milyar yıl önce dünyanın manyetik alanının gücü neydi ve hangi yöne bakıyordu? Ama bunu 4 milyar yıl önce söyleyemiyorsunuz çünkü taş kaydı bitiyor. Dolayısıyla yaşamın başladığı koşullarda dünyanın manyetik alanının hangi yöne baktığında bilemediğimiz için bunu söylememiz güç. Ama buradaki temel nokta senin sorduğun sorunla ilintili. Ee, yani sağ sol ve sol sağ ikisi de mümkün olduğu için ikisinden birinin olması diğerinin yani bir tanesi olmadığı için bir tanesi mecburi olmadığı için öbürünün olması da makul yani. Hı hı. Ee, peki benim gibi hisseden <laughs> bir izleyicimiz. Peki bu problemlerin az önce bahsettiğimiz problemlerin cevapları hep yüzeyde Yaşamın başladığı lehine mi? Okyanus tabanını destekleyici sonuçlar veren problemler yok mu? Ben birkaç tanesini saydım evet, aslında. Ya en en, en 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 temel problem de novo sentez problemi. Yani yaşamın hmm. işte okyanus tabanındaki bacalarda sentetik bir kanıt görmemiz lazım ki o okyanus tabanındaki güzel anlatının yani o işte hidrojenin gradyanının indükleyebileceği tepkimelerin olması güzel bir anlatı, iyi bir fikir ve metanojenlerle de bağlantılı olduğu için iyi görünüyor. Ama bunun sentezle laboratuvar ortamında bağdaştırılması lazım ki onu daha fazla ciddiye alabilelim. o, o anlamda bir şey olmadığı için yani aslında biyoloji yani en, bu çevresel faktörler kimyaya yardımcı olabileceği için önemli. Yani o çevresel faktörün orada veya burada olmasının kendi açısından çok bir önemi yok. O ortam kimyaya olanak verip o kimyasal senteze, de novo senteze yardımcı oluyorsa o ortam iyi bir ortam tanımını yaptığımız için kimyasal sentezi görmemiz lazım. E, o alanda çalışan insanların büyük ölçüsü, e, mesela Mike Russell, işte Bill Martin, Nick Lane gibi insanlar. E, bir önceki jenerasyon. Onların öğrencileri mesela Laurie Barge var JPL'de. Bu kadın baya baya ilginç çalışmalar yapıyor ve yakın zamanda Nature Geoscience'da bir makale yayınladı çağrı. Şeye hmm. gidiyorlar. Yavaş yavaş bacaları yüzeye çıkarıyorlar. Hmm. Yani hmm. Laurie Barge Mike Russell'ın öğrencisi ve Mike Russell yani hidrotermal bacaların baya bir savunucusu. Hatta eğer savunmazsanız size kafa atabilecek potansiyel <laughs> insan. Ee, onun öğrencisi Laurie Barge mesela son işte Nature Geoscience'da yayınladığı makalelerde eğer yüzeye daha yakın yerlere çıkarırsanız bacaları UV ışığının da etkisiyle yapabileceğiniz kimya daha etkileyici olabilir diye mesela bununla ilgili yayınları var. Birazcık daha yüzeye yaklaşılıyor yani. Hmm, anladım. O zaman e, bu arada ilk okyanuslar günümüzdeki okyanuslar kadar derin miydi diye bir e, soru da geliyor aslında aklıma. Biz şimdi dan bahsederken çok derin işte evet. şeyin ışığın hiç ulaşamadığı tabii muhtemelen 200 metreden derindir ama ee, belki e, evet yani Hiçbirine ulaşamayacağı e, kadar derin olduğu kesin. Hı, evet, yani birkaç e, bin e, metreden bahsediyoruz bu bacalardan bahsettiğimiz zaman. Evet yani o dönemdeki derinliklerinde az çok kestirebiliyoruz. O zaman. Evet. Ya çünkü dünyadaki su miktarı kabaca yani kabaca aynı. Yani. Ee, şöyle bir soru gelmiş öte dünyalardaki kimya neden yaşama dönmedi e, diye bir soru gelmiş. Yani birkaç tane şey bu sebebi var. Birincisi dönmüş olabilir ve biz bunu tespit edememiş olabiliriz. Çünkü işte Einstein'ın ortaya koyduğu sınır var değil mi? Yani bilginin ulaşabilme hızı ve o mesafe evet. sınırı var. Olmuş olabilir ve biz bunu tespit edebilir olama tespit edememiş olabiliriz. Birincisi. İkincisi de şu. Yaşamın oluşma olasılığının ne olduğunu bilmiyoruz. Yani işte katı bir gezegende bu rocky planets deniyor ya Çağrı. Yani taşlı hı hı. gezegenlerde evet yaşamın oluşma ihtimali yani bütün bu faktörleri bir araya koyalım. O kimyasal işte bileşikler olacak, karbonatlı göller olacak, işte yüzeyde şu olacak, bu olacak vesaire. Bunların hepsini ortaya koy. Sonrasında bu makro moleküler evrimin de ihtimal hesaplarını dahil et ve de ki yaşamın oluşma ihtimali bu gezegenlerde 10 üzeri eksi 50'dir de mesela. 1 bölü işte 10 üzeri 50'dir. Ya yani bu ihtimalin rakamsal olarak ortaya koyamadığımız için şeyi söyleyemiyoruz. Yani şu, şu aslında doğru bir cevap değil. Bunu ben bir akşam yemeğinde tartışılmasına bizzat şahit oldum. Ee, bir köşede, diyeyim ringin bir köşesinde Didier <laughs> kelo var. Ee, Didier kelo şey, egzoplanet araştırmalarından Nobel alan bir adam. Hı -hı. İlk, i̇lk hatta öte gezegeni keşfediyor. Hı -hı. Ve onun varsayımı, Hı -hı. 10 üzeri 22 tane gezegen var işte. Ee, Hı -hı. Şu kadar Ihtim yani lokasyon var. Kesin yaşam vardır. John da aynı masada. Ve John o zaman sen herhalde yaşamın oluşma ihtimalinin kaç olduğunu biliyorsun dedi. Hmm. Yani 10 üzeri 22 daha bir mol gezegen etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir mol gezegen. <laughs> bir mol gezegen etmiyor. Eğer yaşamın oluşma evet. ihtimali 10 üzeri 80'de birse... 10 hmm. üzeri 22 gezegenin olmasının bir anlamı yok. Dolayısıyla hmm. o ihtimali biz... Ancak şeyde gözlemleyebiliriz. Yani eğer bir yerde daha görürsek yaşamı o zaman yaygınmış diyebiliriz belki. Ama evet, onu söylemeden sizin arasında hangi noktada kaçırdığımızı bilemiyoruz. Evet doğru doğru. Yani bil, bil bilmediğimizi bildiğimiz şeyler o kadar çok ki şu anda. Evet. Ki bir de bilmediğimizi bilmediğimiz şeyler de var. Evet, evet. Ee, bunların ikisini birleştirince bir şeye inmek kesin bir sonuca varmak zor oluyor. Şöyle bir sorumuz var. Peki, bu çok sık sorulan bir soru. Neden sadece karbon temelli canlılar oluşabilir yani. olarak varsayılıyor? Buna nasıl bir yanıt verebilirsin? Ya şöyle, karbonun kimyasının çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Yani karbon, diğer hiçbir elementin sahip olmadığı çeşitlilikte ve fonksiyonda bileşikleri oluşturabilen bir hmm. e, atom. diyeyim. Hmm. E, i̇şte yani dört bağ yapması, hibridizasyon şeması değil mi? Hibridize olup farklı bağlar kurabilmesi. işte evet. aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, e, alkoller, metanlar işte hem nükleik asitleri oluşturabilen, hem metabolizmayı oluşturabilen, hem de yağları oluşturabilen bir atomdan bahsediyoruz yani. Başka evet. hiçbir atomun bu kadar çeşitlilikte bileşik oluşturma durumu yok. Ondan kaynaklı olarak karbon temelli yaşam neredeyse yani en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Peki e, Zehra da sormuş silisyum bir S opsiyon olur mu? Değil. Yok. Aynı çeşitlilik hmm. yok. Yani hmm. e, yani aynı periyodik tabloda alt altı olmalarından kaynaklı olarak bu düşünülüyor. Ee, hmm. Ama yani kimyasal olarak ortaya koyduğu şeye baktığınız zaman işte e, hangi ortamlarda ne kadar karmaşık şey oluşturabildiğine baktığınız zaman çok çok fark var aralarında yani. Hmm. yani. Ee, peki. Hibridasyon şeması aynı değil yani. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Homo kiraliteye sunduğunuz çözüm de potansiyel çözümlerden Hı. birisi. Mi? Tıpkı Origins of Life de deep her zaman, de or her çok zaman her zamanki çözümler öyledir. Evet, hiçbir zaman nihai olduğunu söyleyemeyiz ama e, burada şunu vurgulamakta şey fayda var. Şey de öyle Yani Newton'ın ortaya koyduğu da Einstein'ın ortaya koyduğu da ortada bir gözlem Kesinlikle var ve var. bu gözlemi izah eden bir şema var. Bu şemanın Hı. açıklayamadığı gözlemler oluştuğu zaman ve bunların da kapsayıcılığını ortaya koyan bir çözüm olduğu zaman hepimiz deriz ki eyvallah senin çözümün daha iyiymiş. Evet. Yalnız burada şu biraz e, ekstrem anlatılıyor gibime geliyor. E, o da bilimin anlaşılırlığını, e, bilime yaklaşımı birazcık etkiliyor. Yani karşı bir örnek bulduk. Hemen hipotezi terk ettik, teoriyi terk ettik. Yeni bir hipotez evet. arayışına girdik. Burada ben en aklı selim yaklaşımın ki felsefede çok tartışılır bu elbette ama bayesçi yaklaşım olduğunu düşünüyorum ve insanların hayatlarına evet. birazcık bayasçı yaklaşım sokmaları gerektiğine inanıyorum. Biz bilimde gözlem yaptıkça önce bir belli bir inancımız var, bir hipotezimiz var. Bu hipotez bize diyor ki, şu, işte az önce sö söylediği gibi Furkan'ın işte RNA belli bir kiraliteyle oluşursa, onun oluşturduğu proteinlerde diğer türlü kiraliteye sahip olacaktır. Veya manyetizma işte evet. şey manyetizmadır sebebi gibi gibi ya da işte Newton'un kütle çekimiyle ilgili söylediği, Einstein'ın söylediği, Darwin'in söylediği vesaire. Burada biz gözlem yaptıkça onu çürütme amacıyla yapıyoruz. Acaba bu fikrimizi nasıl yanlışlayabiliriz? Her zaman aklımızın bir köşesinde. Bu da birazcık aslında tabii ki karikatürize edilmiş tarafları var. Önce mesela bir doğrulamak isteriz. Yani bizim bir fikrimiz var ama hakikaten öyle, böyle mi çalışıyor diye. Ondan evet. sonra da burada farklı yaptığım zaman nasıl etkilenir? Her yan, Her yeni bilgi kırıntısı geldiğinde her deney ee, parçası bize ulaştığında her yeni veride bizim o hipotezimize veya teorimize olan inancımız güncelleniyor. Ya birazcık Aynen. daha fazla güvenmeye başlıyoruz kendimize. Bak bunu da çözdü, bunu da çözdü, bu sınavda. Niye görelilik teorisini bu kadar e, güçlü bir teori olarak görüyoruz? Çünkü görelilik teorisi bugüne kadar sınandığı her sınavı başarıyla geçmeyi başardı. Aynen. Ne açıdan ya ve daha ortada hiçbir şey yokken öngördükleriyle de yani evet. öngörü gücünün de altına çizmek lazım bir teorinin. Evet. Evrim teorisinin öngörü gücü 375 milyon yıl önce tiktalik diye bir canlının şu kayaçlarda olması gerektiğini o kayaçlara dair daha hiçbir şey, o canlıya dair hiçbir şey yokken öngörebiliyor Öngördüm. olması veya karıncalardan karıncaların evriminde vesairede benzer konularda bunlar bizim ona güvenimizi inanç deniyor buna Bayesçi terminolojide ama güvenimizi, evet. inancımızı arttırıyor. Ya yani biz doğru yoldayız. Evet. Bunda her yanlış aksi çözümde onu birazcık azaltıyor. Bu iki evet. kuvvetin gerilimi altında biz belli teorilerin daha hmm. önde belli teorilerin daha geride olduğunu düşünüyoruz. Ve şu anda evet. bence Furkanların yaptığı e, bu problemi ile ilgili ki gördüğüm kadarıyla akademik camiada da benzer bir e, görüş birliği evet. çok ciddi bir dirençle karşılaşmadınız gördüğüm kadarıyla. E, Yok yani işte... O kadar o güzel şeyler polar yani bunun, polarize ışık bunu, vesaire gibi konularda. Kirli, yok ya ben deyle de var. konuştum. Polarize ışıkla ilgili en önemli araştırmacılardan hatta en başında gelen bir kadın var. Cornelia Minor diye. Onunla hatta bir kiralite konferansına gitmiştim. Orada da konuştuk. O mesela çalışmalarının yani şey biliyorlar. Polarization dünyada olmadığını biliyorlar. Evet. Yani, yani onlar bir e, Evet olasılık evet. veya bir açıklama olarak sunmuşlar ama çok da gerçekçi Evet, ha, ya onlar şeye olur, bakıyorlar olur. birazcık Çağrı. Atmosfer, e, özür dilerim. E, gezegenler arası kimyada yani kozmo kimyada oluşabilecek çeşitlilikle acaba polarize bir etkisi olabilir mi? Çünkü gezegenler arası polarize ışık var ve bu tespit edildi. E, hmm. Gezegenler arası kimyada, kozmo kimyada polarize ışığın kiral seçilimi olan etkisi ne olur diye bakıyorlar. Ama dünya hmm. yüzeyinde polarize olmadığını biliyoruz. E, evet, onun dışında yani Güzel. bu komüniteden olan şey tepki çok iyi. Hatta bu Eylül ayında bir konferans oldu Amerikan Bilimler Akademisi'nde. Benim yaşamın başlangıcı araştırmalarında bildiğim herkes oradaydı. Ve e, konuşmacılardan bir tanesi de bendim. Beni de davet ettiler. E, ve doktor öğrencisi olarak katılan tek kişiydim. E, o açıdan beni çok Müthiş bir onora bir ettiler ya. doğrusu. Diğer herkes bir yerlerde işte hocaydı vesaire ve Herkesten de çok olumlu tepkiler aldım. E, alandaki insanlar da bunu e, fark ediyorlar. E, ama dediğim gibi, senin dediğin şey çok doğru. Yani gözlemlerimiz arttıkça, elimizdeki veri arttıkça, elimizdeki fikirleri, e, teorileri hep güncelleyeceğiz. Kesinlikle. Yani çok nadiren, çok güvendiğimiz bir teorinin birden bire çakıldığı çok nadirdir nadir. öyle. Yani ve mesela... bu mükemmel bir şeydir. Tabii tabii bunun olabiliyor olması mükemmel. Zırp zırp bu olsaydı o da çok iyiydi. Evet. O zaman da çok yani bu defa ya da şu an, evet, yöntemimiz ya şu an... çok güvenilir değil olurdu. Ama arada bir bunun yaşanabiliyor olması sistemin çalıştığını gösteriyor. Gösteriyor. Yani. Yani. O o o kritik. Ha, Çünkü yani başka nerede aynı var, şey... var ya evet biz 400 yıl boyunca Newton'un peşinden gitmişiz. Ama meğersem e, öyle çalışmıyormuş. Hiçbir düşünce yani, sisteminde başka başka. bu esneklik evet. ve kendini evet. geliştirebilme, yanlışları eleyebilme becerisini katıyor bu aslında. Evet, kesinlikle. Yani hiçbir kesinlikle. düşünce sisteminde yanlışları elemenin bu kadar sistematik ve iyi çalıştığını bilmiyoruz biz. Kesinlikle. Ee, peki siz bilgisayar simülasyonlarından faydalanıyor musunuz araştırmalarınızda? veya Yani nasıl? teorik kimya olarak faydalanıyoruz. Hı -hı. Teorik kimyada mesela bir reaksiyon oldu diyelim. O reaksiyonun nasıl olduğunu, mekanizmalarını tespit etmek için teorik kimya simülasyonları yapıyoruz ama yani yaşamın nasıl başladığının komple bir simülasyonunu yapabilecek kadar karmaşık şeyler değiller o kadar var. Evet, evet. Ama hı -hı. bilgisayardan yani öncelikle hesaplama kabiliyeti olarak faydalanıyoruz. İkincisi de öngörü olarak işte teorik kimyada kullanıyoruz. Abi sen Akşam yemeği ortamın kıskanılıyor. <laughs> 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 Az önce anlattın ya akşam yemeğinde tartışmaya kar denk geldim diye. Ee, tabii evet. ki yani bilimin içinde olunca e, insan... Evet burada olmanın... Tem temas olabilir. edebildiği... Evet. Güzel tarafı oluyor. Yani özellikle mesela işte insanlar belki görmüşlerdi. Matthew Mezels'in vesaire gibi. Yani her şeyi görmüş adamlarla bir arada olduğun zaman şey güzel oluyor. <laughs> ya yani Kitaplardan bilimin gelişmesini okuyorsun da dedikoduları çok öğrenemiyorsun. Ya bu adamlarla Aynen, kesinlikle. oturduğun zaman bütün dedikoduları, ha adam onu ne yapmış işte, o çalışmaya niye girmiş, nerede, kimle atışmış vesaire gibi dedikoduları evet. öğreniyorsun, o bayağı ilginç oluyor. Arka planı çok az bilebiliyoruz çünkü. Francis evet. nasıl bir adammış, Watson nasıl bir tabii, adammış. Tabii tabii. Vesaire. tabii. <laughs> Onlar çünkü çok kitaplara yansıyan şeyler değil. Evet. Evet. Sonra dedikodular daha ya çok tabii. aklında kalıyor, ayrı. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, karbon harici, silisyum herhalde en İkinci sırada olan onun haricinde bir atom üzerinde duruluyor mu? Eki silisyumda silisyumda da çok durulmuyorsa. Evet, ya çok evet. Duru, ikisi üzerinde yani silisyum üzerinde de çok durulmuyor. Hı -hı. Um, Çünkü bir yol yok, yolumuz yok yani orada gidebileceğimiz hani bildiğimiz yok, bir o, evet. E, evet. o komplekste de şeyler oluşturamıyoruz. Yani işte bu özellikle bilgiyi tutabilecek polimerleri falan oluşturma şansı yok. Uh, ondan dolayı yani karbonun farklı bir çeşit kimyası olabilir bak yaşamı oluşturan. Yani mesela evet. illa şeker fosfat bazlı bir genetik moleküle sahip olmak işte veya amino asitlerin 20 tane olması ve ona tekabül eden kodların farklı olduğu bir yaşam hayal edebilirim ben. Yani diyelim ki evet. alenini oluşturan bir kod var. Ona tekabül eden bir antikodon var. Bunlar bence birazcık daha kimyasal afinitelerle alakalı ve bunun değişimini düşünebiliriz ama karbonun dışında mesela başka bir elementin temel olduğu Başka bir kimyayı düşünmek kimyasal açıdan mümkün değil yani. Hı hı hı. E, dolayısıyla bir, bir süreliğine nasıl ki şeyde e, fizikte ışık hızı limitine e, çok daha sıra dışı bir teoriyle şu an hayal bile edemediğimiz bir şeyle evet. e, değişmediği sürece tabiiz ve tabi kalmak zorundayız. Bu da evet. birazcık e, şu anda öyle gözüküyor. Elimizde öyle. Evet. başka bir yol yok gibi e, gözüküyor. Ee, başka sorunuz varsa eğer arkadaşlar e, son birkaç soruyu alıp e, toparlayacağım. E, tabii ben bir yandan seninle konuşurken bir yandan e, soruları Chete. arama kaçırabiliyorum. Evet, <laughs> ee, ben çok rahatım valla. <gülüyor> <gülüyor> Olsun, sen de ben de birilerini konu kaldığım zaman Tabii. çok yoruluyorum çünkü hem ona cevap vereceğim düşüneceğim Tabii. Hem yayını. Bir de teknik falan. mesela mikro sen düştüğün zaman evet. fark ettim yorumlarda mikrofonum. Sen cızırtı duyuyor musun benden ben konuşurken? Ben senin sesini de biraz kıstım mikrofon almasın diye. Belki şey yapamıyorsun. Da. Evet yani. öyle bir sıkıntımız varmış e, teknik onu da artık bu yayın umarım e, çok da sıkıntı değildir veya çözülmüştür şimdi de. Hmm. E, peki o zaman. E toparlayalım, kapatalım yayınımızı. Seni de daha fazla tutmayalım. Üç saate bulduk çünkü. Aynen. Çok, güzel e, çok oldu teşekkürler. Abi. Evet evet ben de çok e, keyif aldım. E, umarım sen de faydalı bulmuşsundur sesini duyurabilmek açısından. E, çok, çok teşekkürler teşekkür katıldığın için. Sohperam mükemmeldi. Hem yaşamın başlangıcı açısından hem birazcık bilimsel metot açısından hem de homo problemi açısından sanırım yaptığımız en iyi yayın oldu yani benim de. E, ah çok teşekkürler. Bunu duymak oldum. çok güzel. O... Çok iyiydi yani. Sağ olun hem dizi, inle, dizi, dinleyicilere izleyicilere vakitleri için teşekkür ederim. Bu arada, hem, hem benim... Uzunca bir süre boyunca e, eş zamanlı 3000 e, kişileri kişiyi gördük ki e, bu tip yayınlar Peki. için gerçekten çok iyi biz eğlence falan ha. yapmadığımız için e, sana daha sonra biraz bilgi veririm bu konularda. Yalnız ha. iki güzel soru sıkıştırmam gerekiyor kusura tamam. bakma. <laughs> e, şundan birazcık. Ee, tekrar değinebiliriz seni bu alana iten neydi diye son dakikada <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> ee, neden bu alanı seçtin? hele ki fizikte de... ya bu yani evet ya bu başka da... bir yayının konusu ee, <laughs> bir başka yayın yani <laughs> tamam peki o zaman ya evet, şöyle e kısa şey... cevap vereyim mi bir dakikalık Hı. falan kısa cevap evet, evet şundan dolayı birincisi ben bu problemler zincirine yani yaşamın başlangıcındaki problemlere fizikçilerin bakması gerektiğini en azından bir fizikçinin bakması gerektiğini düşündüm. Çünkü bu alanda evet. çok fazla fizikçi yok ve bu olmadığı zaman genellikle bazı şeyleri kaçırıyor insanlar. Bu illa şey demek değil. Ben en çok fizik bilen insanım ve bundan dolayı bunu görmek gördüm demek değil. Bazen belli bir eğitimden geçmiş, belli bir evet. şekilde düşünceleri değişmiş insanlar bir probleme baktığı zaman diğerlerinden farklı bir şekilde onu görebiliyorlar. Ben birincisi buna olanak sağlayacak bir probleme bakmayı tercih ettim. İkincisi bu alanın aslında fark edilmeyen bir sürü sessiz devrime sessiz Yere devrimi oldu. gerçekleştirmiş hmm. ve insanların hmm. birkaç on yıl sonra fark edeceği yükselişte olan bir alan olduğunu düşündüm ve bu alanın başlangıcında bu işe girmek istedim. Bu bir araştırmacı için önemli bir şey çünkü saçure bir alana girdiğiniz zaman sizden daha önceki insanların yarattığı işte konsept açısından işte açtıkları çığırı takip ediyorsunuz aslında hmm. ama bir alanın doğuşuna şahit olduğunuz zaman oradaki öncülerle bir arada çalıştığınız zaman o alanı ileri götürebilecek fikirsel işte şeyleri Hatta ortaya zaten. koyabileceğiniz şeyi zemini e, sağlıyorsunuz. Çok güzel seçmişsin evet. güzel bir tercih. Evet. Akademik olarak güzel bir tercih evet. yani. Bir de ben interdisipliner çalışmayı seviyorum çünkü işte gidip Avustralya'da arazi gezebiliyorsunuz. Oradaki şeyleri görebiliyorsunuz. Laboratuvarda deney yapıyorsunuz. Kimya deneyleri yapıyorsunuz. Bir sürü farklı insanla bir bir, bir sürü farklı konuyu çalışıyorsunuz. Ve çok fazla yaratıcı etkileşimin olduğu bir alan. Yani teknik gelişmelerin olduğu, tedrici gelişmelerin olduğu, fiziğin, kimyanın, biyolojinin, jeolojinin dar alanlarında bunu yapamıyorsunuz. Çünkü hmm. alan o kadar gelişmiş ve uzmanlık o kadar detaylanmış oluyor ki o alanın biraz dışına çıktığınızda insanlar birbiriyle konuşamaz hale geliyor. Ama bu tarz evet. bebek fazındaki alanlarda, bilginin böyle daha konsept açısından makuliyet seviyesinde olduğu alanlarda farklı disiplinlerle etkileşiminiz çok açık. Ondan dolayı da bunu çok hoşuma gitti. Bu, bu tarz kısa bir cevap vereyim ama her birinin tabi çok detayı evet. vardır mutlaka evet. ee, yani bunu detaylı bir konu. Peki Harvard'daki eğitimden memnun musun? <laughs> Memnunum, bir sıkıntım yok. <laughs> <laughs> Güzeli. Ee, yani tavsiye eder misin insanlara Harvard'a gelmeyi? <laughs> ederim, ederim. Ya yani, evet. şöyle düşün çağrı. Ben Harvard'a girdiğimde soğuk atom fiziğinin en iyi çalışıldığı alan olduğu için buraya girdim. İşte burada. Hmm. Soğuk Atomlar Merkezi var ve gerçekten en iyi araştırmalar burada buluyor ve sonra doktora'mın ortasında dedim ki ya işte şu 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 oldu bu 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 oldu şunu yapmak istedim değiştirdim ne oldu hmm. önemsiz ve sonra tamamen ortogonal bir alana geçmek istedim yaşamın başlangıcı e, benim başladığım zaman da şu an değil benim başladığım zamanda yaşamın başlangıcını araştırma girişimin olduğu tek üniversite Harvard'ta. Yani ben onu bilerek girmediğim halde değişimini de tamamen rastgele gibi görünen bir alana yaptığım halde yine en iyi olan bir yerden en iyi olan bir yere 100 metre yürüyüp geçmiş oldum. Ya bunu yapabileceğiniz dünyada çok fazla yer yok. Harika evet Tabii yani Harvard'ın zaten çok anlatılmaya ihtiyacı olan bir yer değil ama yine de içinde olanlardan hmm. kendi perspektiflerini vermek yani, güzel. Örnek. bir örnek yani bunu belki başka bir alanda yapamazdım. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii tabii. tabii. Bir örnek doğru yerde doğru e, zamanda olmak gibi bir etkisi herkes. var. Peki bize önerebileceğin mutlaka herkesin okuması gereken bir kitap falan var mı? Valla şeyi herhalde okusunlar. Ee, Schrödinger'in What is Life kitabını okusunlar. Özellikle fizikçilerse ve Fizikten gelen konseptlerin yaşama nasıl uygulandığını merak ediyorlarsa onu okusunlar. Onu göstereyim. Hı -hı. Bulabilirler. Türkçe'ye de çevrildi yaşam Türkçe nedir diye. De, evet evet Türkçe'de de bulabilirsiniz evet. arkadaşlar bunu. Sonra şeyi okusunlar. Bir bilimsel devrimin öyküsünü anlamak açısından şimdi Kilis Armada'yı okusunlar. Evet. Hı -hı. Double Helix. Jim Watson'ın yani DNA'nın yapısının nasıl çözüldüğünü anlattı. Hem biyografik çok ilginç detaylar hem büyük bir keşfi Keşfe götüren süreçler neler onları e, anlamak için iyi bu. E, onun dışında bence bol bol biyografi okusunlar e, çünkü biyografi okuduğunuz zaman çeşitli insanların hayatlarında geçtiği çeşitli süreçlerin atlattıkları çeşitli badirelerin onları nasıl etkilediği ve bilimsel araştırmalarında nasıl önemli olduğunu görebiliyorsunuz. Yani en nihayetinde bilim insanın yaptığı bir şey. Ve siz bir insan olarak bunu yapmak istiyorsunuz. Bir bilim insanı olmak istiyorsunuz. Yani ne gibi süreçler sizi bekliyor? Hangi badireler sizi bekliyor? Önünüzde öncekilere bakarak bunları görmeniz açısından iyi olur. Yani benim birazcık da mesela bu az önce bahsettiğim işte alanın nasıl geliştiğine baştan girebilmek gibi işte problemlerin saçırı olmayan alanlardan seçilmesi gerektiğiyle ilgili işte sonrasında da doğru çıkan öngörülerimi görebilmenin sebebi de birazcık bu bilimsel keşiflerle ilgili biyografik anlatıları çok fazla okumuş olmak. Özellikle var mı biyografisini tavsiye ettiğin bir araştırmacı? Yes, um, şey işte, nedir o? Uh, Einstein'ın biyografisi kesinlikle okunmalı. Walter Isaacson hmm. biyografisi kesinlikle hmm. okunmalı yani Einstein'ın hmm. yazdığı. Mesela Paul Dirac'ın, Graham Farmelon'un yazdığı çok iyidir. Uh, şeyi işte bu Venkiramakrishna'nın mesela ribozomun keşfini anlattığı Gene Machine okunmalı. Uh, hmm. Jim Watson'ın hem otobiyografisi hem keşfi anlattığı Double Helix okunmalı. Evet. Otobiyografisinin başlığı da şey, sıkıcı insanlardan uzaklaşın. <gülüyor> 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 evet. Başka yani kendi disiplinlerinde de bulabilirler bunları yani. Farklı insanların biyografilerini şu an aklıma gelenler bunlar. Mesela Feynman'ı kesinlikle okumaları lazım. Kesin. evet. Işte şey biri, biri arada da... sormuş fiziğe girişle ilgili de e, nasıl yapabiliriz diye mesela Feynman'ın o açıdan da e, o açıdan kitap da var. çok iyi çünkü hem Hı -hı. çok popüler düzeyde yazılmış işte eminim şaka yapıyorsunuz Bay Feynman gibi hem Hı -hı. Bir, bir meraklı bir bilim insanının işte bilim yapma serüvenini anlattığı kitapları var hem işte fizik dersleri gibi giriş seviyesinde ama mükemmel bir şekilde izah edilmiş dersleri var. Hem de ileri düzeyde işte doktora düzeyinde işte istatistik, fiziği falan anlattı kitapları var. Onun için Feynman'ı okumak Hı -hı. çok 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 gerekli. Özellikle fiziğe meraklı olan arkadaşlar okusunlar. Ee, tavsiye ederim. Darwin'i tabii ki okusunlar. Darwin bir çok biyografisi benim var görebildiğim kadarıyla Hı -hı. yaşamış en iyi bilim yazarı olabilir. Hı -hı. Evet yani, evet. Dili inanılmaz iyi kullanan bir adam. İnanılmaz evet, iyi kullanan evet, bir evet. adam. Ve o bilim yani Darwin yazdığı Origin of Species o dönemde popüler olarak okunan bir kitap. Yani modern yani çağdaş bir araştırmanın kitaplaşıp işte insanların evde okuması falan öyle çok vaki değildir yani. Ya mesela evet. şu anki aktif, aktüel bir araştırma alanını düşün. O alanla yazılmış kitaplardan ziyade mesela şey okunur, evet. değil mi? İşte 100 yıl önceki kuantum mekaniği ile ilgili öyküler okunur vesaire. Hmm. Darwin hmm. o araştırmayı yapıyor, onu gözlemlerini kitaplaştırıyor mükemmel bir dille ve o dönemde okunuyor Darwin. O evet. açıdan Darwin okumaları çok önemli. Sadece şey de değil, yani Origin of Species e de değilmiş. Mesela Beagle'ın tabii tabii. Bir... tabii tabii. tabi tabii. Zaten Hı. daha az bilinen kitapları daha da etkileyici aslında. Ne, olmaz. <laughs> ee, şey, evet, şey, yani şey, biyografileri şey. de çok iyi. Evet. Bu arada çok kapsamlı bir otobiyografisi de var Darwin'in Biliyorsunuz, evet. üç Burada var yani bütün hikaye başından geçenleri o kadar akıcı bir şekilde anlatıyor ki tabii oğlu derlemiş ama Francis e, Darwin. Evet. Aynen. aynen. The only complete edition. Evet. <laughs> Çünkü 3, 2, 3 farklı cildi falan <laughs> var. Ee, peki o zaman daha fazla tutmayacağım seni. Ee, çok, çok teşekkürler zaten. katıldığın için abi. Çok sağ ol her şey için. Güzel sözlerin için de yayınla ilgili olarak Evrim Hacı ile ilgili olarak ve bize verdiğin bilgiler için. Hı hı. Ee, söyleyeceğim bir şey yoksa ben... Valla teşekkür etmekten başka söyleyeceğim bir şey yok. Çok sağ olun. Ee, hı hı. Çok iyi işler yapıyorsunuz. Hayranlıkla izliyorum. Çok teşekkürler. Ben ufak bir kapanış kısmı yapacağım, evet. birkaç teşekkürüm olacak. Senin beklemene gerek yok, Ç çıkabilirsin daha fazla vaktini evet. al. Çok teşekkürler. Ee, görüşmek bye üzere. Bye. Tekrar mutlaka bunun tekrarını yapalım geniş birer evet. oldukça. Tamam. Evet. Oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, yine bir yayının sonuna geldik. 3 saat 8 dakika oldu. Ee, güzel sözleriniz için bu noktaya kadar 2100-2200 kişi olarak aramızda bulunduğunuz için. Gerçekten çok teşekkürler. Ee, tabii ki bu süreçte aramıza katılan birçok destekçimiz oldu ee, gördüm. Ee, diğer izleyicilerimize e, abonelik hediyeden birçok e, dostumuz olmuş. E, çok teşekkürler e, bunun için hızlı hızlı e, aramıza katılan. Çünkü bu yayınlarımızı e, mümkün kılan tek şey sizden gelen destekler. E, dolayısıyla bizim için çok kıymetli e, bu destekleriniz. Eğer ki gücünüz yetiyorsa, e, e, eğer ki bu işin daha da ileriye gitmesini istiyorsanız e, bize destek olabilirsiniz. E, eğer yayınlarımızla ilgili sorularınız varsa e, şimdi sorabilirsiniz. E, çünkü devam edecek yayınlarımız. Çok güzel yayınlar bekliyor. Uzunca bir süre ara vermiştik e, yayınlara. Şimdi geri dön, dönüş yaptık. Umuyorum ki e, bu yayınlarımız devam edecek ve e, sizlere alanının en önde gelen e, isimlerini Tanıtmaya devam edeceğiz e, ve onlara sorular sorabilmenizi sağlamak istiyoruz. E, umarım ki e, güzel e, şeyler yapıyor olacağız kanalımızda yaptığımız videolara e, ek olarak. Şimdi şöyle hızlıca hediye edenlere de çok teşekkürler özellikle Refik Şekercioğlu'na birçok kişiye destek e, Hı -hı. gönderdiğini gördüm. E, her şey boş e, kullanıcı adlı dostumuza. E, psikolog Ayşegül e, Hanım'a. E, gerçekten çok teşekkürler. Bizim için e, çok kıymetli bu e, destekler. Şimdi şuradan sorularınız varsa, yorumlarınız varsa onları alabilirim. Şu kaydettiğim ve sorduğumuz soruları e, geçtikten sonra şöyle evet <laughs> <laughs> Ayda yılda biraz uyuyayım dedim. Yayının sonuna denk geldim. Ee, yayınlarımız kaydediliyor onu da e, so sık sık sorduğunuzu görüyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Herkese açık bir şekilde e, gözlü, şey izleyebileceksiniz sonrasında da Evrimsel tıpla ilgili yayınlar mı gelse tabii ki mutlaka planlarımız arasında var. E, çok keyifli e, keyif alacağınızı düşündüğümüz e, konuklarımız yolda. E, sonraki videonun konusu nedir? Tam da aslında Mars'ta yaşamla ilgili bir video hazırlıyoruz bu Perşembe için. Ondan sonra da pazar günü için birazcık böyle daha aksiyonlu bir video hazırlığındayız. Umuyorum beğeneceksiniz. O da bir deneyle ilgili. Çok şaşıracağınızı tahmin ettiğim bir deneyle ilgili. Evrimsel analiz kitabı nasıl? Eğer evrimsel biyoloji öğrenmek istiyorsanız almanız gereken bir iki kitaptan bir tanesi evrimsel analiz. Bir ders kitabı kendisi. Ama herkesin anlayabileceği ilde yazılmış. Yani bu özellikle ilgi duyuyorsanız bir o bir de Futuyma'nın Evrim kitabını alsanız zaten bu ikisi benim kitapları bile hani almayın diyebileceğim kadar e, sağlam ama tabii ki ders kitapları oldukları için çok kalınlar çok detaylılar daha hafif girişler yapmak isterseniz e, veya daha popüler dille yazılmış kitapları isterseniz benim yazdığım kitaplara e, veya sitemizde e, Evrim'e girişle ilgili e, kitap tavsiyelerimiz var onlara e, bakabilirsiniz ee, Evrim Ağacı'nın web sitesi hariç mobil uygulaması var mı? Bizim Evrim Ağacı çok hızlı ve aktif olarak geliştirdiğimiz bir sistem olduğu için e, mobil uygulamayı da bir yandan geliştiremiyoruz. Çünkü site sürekli gelişiyor. Sürekli yeni özellikler ekliyoruz. E, dolayısıyla şu anda ileri e, web uygulamaları denen bir yöntemle telefonunuza mobil uygulama gibi siteyi indirebiliyorsunuz. Ama Play Store'dan veya işte e, Apple'ın store'undan e, alabileceğiniz bir uygulaması veya indirebileceğiniz bir uygulaması yok. Zaman ki Evrim Ağacı daha az, daha oturmuş bir site olur. E, ekleyeceğimiz şeyler azalır. O zaman bir mobil uygulamada yapacağız ama şu anda e, pratik değil. Mete Hoca yayını gelsin. Mete ile daha geçen hafta yaptık. Dolayısıyla muhtemelen e, bir süre onu e, rahatsız etmeyiz diye düşünüyorum. Şöyle uzunca bir e, link atmışlar e, ama şey, şu, ilk evrimancı ork/s/10323 yazsanız da gidebilirsiniz. Tüm bu linki yazmanıza gerek yok. Bu arada tabii tıklayabilirsiniz. Bana tıklanabilir olarak gelmiyor bu linkler ama e, e, evrim karşıtlarıyla nasıl mücadele edilir diye bir soru gelmiş. Mücadele etmenize gerek yok. Siz doğru bilgileri, doğru olanı anlatmaya devam edin. O yeterli zaten insanların fikri hiçbir zaman sizinle tartışırken değişmeyecek. Maalesef öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Özellikle sosyal medya gibi araçlarla bütün etkileşimlerimiz göz önüne indirgenmiş ve herkesin yorumuna açık hale gelmişken hiç kimse aa ben haksızmışım çok haklısın bundan sonra evrimin bir doğru gerçek bir şey olduğunu anladım diyeceğini beklemeyin. Maalesef öyle bir dünyada yaşamıyoruz artık. O şeyi kaybettik o... Artık elitliği mi diyeyim, o gelişmişliği mi e, kaybettik sosyal medya ve e, benzeri araçlar nedeniyle. Dolayısıyla siz doğru bilgiyi anlatmaya devam edeceksiniz, göstereceksiniz nasıl kullanıldığını. İnsanlar kendi odalar, odalarında kendi başlarına e, otururken fikirlerini değiştirecekler. Halk içerisinde değil. Bunu anlamak çok önemli. Yani çünkü bir ve bir de tabii anlamak isteyen insanlarla uğraşmanız gerekiyor. Anlamak istemeyen birine zorla bir şeyi kabul ettiremezsiniz, anlatamazsınız ve inanılmaz büyük bir enerji kaybı çünkü ona harcayacağınız enerjiyle yüzlerce bilime meraklı insana bilimi anlatabilirsiniz. Şeyi sorun kendinize yani bu kişinin fikrini değiştirmesinin benim için bir önemi veya değeri var mı? Hani anne babanızsa belki uğraşmaya değebilir kardeşinizse bilmem neyse ama e, yoksa niye zamanınızı kaybediyorsunuz? Niye mücadele ediyorsunuz? E, yani gerçekler öyle inat edildiler, ayak direndiler diye ortadan kalkacak şeyler değiller. Dolayısıyla aktif bir mücadeleye gerek olduğunu düşünmüyorum ilginç bir şekilde evrim ağacı gibi bir şeyi yapan biri olarak. Çünkü biz de gördüğünüz gibi hiç evrim karşıtlarıyla mücadele içinde değiliz. Ee, kendi e, yanlışları içerisinde kaybolmaya devam edebilirler. Biz merak edenlere e, doğruları anlatmaya e, çalışıyoruz. Diyelim e, Fikir değişmesi gereken sizler nasıl anlayacaksınız? Çok güzel bir soru. Bilimle anlayacağız değil mi? Eğer bilimsel veriler aksi yönde bir e, sonuç gösteriyorsa biz fikrimizi değiştirmeye her zaman hazırız. Evrime bir e, yatırımımız, evrime bir bağımlılığımız, evrime bir bağlılığımız yok. Siz kendiniz için aynı şeyi söyleyebiliyor musunuz? Aslında sorulması gereken soru bu. Evet temel bilimler okurken üniversitenin önemi var mı yoksa orta düzeyde bir üniversite okunur mu? Her üniversiteden her yere giden insan gördüm. Kesinlikle yani e, orta düzeyde, giriş düzeyinde, basit düzeyde, üst düzeyde olup da bu arada gidemeyen de yığınla insan gördüm. Gitmek istemeyen de yığınla insan gördüm. Bunları gerekçe bahane olarak gösteremezsiniz. Onu kesin olarak söyleyebilirim. Zorluklardan biri olabilir ama hiçbiri aşılmaz zorluklar değiller. Eğer ki bir yol varsa, o yolun peşinde gitmenin e, yolları da var. Keşke daha kolay olsa, tabii ki keşke daha iyi eğitim almak, e, modern bilime katkı sağlayabilmek Türkiye'de daha basit olsa, o zaman e, tabii ki daha iyi bir e, ortam olurdu, ortam bilime daha uygun derdik. Ama e, şey, e, bu yok diye de, bu bu kadar kolay değil diye de imkansız olmadığı sürece, ki imkansız olmadığını garanti edebilirim. E, dolayısıyla. Her türlü üniversiteden, her türlü bölümden istediğiniz yerlere ulaşabilirsiniz ama maalesef belki işte Almanya'daki, İngiltere'deki bilmem neredeki akranlarınıza nazaran daha çok çalışmanız, daha çok çaba sarf etmeniz gerekecek ama imkansız e, değil. E, bu arada iyi ki evrimi neden çürütemiyorlar videosunu çektiniz. Evet işte bir tane hani yapıyor olsaydık nasıl yapardıkı göstermek adına bir örnek olması bakımından o videoyu yaptım ama onun haricinde e, görebileceğiniz gibi. Yani olay o zaten. O, o kadarlar işte. Yani evrim karşıtı dediğiniz insanlar ondan ötesi değiller. Dolayısıyla bir kere göstermek zaten yeterli. Her bir varyantına, her birine e, cevap yetiştirmen Çünkü farklı bir şey olmayacak. Yani farklı bir düşünsel altyapıları olmadığı için bilime, gerçeğe, hakikate, e, felsefeye herhangi bir katkıları olmadığı için bu insanların bir kere yanlışlandıklarında ve çürütüldüklerinde tekrar tekrar çürütülmelerine ihtiyaçları ihtiyaç olmadığı için bir kere yapmak yeterliydi. Biz de e, bir kere yaptık. O yüzden hani yapsaydık diğerleri de aynısı olacaktı işte çok da bir farklı olmayacaktı. Erkcan Özcan ile yeni video şahane olur. Evet ya Erkcan Hoca işte çok meşgul olduğu için bu tür meşgul olan hocalarımızla yayın yapmak birazcık daha zor oluyor. Doğru zamanı yakalayabilmek vesaire ama e, bir de birazcık kesilmişti o yayın. Onun aslında bir tekrarını yapıp kesintisiz bu şekilde yapabilsek de çok keyifli olur. Hmm. Yaparız mutlaka. Niye olmasın? Hangi kitabınızdan başlayalım? Bence en kolay eğer ki hiçbir temeliniz yoksa evrim kuramı ve mekanizmalarını okumanız olur. Çünkü hem bilim felsefesini birazcık anlamanızı sağlar hem de e, evrimin mekanizmalarının nereden geldiğini, ne işe yaradığını, nasıl onları çözdüğümüzü, ne tür deneysel kanıtları olduğunu falan görmenizi sağlar. Ama birazcık daha temeliniz varsa da bu ne işe yarıyor, öğrendim de ne olacak, niye evrimi öğreniyorum diye soruyorsanız o zaman e, evrenin karanlığında evrimin ışığını tavsiye ederim. Bilim felsefesine daha çok ilgi duyuyorsanız o zaman e, mutlaka Şüpheci'nin el kitabını okumanızı tavsiye ederim. E, bu evrim karşıtlarının e, falan zırp söylediği... Soruları ortaya attıkları soruların falan e, bilimsel cevaplarını merak ediyorsanız veya o cevapları bir bahane olarak kullanarak evrimi öğrenmek isterseniz o zaman 50 soru da evrimi tavsiye ederim. Yani e, hiçbiri birbiriyle bağımlı olma, bağlantılı olmadığı için direkt olarak herhangi biriyle başlayabilirsiniz. Plan S ile bir yayın gelir mi demiş. Tabii ki gelebilir. E, üzerinde çalıştığımız bazı e, ortaklıklar var. E, Türkiye'den çıkan en önemli oluşumlardan bir tanesi olduğu için Planes. Ee, mutlaka e, şey onlar onları daha çok tanıtmak adına yapmak istediğimiz şeyler var. <laughs> Çağrı ve iyi bir kahve önerisi alabilir miyiz sizden diye bir soru gelmiş. Ben kahveyi çok içiyor olmama rağmen hiç anlamam kahveden. Sadece yeter ki kafein olsun beni götürsün. Tadı çok fazla yani çok böyle sert falan olmadığı sürece veya çok yumuşak olmadığı sürece orta kıvam benim için iyi. Ama merak edenler için herhalde bu sorunun bir pas olduğunu düşünüyorum. Ee, şey Agora Bilim Pazarı'nda kendi çıkardığımız e, kahvemiz var kahve ambarı ile birlikte onu bir tadın derim. Yani o kadar çok çeşit kahve var ki belki beğenirsiniz ve e, hani o, onu tüketmeyi tercih ederseniz Evrim Ağacı'na da katkınız olur. Hop pardon şuna tıklayacaktım. Astrofizik üzerine yayın gelir mi? Tabii ki astrofizik e, yani fiziğin her dalı biyolojinin her dalı, kimyanın her dalı, jeolojinin her dalı, temel bilimlerin her dalı e, bizim için e, çok öncelikli olan sağlar. O yüzden bunlarla ilgili yayınlarımız gelecek. Büşra merhaba can abi nasılsınız? Çok teşekkürler iyiyim. Ee, siz nasılsınız? Umarım sizlerde iyisinizdir. Ee, bu ilginç bir detay olmuş. Bir dahaki yayınları hafta sonu yapabilir miyiz? Yarın okul var ama canlı yayını kaçırmam. Ee, bu birazcık bir bir süre hafta içi denemek istiyorum. Çünkü daha öncekileri hafta sonu yapıyorduk ve hafta sonu insanlar hani e, stres atmak istedikleri için dışarıda bulundukları için katılamadıklarını söylediler. İkisinin de avantajları dezavantajları var. Bir süre e, deneyeceğiz hafta içini olabildiğince. Bu arada akademisyenlerimiz de hafta içleri akşam saatleri daha uygun olabiliyorlar. Hafta sonları kendilerine veya ailelerine ayırmak istedikleri için hani hafta içi iş zamanı olduğu için e, birazcık e, deneyeceğiz bakalım. Ama biliyorum yani okul sıkıntısı olduğunu biliyorum maalesef onu da olabildiğince çözmeye çalışacağız. Astrolojinin neden zırvalık olduğu hakkında bir video gelir mi? Tabii ki gelecek. Yani çok kapsamlı bir video hazırlayacağız mutlaka onunla ilgili. Sadece ağırdan alıyoruz. Acelemiz yok. O kadar çok değineceğimiz konu var ki sıra gelmiyor. Kardeşe ölçeğiyle ilgili video gelmeye devam edecek mi? Videolarda bahsetmeye devam edeceğim ama muhtemelen kardeşe ölçeğiyle ilgili direkt olarak bir diğer video çekmeyeceğim tahmin ediyorum. Çünkü anlatacağımızı anlattık. Gayet detaylı, kapsamlı bir videoydu o. Elbette değinilecek şeyler var ama hani giriş düzeyinde yeterli muhtemelen. Ee, çok güzel bir yorum gelmiş. Bu tarz güzel yayınlar çoğaldıkça istemeye istemeye de olsa vasıflı bilim merkezleri yapılacaktır. Kesinlikle. Bu arada isteye isteye yapan ama nasıl işleteceğini nasıl e, onu sürdürülebilir kılacağını bilemeyen de birçok e, işte zengin yatırımcı vesaire parası olan insan var. Bunlara da bizim sizlerin bizleri destekliyor olmanız ve bu yayınların ilgi çektiğini görüyor olmak olmaları, aa bak ben bunlarla yapabilirim bu işi demelerini sağlayacak Yani aslında burada yaptığınız şey sadece aman bir bilim kanalı var da biz de onu izliyoruz da işte bilmem ne değil. Hakikaten Türkiye genelinde çok pozitif etkileri olabilecek bir ailenin parçasısınız. Umarım bunu yansıtabiliyoruzdur, anlatabiliyoruzdur. Çok fazla akıyor kusura bakmayın çok aralarda sıçraya sıçraya e, gidebiliyorum ama e, evrim neden hala teori bilmediğim için soruyorum. Bilimde her izah teori veya hipotezden birine girer ama gözlemlerimiz doğa yasalarıdır. Evrim bir doğa yasası canlıların değiştiğini biliyoruz bu tartışması olan bir şey değil. Türleştiklerini biliyoruz yeni türlerin ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Bu olabilir mi dediğimiz bir şey değil ama onun ne şekilde nasıl olduğunu izah eden bilgiler bütününe işte o doğal seçilimle şunlar olur cinsel seçilimle bunlar olur şu şartlar altında şöyle şeyler olmuştur e, bunun 5 milyon yıl önceki şartlarında şu tür canlılar yaşamıştır gibi şeyler bunlar evrim teorisi e, kütle çekimi de bir gerçek ama görelilik teorisi mesela kütle çekimini izah eden şey Newton yasaları falan diyorduk ama o, o zamanlar teori yasa ayrımı olmadığı için diyorduk şu anda Newton'un kütle çekim teorisi ki ne kadar kısıtlı bir teori olduğunu artık biliyoruz Newton'un mesela kütle çekim teorisinin. Yasaları açıklayan şeyler çok fazla deneyden geçmiş, yanlışlanamamış sürekli o hani az önce anlattım ya bayesçi yaklaşımda sürekli güvenimizin arttığı bilgi bütünlerine teori diyoruz. Dolayısıyla evrim var, evrim teorisi var. Bunlarla ilgili sitemizde evrim ağacı akademi altında birçok okuyabileceğiniz kısa kısa soru cevaplarında olduğu ee, şeylerimiz var. Yazılarımız var. Mutlaka onlara bakın derim. Ee, Çağrı Hocam arada sadece soru cevap yayını yapsak sizce de iyi olmaz mı? Hep söylediğimiz bir şey. Hatta şu anda e, ekip arkadaşlarımın da güldüğünü tahmin ediyorum. Ee, bu bu e, soru üzerine. Hep ya yapalım. Canlı yayınlar yapalım. Soru cevap yapalım deyip e, sonra hep başka işlerin girmesinden ötürü bir türlü zamanın olmadığı bir konu ama kesinlikle bunu yapacağız. Evet Ece canımız ciğerimiz 60 evrim ağacı org slash akademi buradan buraya mutlaka girin. Evrim ağacının bir sıkıntısı bu. Parçalarımızı bilmiyor insanlar. Aslında o kadar çok kaynak var ki sitemizde sizin faydalanabileceğiniz. Çünkü YouTube biraz bağımsız olarak büyüdü bizim siteden dolayısıyla birçok insan sistemimizin olduğundan haberdar değiller hala. Halbuki orada bilgi alabileceğiniz bilimin hemen her dalıyla ilgili. Tabii ki evrimsel biyoloji ağırlıklı olmak üzere ama her dalıyla ilgili şey olacak. evrimin tartışılan konularını ele alacak mısınız? Aslında alıyoruz. Mesela bugünkü yaptığımız yayın evrimin tartışılan konularıyla ilgiliydi evrimsel biyolojinin halk arasında bilindiği türden tartışılan bir tarafı yok. Evrim gerçek mi? İnsan evrimleşmiş midir? İnsan diğer hayvanlarla ve diğer canlılarla akraba mıdır? Bunlar tartışması olan şeyler değiller bilimde. Dolayısıyla oturup bunu yaptığımızda sadece hani halkın aklında yanlış olan soruları düzeltme yapmış oluyoruz. Akademisyenlerin orada katabileceği çok az şey var artık. Çünkü eğer onların akademik sağlarını soruyorsak, onlar üzerine gidiyorsak hani şey yok. Kimse oturup da ya evrim gerçek mi acaba? Olan insanlar acaba şempanzelerle mi çok yakın akrabalar yoksa çitalarla mı çok <laughs> Yani böyle, böyle bir şey kalmadı artık. E, 100 yıl önce, 50 yıl önce terk edilmiş e, sorular, açıklaya kavuşmuş sorular. Ama evet mesela bugün canlılığın başlangıcındaki detaylar e, konusunda mesela bilinmeyenler vardı. Bu yayın teknik olarak evrimin tartışmalı tarafları ile ilgili mesela. E, diyelim ve e, noktalayalım belki kitaplarınızı nereden satın alabilirsiniz? Agoraya gidebilirsiniz bazen e, stokta olmadığı falan oluyor. Sitemizde de her bir kitabımız için farklı alım yapabileceğiniz yerler de var oralara bakabilirsiniz. Yani bizim siteye uğrayıp arama kutusunu kullanmanızı tavsiye ederim diyeyim ve e, yayınımızı burada noktalandıralım. Katıldığınız için gerçekten çok teşekkürler. Bizim için çok kıymetli burada olmanız bu saate kadar hala 1700 kişiyle aramızda olmanız gerçekten çok değerli. İyi ki varsınız dostlar. Bir sonraki yayın henüz belli değil. Yayın belli olduğu zaman yine sistemizden sosyal medya araçlarımızdan duyuracağız. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Bir sonraki videomuzda ve canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.